Evet, arkadaşlar hoş geldiniz. Tiebreak'te Selim Çıtak'la birlikteyiz. PM Selim Çıtak, hoş geldin abi. Ah, hoş bulduk. Bugün artık sonunda galibiyet görmek istiyoruz. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Önümüzde şu anda Magnus Carlsen'le Caruana'nın tahtası var ve Magnus beyaz oynayacak. Magnus'un tahtı var aslında bir Evet, nevi. Bakalım. aynen öyle. O tahtı O da savunabilecek mi önemli. acaba? Öyle bir şey de var. Bugün artık Magnus'tan bir savaş bekliyoruz. Daha doğrusu Evet. her iki taraftan da savaş bekliyoruz. Öncelikle ben o beraberliği sorayım. Evet. Oradan da rapide doğru geçelim. Gideriz. Şimdi 12. oyunda takip ediyor herkes zaten. Carlsen çok üstün vaziyette. Berabere Aha. teklif etmişti ve bu Magnus Carlsen'in pratiğinde olan bir şeydi. Yani Magnus Carlsen bırakın üstün vaziyeti. Eşit konumda bile oynaya oynaya o seviyedeki oyuncuları yenmesiyle ün yapmış bir dünya şampiyonu. Yani burada Carlsen bir mesaj yolluyor. Şunu demeye çalışıyor. Ben bu işte Rapid'de galiba 25 artı 10 saniye 25 galiba. artı 10 saniye, Ha, evet. ben bu formatta senden o kadar üstünüm ki ve o kadar tecrübeliyim çünkü Karyakin de böyle yenmişti. Bu konumu dahi hani değerlendirme gereği tenezzül etmiyorum. Yani bu çok ciddi bir mesaj ama öte yandan bazı riskleri de var. Şimdi eğer bugün Carlsen gidip de böyle Caruana'yı ezer veya kazanırsa, hani ezmeyi de Aha. bırakın kazanırsa herkes diyecek ki aa işte çok büyük stratejist, aa ne yaptı? Çünkü Ha. 2 sene önce de beyazlarla hemen Aha. beraber yapmıştı Karyakin. Yani beyazını oynamamış da bu da büyük bir avans. O da beyazını oynamayıp Bu psikoloji şeyleri tabii çok tabii. iyi yapıyor bu Ha arada. şimdi Carlsen bir önceki tiebreak'i 3-1 kazandı da böyle vezir h6 bıraktı fedalar Ha, falan. vezir Ne şaltı, oldu? evet. Kimse gidip de Karyakin'e niye beyazını harcadın, niye beyazınla oynamadın sen ne işte şapşal herifsin demedi. Aha. Dediler ki ya işte Carlsen büyük stratejist çok iyi berabereyi yaptı beyazlarla oynamadı beyazını. Şimdi de aynı durumda yani Carlsen burada Ama o aslında havayı ben pres var konferansta var var. tam göremedim ya. Hani İşte böyle Caruana'ya demişlerdir sen kendini ezdirme. Bu adam böyle konuşursa sen de hani takımı mutlaka ama Caruana'nın şeyi hissettiğini ben farkındayım. Ha, Yani bu şu an işinin daha da zorlaştığının farkında. Yani mesela klasik oyunlarda Carlsen'e karşı psikolojik bir ezikliği yok muhtemelen ama yani psikolojik ezikliği yoktur ama sonuçta objektif olarak rating denilen bir olay var. Galiba Rapid'de 70-80 rating, Blitz'te 200 ratinge 200 yakın bir rating. fark var yani. Zaten yani ben Blitz'e kaldığında Caruana'nın direnme ihtimalini Ben de görmüyorum. görmüyorum Yani yani. zaten aralarında çokça Ha. mesela 1 artı 0 biraz bundan ilgisiz olacak ama 1 artı 0 oynadıklarını da ben internette denk geliyordum. Yani Caruana konum üstünlüğü bile alamıyordu yani Evet. Yok, Carlsen'den. bazı oyuncuları alamazsınız. Yani mesela şimdi örnek verecek olursak mesela Bahadır Özen 1 artı 0'da bir canavar adam. Ya Dünya evet, çapında aynen öyle. ama hani Türkiye sıralamasına baktığınız zaman daha mütevazi bir yeri var. Veya ne bileyim büyük ustaların hiçbirinden daha iyi bir oyuncu değil klasik. Ama tüm hepsiyle şimdi mesela bu formatta göreceğiz sizin Şampiyonlar Ligi'nde. Aha. Büyük ihtimalle o formatta favoridir. 1 numara olabilir. Çünkü internette falan ben de tecrübe ettim. Bu Aha. böyle bir şey yani satrancın formatları var. İşte varyantları var. İşte ne bileyim Crazy House'tu, Baby Chess'ti, N artı 1'di, Yedirmece'ydi. Yani hepsinin hiç böyle adını sanını duymadığınız garip garip adamlar çok iyi oynuyor. Ama işte Carlsen çok büyük bir risk aldı bence. Yani bugün göreceğiz. Bakalım göreceğiz. Aslında şundan endişeliyim yani Carlsen tarafında. Caruana'nın varyantları çok hazırdı. Evet. Şimdi eğer bir konum attığı zaman hani bir böyle varyantı hızlı hızlı oynadığı zaman Carlsen'e de çok fazla dakika kalmayacak. Yani Evet. 25 dakikaya belki 15 dakika Tabii. oynayacaklar. Yani şeye tuzağa düşmemesi, açılış hazırlığını katiyen düşmemesi gerekiyor. Şimdi Carlsen'in şöyle bir avantajı var. Adam 2 sene önce aynı duruma düşmüş. Unvanını Karyakin gibi Caruana'dan çok daha iyi Blitz ve Rapid Bilirsin, oynayan evet. birine karşı savunmayı başarmış ve Karyakin'i parçalamıştı. Ben hatırlıyorum. 3-1 bitti. 3-1. İkinci oyunda kazanç kaçırdı. Aha. Birinci oyunda da Gül'ü oynaya beraber yaptı. Hatırlıyorum Doğru. ben. Şöyle bir fark koymuş. Gazetecinin adı Olimpia. Ha Olimpia evet o satranç tarihçisi çok Satrançlar. Çok güzel paylaşımlar yapıyor. Gitmiş eski şeyi almış. Eski basın toplantısını. evet. Magnus Carlsen ile Karekin beraber yapıyorlar. Evet. Tiebreak'e kaldılar işte. Konuşuyorlar falan. Magnus orada çok gülüyor. Yani Aha. hani mutlu şey. Ama bu şeyde ben onu göremedim pres konferansta. Şimdi şöyle söyleyeyim ben 6. oyundan beri hani bu güya hani 35 hamlede mat kaçırdı ya fil at bir taş geri Evet, iter. evet, evet. O oyundan beri Carlsen'in hiçbir şey istediği gibi gitmedi. O oyundan beri adam dayak yiyor. Evet. Beyazlarıyla hiçbir şey elde edemedi. Siyahlarıyla da bir son oyun hariç tabii. Siyahlarıyla da
iki tane zor konumu savundu 8. ve 10. oyunlarda. Son oyunda iyi vaziyete geçti. Artık nasıl bir haleti ruhiyedeyse adam bilemiyoruz. Aha. Onda da iyi vaziyette beraber teklif etti. Şimdi bu yani dün mesela Anişgir'i ben Chess24'ten takip ediyordum. Dedi ki Aha. baskı altında Magnus değil dedi. Doğru, Biz evet. yani Magnus'u böyle tanımadık dedi. Bu adam hepimizi alaşağı eden, Aha. sürekli oynayan, berabere teklif ettiğini duymamışlar Magnus'un. Hatta hani acaba nasıl söyledi, hangi şiveyle söyledi? Hani biraz böyle hafif Ha, Norveç şivesi. Adamın ağzından beraberlik şeyi çıktı. Nasıl dedi acaba diye düşündüler. Yani böyle bir espri konusu oldu. Magnus Carlsen berabere teklif etmez arkadaşlar. Şaşak kalana kadar oynar. Onun şeyi budur. Yani aynen bu öyle. çok Doğru. çok ilginç bir durumdayız. Yani Magnus mesela bu tiebreak'i bir şekilde kaybederse Aha. yani hayatının sonuna kadar gece rüyalarına girer bu beraberlik teklifi. Ama işte büyük şampiyonlar da bu yüzden şampiyon. Adam o cesaret, o da bir cesaret. Şey biliyorsun, Judith Polgar'la Anna Rudolph da aynı Hı-hı. zamanda yayında, o yayının da bir kesiti vardı. Orada şey diyorlar. Anna Rudolph diyor ki, karavana terk mi etti? Evet. Yani yok o kadar da değil Hani de. şey, Judith de öyle dedi. Yani bu konumdan terk edilmez de dedi. Hani hele oynarsın hani 40. hamleye kadar en azından falan. Ama dedi yani beraberlik de desen şimdi berabereye de inanamıyorum falan diyor. O tarz bir konum Bu oldu. arada ya şunu açıklayalım izleyicilerimize. Konum Carlsen'e kazanç değil. Ama gerçekten çok tek taraflı bir oyundu. Yani beyazın hiçbir şekilde yani Karahan'ın hiçbir şekilde kazanma şansı yoktu. Aha. Carlsen de bastıracak fikirler. Oradan mı saldırayım, buradan mı saldırayım, oradan mı basayım, bu finale mi gireyim, o finale mi gireyim. Yani böyle çok tek taraflı böyle tek kale bir maç havasındaydı. Ve Carlsen'in de uzman olduğu bir şey. Bir de daha da kötüsü 8 dakikaya 38 dakikaydı. Yani ben hala Evet, bu evet, kendim evet. söyleyince kendim inanamıyorum anlattıklarıma. Sekizden. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Yani ben yani hakikaten çok anormal bir durum. Ve Yani yani bu ters konumda olsa Caruana onu sabaha kadar oynar o yani. Karana zaten 8. hamle de beraber yapmadı. Karana öyle bir şey Aynen. elde etse 5 takla 3 tane salto atar böyle şey hayalinde Carlsen oradan yani kan kustururdu ama işte ya şimdi arkadaşlar bugün göreceğiz. Yani Carlsen o konumun iyi olduğunu anlayamayacak kalitede mi? Tabii ki değil yani. Dünya şampiyonu adam. Tabii ki anlayacak kalitede yani. Demek ki adamın ya yani bugün bize gösterecek bir şey var. Yani bugün kendi savını ispatlamakla yükümlü Carlsen. Ama her zaman onu bekledik. Yani 12 oyunun her birinde bunu bekledik ve olmadı. Yani hep dedik ki ya Carlsen'in bir şeyi var. Buradan olacak hani bir şeyi zorlayacak dedik. Gerçi Yok hiç. zorladı, zorladı diyebiliriz abi bence. Bir ilk oyun bir de o kadar. Carlsen hangi oyunda iyi vaziyete geçti? İlk oyunu hariç. Ya mesela Sonra bu ilk ve son hariç. vezir G5'li bir varyant vardı. Hani bilgisayarın Ha savunduğu. ama o karışık o belirsiz ne olduğu belirsiz. Beyazı fil ve 5 alsa belki beyazı yani o çok Ha şey. evet, Çok fil muallak beşli. o ortadaydı. Hı. Carlsen ilk oyun kazanç kaçırdı. Son oyun iyi vaziyeti oynamadı. Onun dışında bence kabus gibi geçti Carlsen için. Yani Carlsen bu maçı 6-6 benimdir mantığıyla oynadı belli bir yerden sonra Bu ve arada maç başladı. başladı mı? Hadi bakalım Evet. arkadaşlar bu yani senenin satranç açısından en keyifli günü tahmin alalım. D4 maç. D4 atacak herhalde. Yani ben D4 de açar. D4'te. D4 Evet, açar D4'te herhalde çünkü ya. güzel sonuçlar aldı aslında Petrof'a hani. girmez artık yeter ya. Ne oldu? İngiliz. Aa, İngiliz. 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 C4 Evet. E5 at C3 at F6. Bir daha bakalım. E5 at C3 at F6 G3 fil B4 E4 ve rokun ardından at G2. Tamam. Hadi bakalım. En azından yeni bir şeyler izliyoruz. Bu önümde de aynı zamanda. Şu anda ikinci bilgisayarımız olmadığı için Emre geldikten sonra ancak yorumlara bakabileceğiz. Hem maça odaklanmak istiyoruz hem de burada tek bilgisayarımız olduğu için kusura bakmayın. Aynı zamanda bugün bakalım 45 bin abone olabilecek miyiz? Sizlerin de desteklerini bekliyoruz. Heyecanlı bir karşılaşma. Şu anda Caruana düşünüyor. 25 dakika nanın altına indi ama Evet herhalde daha çok erken bir daha çok bakacak. erken. Bak bu arada terminolojiyi ilk defa farkında olmadan doğru kullanıyoruz. Bu hakikaten bir maç. Çünkü bugün Evet. 4 oyun oynanacak. Yani bugünkü olay bir maç. Hani ondan öncekiler oyundu maçın parçasıydı ama bugün hakikaten Aynen öyle. maç. Hani bu maç berabere biterse 2-2 biterse sonra bir daha maç var. İkili Evet. Evet. İkili setlerden setlerden 5 beş tane. tane. Uf o da felaket bir şey. Ya. Ben oraya yani ben öyle bir... Bak benim arkadaşım Mert Erdoğdu Aha. Türkiye Şampiyonası için Armageddon oynadı. Ve Aa ben evet. İzmir'de ve Mert Yılmaz yerliyle oynadı. İzmir'de bir lokalde Mert'i izleyen İzmirli taraftarlar. İstanbul'da Mert'i desek arkadaşlar. Ben yani arabada telefondaydım. Telefonun başında küfür falan ediyordum Mert kötü hamle yaptıkça. Ya yani öyle bir heyecan Öyle bir yaşamıştım. O, heyecan ha. ya ve Türkiye şampiyonluğu ve adam büyük usta. Tabii o zaman büyük usta sonra oldu galiba. Yani
Onun için o kadar, ikisi için de o kadar önemliydi ki, biri hayatını satranca vermiş, öğretmenlik yapmış, milli takım, öbürü genç yetenek çıkmış falan. Yani bir Armageddon oyunu. Yani Ya o bir ar kadar ama bayrak Armageddon. düştü en son zaten. Yani bayrak düşmesiyle bitti. Mert Yılmaz, Mert iyi vaziyetteydi gerçi ama vakti bitti Mert Yılmaz. Yani bayrağı düştü. Yani ya burada öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bence Rapid'de Oraya kalmaz da şöyle, yani ben Blitz'in bence yanlış oynandığını düşünüyorum şu an. Yani yanlış bir sistemde olduğunu düşünüyorum. Çünkü birbiriyle hani şey yani Evet, o da çok şey değil mi? Evet, bir yani altılı çok falan riskli. oynasalar çok riskli. Evet. Yani niye hani O madem şeyse galiba 10 oyunu şeyden dolayı, olsun. akşam gece bitsin artık. Çünkü şimdi bu İngiltere saati, İngiltere aramızda 3 saat mi fark var? 3 Artı 3 saat oldu. fark var. O Evet. zaman 3'te başladı. Şimdi bunun 5 saat sürdüğünü düşün, aralıklarla. Ama Mümkün. yarına kalsın 8. gerekirse ya da ondan sonraki güne. Yani şimdi Evet. hani Olabilir. Bugün oynanıyor değil mi hepsi? bugün oynanacak hepsi ve yani sıkıntılar doğuyor bu Belki bir sefer. öğle yemek arası verecekler falan. Evet, yani bir gün daha atılabilir. Doğru söylüyorsun. Bence şu güzel. Bak, bu galiba Kramnik'in önerisiydi. Diyor ki Kramnik, müthiş bir öneri. Tiebreak'i maçın, yani klasiğin başında oynasınlar. Oynasınlar, bilsinler. Yani 6-6'nın kime yaradığını bilsinler. O mantıkla klasiğe geçsinler. Bak, bu çok güzel bir şey. Güzel, evet. Çünkü mesela 5.5-5.5 gelindiği zaman, diyelim ki tiebreak'i Caruana kazandı. Tiebreak ilk 0. gün oynanacak bak. Yani ilk Çok gün de değil. mantıklı O bu arada. zaman orada beraber yapamayacaklar. Çünkü oyuncularda hep şey mantığı var. Yani Bir bitsin de hani bakalım modu. evet, yani avantajlı avantajsız şeyi de yok. Yani uzatıp şansları, bu insan psikolojisi yani. Emin olamadıkları zaman uzatıp şey yapmak eğiliminde oluyorlar. Hani farklı bir formata geçelim, uzadıkça uzasın, belki orada bir şey olur. Hep bir ümit. O zaman işte karşısına çok yarayan bir format olur ama doğrusu da bu Evet. olur diye Bence düşünüyorum. önce Blitz'i oynasınlar veya Rapid'i, her neyse, tiebreak. Çünkü eskiden dünya şampiyonu 6-6'da, daha sonra 12-12 oluyordu arkadaşlar, 24'lüydü oyunda. Botvinnik zamanında unvanını tutuyordu ve bu tarihte 3 kere geldi. Botvinnik, Bronstein'e karşı, sonra Smyslov'a, sonra da Kasparov Karpovlar'dan birinde de oldu. Yani bu oldu. Evet, Tabii Kasparov. Kasparov tuttu. Hem de kazanç vaziyette beraber teklif etti Kasparov. 12-12 yaptı Karpov'a. Yani bu Ki oldu. ondan önce de Karpov'un bir teklifi vardı. Hani bunu değiştirelim. Evet. Yani bu şu an günümüzde tabii kabul gören bir format değil. Mutlaka tiebreak oynatılıyor. Ben tiebreak'e karşı değilim ama Kramnik'in önerisi muhteşem. Bence Çünkü de güzel. klasik oyunların önde olması ve tiebreak'in sonda olması şöyle bir algı yaratıyor. Ya biz klasik dünya şampiyonu seçiyoruz, finalinde Blitz Armageddon oynama ihtimalimiz var. Yani çok absürt. Evet, çok. Oysa önce şu şeyi bir hani belirlesek, avaraj kimin? Sonra klasiği oynasak, klasik maçın 12. oyununda Bitse görsek, bitse gitseydi. yani 6-6 ise de tiebreak'e başta kim kazandıysa Aynen kardeşim, öyle. o Yani alsın o gitsin. güzel bir öneri. Bu arada bak, eğer doğru biliyorsak ve vakitler doğruysa, işte bak Vakitler doğru. bu, yani işte ya yok Bitti. yok, o kadar değil, o kadar diyemeyiz Evet, ama dünya bilmiyorum, şampiyonu. kalsa hayırlı olsun. Yok, hayır, öyle bir şey de bak, şimdi bu anormal bir şey. Adamın biri 25 artı 50, 50 saniye arttırmış. Öbürü 5. hamlede 5 dakika düşünüyor. Zaten 25 dakikam var. Şimdi bu çok Şimdi tehlikeli. A6 geldi. Çok tehlikeli bir şey vakitler doğruysa. Nasıl teyit edebiliriz vakitlerin doğru olup olmadığını? Vakitler şurada da şey yapıyor. Bu da resmi site. Ha, doğruya yakın. 21'miş. Şimdi konuma gelecek olursak, İngiliz açılışının çok az bilinen bir varyantı. Burada beyaz genelde işte D3 kısa rok, daha sonra dilerse F4'lü ya da vezir kanadından oynayabilir. Analiz yapabiliyor muyduk? Evet Taşı evet biraz. örtebiliyor muyuz? Nasıl? Ha, sonra buradan tekrar tiebreak'e basıyorum değil mi? Gerçi bu A6 çok ilginç bir hamle. Şimdi bu A6'yı anlamaya çalışalım. Mesela en doğal hamleyi yapalım. Rok atalım. Evet. B5 mi istiyor? B5'ten bu C yerine mi saldıracak? Peki Çözün ya. C6'dan yani C6'nın amacı Deve neydi? sürmekti. Ben bu A6'yı hiç anlamadım. Bu çok anormal bir hamle ya. Şimdi mi D5 istiyor acaba? D3 sürsek alıp şimdi mi deve sürecek? Al, ha, böyle baskı mı kuracak? Olabilir vallahi. Bu mantıklı abi. Peki Yok. B5 sürmeden Bir dakika, D5 dakika. alsa? Burası boşta değil mi şu an? Bu saçma. Bu olmuyor. Ne yapacak bu adam? Ne istiyor ya? Bu A6'yı ben hiç beğenmedim ya. Şurada Allah mesela Allah. roktan sonra direkt D5 gelemez mi? Gene alamıyor muyuz? Yok, Yine alamıyor. Ya yani şey. süremiyorsun değil mi? Alıyorum, Aynen. boşta ya. Boşta. Bu A6 nedir Allah aşkına? B5 tek fikir B5. Başka fikir yok. Daha önce oynanmış bir oyun var mı Bakalım burada? lütfen, evet. Burada genelde hep D6 oynamış. A6 oynanmış oyun var. Oynanmış, tamam, oynat bir tane. Bakalım meşhur oyuncular var mı A6? A6. Ne bilgisayar mı bunlar? Ne bunlar? En yüksek puanlı Şu ana oyuncular. kadar Bu ne lan? Blitz oyunları çıktı. bu Lichess'tekiler çıktı da Master'ların oyunu bakalım. Master'lara bak. Bir tane oyun var. Yok, bunlar benim reytingimde adamlar. Bunlar ciddiye alınmaz yani. Geç bunlar. Çok anormal bir şey oluyor ya. Bu açılış hazırlığı o zaman. Bu arada oynandı. Ha, B5 oynandı değil mi? B5 oynandı, evet. Tamam. Bunu da anladım.
Ama ben şunu anlamadım. Şimdi hemen Carson hızlı oynayacaktır diye düşünüyorum da. Burada mesela atıyorum D3 hamlesine karşı en doğal hamle. Siyah nasıl D5 D5'te sürecek? süremiyor. Ha Aynen. sürmeyecek. D6 oynayacak. D6 mesela atıyorum göstermek için biz de H3 file 3 yapalım. Böyle file 6 ile buraya baskı yapacak. Ha, şimdi anlaşıldı. Tamam. Ona karşılık B3 fil B2 mi devam edecek? Mesela biraz daha bakalım. Mesela B3 sürülecek. Şimdi siyah dilerse zaten herhalde at D'ydi. Siyah normal bir gelişim var. Bu tamam anlaşıldı. Bu karoana bu A6'yı çalışmış. Başka ihtimal yok arkadaşlar yani böyle masa başında böyle konumda en bilinmedik hamleyi Ama çok oynayamazsın. da düşünüp yaptı. Yani Hatırlamaya çalıştı. hatırlamaya Evet, çalıştı. hatırlamaya Rok. çalıştı. Evet. Şimdi Rok B5 D3 geldi mi? Yok D4 sürdü direkt Carson. Vay 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 Bu da vay. yenilik. Dur dur dur. Bu of of mu? Yenilik mi? Yani artık bu Şu evet ana kadar böyle yok. bir konum hiç Of oluşmamış. of 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 of. Ve hemen oynadı. Ve C4'ü bıraktı şu an. C4 ama da E5'i E5'i alacak. alıyor ama Şimdi bir dakika burada çok ilginç bir şey var. şimdi D6 tarzı bir Ama şey D4 mi? sürmeyi başarmış oldum. Şimdi şöyle bir durum var. Carlsen ya bunu çalıştı biliyor ya da artık o hani her zaman ona sadık olan içgüdüleriyle konumu çok böyle agresif ve doğru oynuyor. D6 geldi Vay. bu arada. Ama yeni konum diyorsun ha hiç yok. Hiç yok. Yani hatta şimdi başka bir şeye Ha bir oyuna çevrildi. gel Evet. çevrildi. 2001 yılında iki tane Bu muhtemelen Grandmaster'ını oyunu oynadı. evet fena değil reytingler. 2470'e 2542. Ama beyazı tabi mesela siyahın kazandığı bir oyunmuş ama bilemeyiz siyah şimdi nerede hata Tabii bir yaptı. Belki de oyun sonunda beyaz kaybetmiş hata olabilir. yaptı. Siyah bir de daha kuvvetli Beyaz oyuncu. pardon. Evet Evet. evet daha bunu bilemeyiz. Evet bakalım. Güzel güzel iyi başladı. Tiebreak iyi başladı. Şimdi her ikisinin de süreleri yani eşite yakın. Caruana'nın 21 dakikası gözüküyor. Buradakine pek aldanmayalım. Carlsen'in hala 25 küsür mü? Carlsen'in 23 dakikası var. Tamam okey. Bu konum artık yeni bir konum her ikisi için de. Şimdi artık ne kadar ne kadar zor bir şeydir şurada konsantre olup oynamak yani. Ama çok agresif bir açılış geldi. Bir de Carlsen keşke bunu acaba normal şeyde de mi Denk oynasaydı yani. gelmemiştir bilmiyorum. Şimdi o zaman siyahların bir BC4 hamlesi var burada. Tabii şimdi beyazın C4 eriyle ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Yani onu CB5 mi alacak, işte vezir B3 muadili bir hamleyle tutacak mı, vezir D3 muadili bir ama onlar iyi olduğunu zannetmiyorum. Şu sebepten mesela vezir D3 gözüme hiç hoş gelmiyor. Ve mesela şu sebepten hoş, gözüm hoş gelmiyor. Mesela A5 ver file 6'yı. Devam eden. Bu Evet, vezir evet. çok tempoya maruz kalıyor gibime geldi. Bilmiyorum çok gözüm. Sanki burada CB5 beyazın mesela şöyle bir şey mi yapması lazım? CB5, AB5. Şimdi tabii şu filimizi E3'e çıkmak isteriz ama şu an at G4 var. Bu mümkün değil gibi duruyor. Belki bir tane H3 gibi Fili G5'e gelsek nasıl? olur ama taciz edilince ne yapacağız böyle? Hmm. Bunu kırmak istemiyoruz. Yani bu konumlarda klasiktir. Genelde bir H3 oynanır. Ya şöyle bir şey düşündüm ama Sonra fil G5 evet oynarsan H6 oynayalım. fil G5 H6 Bir dakika burayı hesaplamamız D çarpı lazım. B5 gibi bir şey. Güzel olabilir. Şimdi HG5'i hesaplamamız lazım. İyi öncelikle. Evet HG5'i bir oynayalım bakalım. H5 Vezirle aldım. Şimdi fil çiftine sahip oldum. Piyonlar eşit değil mi? Evet. Piyonlar eşit ama Ama D geri kaldı. geri kaldı ama basabilecek misin acaba? Nasıl basacaksın? Henüz Ha bir basamıyorsun. de D5 gelemeyecek şu anda. Bu çaprazda fil Evet. fena Yok durmuyor evet bu gibisinden. zor bir konum. Yani Değerlendirmesi zor bir çünkü konum. Bu burada olabilir. şimdi alıştan sonra belki burada Ama bir dakika GF6 bu da senin için zor mu? İki fil var gene. Belki de haklısın. Evet. yani bilmiyorum. Evet. Tercih ne Siyahın olacak? taşları çok geride. Olabilir. Böyle oynanabilir. Carlsen bunları anlamaya çalışıyor. Şu an hala oynamadı derken yok. Aa bir dakika. Yap bakalım bir güncelleme. Ne oynadığını Oha piyon feda etti. Of 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 of. Bu C4'ü bıraktı ama tamam gel bak type şey yapsın. A3 sürmüş A3. Vay evet vay vay A3 Carlsen D4 geri D6 A3 A3 ve piyon feda etti. piyon Geri evet. alacak herhalde. Ama zaten E5'ten alabiliyor direkt. Yani burayı duble bırakıyor. Evet. Daha oynanabilir bir Bir konum analiz kaldı. edelim al bakalım herhalde öyle oynayacak. Şimdi mesela nasıl bir şey Vezir yapacak? A4 gitmek mi acaba? Vezir A4 güzel hamle olabilir. Fil E3 güzel hamle olabilir. Fil Direkt G5 gene aynı fil mantıkla G5. Aynı mantıkla olabilir. evet.
Aynı mantıkla. Filge 5 H6 aldı bu arada. aldı, tamam, bu mantıklı. Şimdi burada Karsen tabii en sert hamleyi yapacak. File 3 çok doğal Bence beyaz duruyor. iyi kaldı. Beyaz iyi kaldı bana Yani öyle geliyor. istediği konumu elde Evet. etti bana Evet, bundan kalırsa. sonra bastıracak. Bakalım ne kadar bastırabilecek. File 3 çok doğal duruyor. Vezir A4 de iyi bir hamle. Ama Vezir A4 file 6'yı hesaplamak gerekiyor. Bakalım vezir A4, File 6. file A6, kale Kale D1. D1, Evet, veziri vezir C7 belki. mesela, tamam. B6 da olabilir bu Yok, arada. yok be, kaşınmayalım. Git C7'ye. Çünkü file 3 tempo Şimdi emecek. file A3 gelebilir. Tamam, at BD7. At Hala BD7. elini alamadın geri bak. Orada bir sıkıntı yani. O eli geri alamamak uzun vadede bir sıkıntı hep. Bunu pek ben beğenmedim. Başka ne yapabilir acaba? D5, D5. O at A4 geldi. Tamam, okey. Daha yani farklı bir şey yapması gerektiğini zaten belirtmiştik. Şimdi ne yapmak istiyor? Ha, D8'i vurup at B6 gelip ya C4'ü alacak ya fil çift. Güzel. Evet, güzel. Güzel. Peki neden önce alıp Hattı bırakmak sonra at istemiyor. A4 diye? Yok, Ha, hattı evet, bırakmak hattı istemiyor. bırakmak Hırslı istiyor. oynar. Bunlar çok büyük oyuncular. Yani hat asla öyle şey yapmıyor. Hattı bırakmak istemiyor. Sen al diyor. Benim kalem daha iyi yere gelsin. Evet, bu hoş gözüküyor. At BD7 oynarsa, Karsen sert oynamaya başladı evet, çok ama sert oynamaya başladı. süreler eşit. Şu anda sürelerde bir O daha sıkıntı sonra yok. açıldı. Şimdi at BD7 hem doğal hamleye bakalım. At BD7'ye nasıl devam etmemiz? Aa, şimdi file 6 olana ortadan kalktı. Şimdi mesela vezir C2 ile, Fil kötü mü kaldı yani orada? tabii şimdi fil kötü kaldı. Mesela istersek vezir C2 ile, değil mi? Bu eri geri alabiliyoruz temiz bir şekilde. Evet, çok temiz. Güzel güzel, beğendim. Evet, burada siyahın çözmesi gereken problemler var. O yüzden burada vezir kırışına mı zorluyor aslında bir bakıma? Yok, vezir kırarsak bence çok zor duruma düşeriz. File 6 çıksak, doğal hamle yapsak ne oluyor? File 6. Evet. Konumu anlamamız lazım. Ne yapacak hocam? Ha, oynat bakayım. Bir şimdi vur mesela vezir D8. B6 karesini kullanmak için. Kale D8. At B6. Ver kaleyi. Kale haydi. Tek file 3 tempoyla. Onu da çık. Tempoyla file 3. Ne oluyor? Kale B7 mi oynayacaksın? Kale B7, bir de bu piyonu savunmakta şimdi Bir de kişi. kale D1 gel falan böyle. Ulan ne oluyor? Öbürünü tabii. Fey. Çok zor ya. Yani çok baskı var. Gibi geldi bana uzaktan. Ya bu konu fena değil aslında ya. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Selam Emre. Siz de hoş Bilmiyorum, bu geldiniz. tabii çok üstün körü yapılmış, bir de hani bizim tuzumuz kuru. Rahat rahat analiz ediyoruz. File 6. Tamam, okey, doğal hamle geldi. Şimdi Karsen acaba ne oynayacak? Şöyle yapayım bir daha. Evet. Vezir D8 kırmaz herhalde. Vezir D8 benim önerdiğim hamle o kadar iyi olmayabilir. File E3 mü çıkacak? Yani gelişime devam etse file 3'te neden? Herhalde öyle yapacak. Evet, file 3 ya. Gelişim hamlesi yapacak. File 3. File 3 iyi hamle bence. At BD7'ye ne oluyor? Gene doğal hamleyi oynarsak. At, file 3 Tamam, oynayalım. file 3, At at BD. BD7. Şimdi mesela vezir D6 girsek ne İşte vezir oluyor? D6 çok göze hoş Oo, göze geliyor. hoş geliyor. Evet, ver C6'yı. Ver C6'ya, E5'i de bir bakıma ver, Oo, at bu bir hoş yere. değil. Kale D1, kale C1. Piyon bir tek er alttayız. Onun dışında her şey harikulade Yani o yani. erlerde aslında şey değil yani. Hani erlerden bir tanesi bu. Tabii, ama alması lazım bir yerde beyazını. Alamazsa hep Alır ya, en kötü sıkıntı. ileride kale C1 ile bir şekilde alamaz mı? Kale C1, kale D1, file F1. Tabii uzun vadede hoş gözüküyor. Bakalım. Peki şöyle değişip Bu çok tehlikeli artık ya. Bir böyle dakika. gelsek. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi gene kale D6 ilk göze hoş gelen hamle var. Evet, Kale kale D6. D6. Seni kale C8'e zorluyorum. Hangisiyle geleceğim? Mesela onunla geldim. Bir tanesiyle geldim. Evet, bunu gelmek Tamam, zorundayız. kale A1 de oynayalım. Otomatik hamleyi de yapalım. Şimdi taşlarını bağladım iyice. Çok sıkıntıya girecek burada. Hiç hoşuma gitmedi ya bu. At G4'lerden korkacak. At G4 oynayamıyorsun. D7 boşta. D7 boşluk. Aynen, D7 boşluk. aynen. Bu hiç hoşuma gitmedi. Mesela kale D8'e tutarsan at B6 yiyebilirsin. Alamıyorsun. Alamıyorsun bu boşta. Arkası boşta. Ya bu hiç hoş değil. Burada Al, siyahın siyahlı vezir değişti Karsen. değişti. En iyisini o bilir tabii de. Ben bilmem, Karsen Vezir bilir D8, diyeceğiz. kale D8. Şimdi Atı B6'ya koyacak o zaman. aslında hemen oynamasını beklerdim ben. Hani vezir değiştikten sonra bir planı olup direkt, mesela file 3 ise file 3, filge 5 ise filge 5. Oynar birazdan. Son kontrolleri yapıyordu. At B6 girmenin bir esprisi var mı yok mu onu herhalde anlamaya çalışıyor.
Ama o dediğimiz varyanta da geliyor. At B6'dan sonra File E3. file E3. Tamam, kale B7. Biz bunu analiz ettik. Kale B7 dedik. Evet, kale Ben B7. kale D1 önerdim Kale burada D1. mesela. Ama at BD7 diye bir hamle var mı? Gerçi ne, hiçbir şey istemiyorsun. Arkada açmazdasın. Kale AC1 oynayabilir. Ha, evet bak, bu da sakat. Kale AC1. Hala düşünüyorum. Bu konum aslında. Oyna bir kale AC1 mesela. At G4'ler gene korkutucu değil, değil mi? En kötü fil C5 giderim. Fil C5 de bu En kötü sefer giderim. birçok Her şeyi boşa koyarım ama her şey açmazdasın. evet. Hayır, at G4'de fil C5 oynayabilirim ya. Boşlandım. At G4, fil C5. Belki ileride F3, fil F2 Tabi 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 saklayabilirim. onlar. Ama Tabi gerçi tabi. bu bilmiyorum. Yok, F3 kötü hamle değil. F3 kötü hamle değil. Fikren. Bilmiyorum, bu piyon var ama siyahın piyon hariç fazla da bir şey yok gibi duruyor. Kersen hala düşünüyor. Bakalım. Zamanlar. Zamanlar şu an eşit. Karan öne ya. 18-18 olması lazım. Bunlar çok tabi üstün körü analizler. Yani ben bu konumu Şu an bizi de yaklaşık 3200 kişi takip ediyor. şunu analiz Çok teşekkür etmemiz lazım. ediyoruz. Kale D3'e ne oluyor? Gerçi bu saçma bir hamle değil mi? File F1 mi var? At E4. Aa tabi tabi bak. Saçma hamle, çünkü bak file F1 var. Almaya vaktin yok. Arkadan koridor matı alıyorsun. Bunu almaya... Güzelmiş o. Yok, bu çok tehlikeli. Çok tehlikeli. File Kara 3 geldi. file 3. At B6 girmedi değil mi? File 3 At geldi. B6 girmedi. File File 3 F geldi. geldi. Peki niye girmedi? Onu anlamaya çalışıyorum. At BD'ye diye niye girmedi ya? Yani Karsen, şu adama soru soramıyor olmak çok kötü ya. At B'de Şimdi oynayacak. file 3 at B. Ha. Evet, at B'de oynayacak. Niye girmedi Ama buraya? at B7 diye yine kale Ama D1'i açmaz da değil şimdi en azından. şimdi bakalım. Ha, oynayacak yerin yok. Oynayacak yerin yok diyor. Yani bu attan gidecek, yapacak hiçbir şeyin yok diyor. Bir de ben şeyi anlayamadım burada fazla. Acaba ileride fil F1 ile C4'ü Kesin kesin kesin. Beyazın, yani şöyle dizelim izleyicilere anlatmak için. Beyazın ideal şeyi, tamamen boş hamle yapıyorum. Beyazın ideal, böyle saçmalıyorum kusura bakmayın. Beyazın ideal şeyi, duruşu bu. Bunu aynen. yaparsa güle oynaya bunu Ya bir de geri al. Bas C6'ya Allah basacak bas, aynen. bas Allah bas. Aynen. Bu tek At kale. BD7 geldi zaten. Tamam, bu doğal hamle. O, pardon, özür dilerim. File 3, at File BD7 BD7. ve Şimdi bakalım. ben kale D1 önerdim. H3 de bir öncelikli hamle olabilir. F3 geldi. F3, bak senin hamle. Evet, H3 ya da F3 demiştim. F3 Evet. kale B8. Evet, Karsen çok pozisyonel oynuyor. En sevdiği stil. Şimdi beyazın ideal dizişini demiştik. Kale D1, kale C1, file F1. Kalede bir. Bakalım yapmaya vaktim var mı? Tabii siyahın da eli armut toplamıyor. O da herhalde gidip oyunu Ama işte şu işin kötü tarafı siyah için konuşursak. B3'e inecek. B3'e girecek kaleyi. Ama ne oluyor? Bir Hadi git. oynasana. Kale D1 oyna. Biraz bakalım. Kale B3 gir. Şah F2. Yo yo, şahla gel. F2 mi? Mesela tabii tabii şahı da gel. Tamam. Tam Karsen style. İyice her şeyi böyle ileri giderek. Şimdi beyaz kale C1 file F1. Bu çok tehlikeli ya şey için. Şimdi açmazda kaldı bir de. At Yok, bu C5'ler çok var. çok tehlikeli. Ben siyahın durumunu hiç iç açıcı bulmuyorum. Yani Karsen'e karşı, ve hani bilenmiş bir Karsen. Karsen artık hani gitti, beraber teklif edecek hali de yok. Bu çok zor bir final. Çok acı çekecek Karan. Bak, kayıp diyemem, kazanç diyemem ama çok acı çekecek. Çünkü siyah için Bu aktif bir şey bulamıyor. aktif bir şey kalmadı. A dediğimiz oynandı bu arada. Kale C1 oynandı. Kale C1'e hemen böyle Kara indi. B3. Şahla mı Şah tutacağım? F2 mi acaba? File F2 Ama mi? işte Şah F2, kale D1, at C5 fikirleri çok güzel geliyor diyorsun. Allah Allah, Karan'a ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey anlayamadık. Bu oyun değil Evet mi? evet oyun. Kale B3 oyun şu an. Karana ne yapıyor? Ben şey anlamadım. Bu ne cesaret? Yani ne, kaleyi D3'e koyacak galiba. Sonra? Ha, bir dakika, bir dakika. Ya kale D3'e koysa bir şey anlam Kaleyi ifade D3'e etmez. koyacak. Böyle oynayacak. Tamam kale D1. Şimdi Ha kale atı D1'e atacak, atı at atacak. açacak evet. Ama nereye? F8'e. Yo. Oraya boşta, boşta, Boşta ama. boşta. Ben önce alır Ha sonra doğru alırım. ben alıyorum evet doğru. Atı F8'e atacaksın. F8'e pasif yere atacaksın. F8'i açtım. Ha, Karana'nın fikri bu. Güzel. Ama ben hala ikna olmadım. Hala ikna olmadım. Oyu bir kale D3 al. Yok yok, bu kötü, hala kötü. Şimdi kaleyle alırsan file F1 var, tam geberiyorsun. Onu bir Aynen. gösterelim istersen. Tamam. Bu Fil tam F1. Şimdi bu burayı ta, geç. Bunu savunamıyorsunuz. geç. Bu korkunç. Piyonunu alacaksın. Şimdi C6'yı alsam, ama filde 7 mi var? O çok karışıkmış ya. Ha C6'yı alsak bu yok mu direkt? Ha, bir de o mu var? Tutamıyoruz. Tutamıyoruz. Tam rezil olduk. Tamam, peki yapamıyoruz. Güzel. Ha, böyle bir şey düşünüyor Karahan'a. Ona da fil D2. Bu sefer C6 istiyorum. Mesela, ya da at Ama C5 bu da önce. zayıf kaldı bu sefer. Fil F1'e hemen basacağım. Evet, Tutamıyorsun. ilginç ilginç. Ya da at C5 burada mesela. Pardon, CD3 al. At C5 oluyor mu?
Sürersen kalede 1 var nasıl? Aynen sürersen zaten piyon düşüyor. Düşüyor cepte zaten. Bu da yok. Yok tutuyorum onu. Ya zaten her türlü değil. Bu çok üstünde yazar bu final. Yok Karahan'ın ne yaptığını anlamamız lazım. Bu yani eğer Karahan'ı bu şekilde hani şimdi beyaz çok ne yaptığını bilerek oynuyor. Aha. Siyahın da ne yaptığını bilerek oynadığını hani ama hemen geldi. Düşe yapmak durumundayız yani. Kalebe işi hemen geldi. Kalebe 8, kalebe 3 fikrine hemen evet, geldi. Evet Karahan'a bir şeyler düşündü kesinlikle. Ya kalite feda edecek ya bir savunma mekanizması gördü. Biz göremedik. Şimdi bekleyip öğreneceğiz. Yani... Ya da bak şunu söyleyeyim. Felaket tempo. Tellallığı biliyorsun severim. Aha. Eğer Karahan'a hiçbir şekilde kontur şans bulamadan hı-hı. bu oyunda böyle giderse bu çok büyük bir darbe olur. Yani ilk çünkü beyaz gerçekten şu an çok yani eliyle Karpov gibi diziyor taşları. Yani planını uyguluyor. İdeal karelere er feda etti. Siyahın mutlaka bir şey olması lazım. Defansif bir duruş düzeni olması lazım buna karşı. Oo, ilginç bir tercih geldi. Kaleye 1 geldi. Kaleye 1 geldi. Karsen bizi şaşırtmayı da. Ha, fili hemen F1'e koymak hemen istiyor. F1'e hemen F1'e koyacağım. Ben de hep şeyi düşünüyordum. Şimdi kale D3 gelmeden önce ya ben şah F2. Ben çok idealist oynadım. Tabii onlara herhalde vakit yoktu. Şimdi o kaleye 1 şimdi. Fili F1 gelecek. Alacak. Ya şunu söyleyeyim. Beyaz eğer C4'ü alırsa, C4'ü rahat bir şekilde güle oynaya alırsa siyah çok zor bir savunma bekliyor. A6 zayıf, C6 zayıf. Beyazın herhangi bir zayıflığı yok. Çok tehlikeli olacak. Bu çok önemli bir oyun. Çünkü momentum kayacak. Evet, yani, her an her şey olabilir bir de evet. oyunda. Yani ya yok bunu siyahın kazanma ihtimali olduğunu zannediyorum. Siyah burada peki siyah ne yapacak? Ata 4'te çok güzel kalmadı mı? Müthiş. Bunu hemen oynadı. Onu zaten o biliyor konumu ezbere biliyor adam. Peki. O hissediyor yani. O tarz finalleri biliyor. He, şimdi at B6 falan da yok. Yok boşta her şey. Bak bu siyah fil. Şu, aa, yani bu siyah renkli fil senin canına ot tıkar yani. Hiçbir at B6 şey olabilir mi? Nasıl boşta o at ne yapıyorsun ya? Aa pardon şey file 3 tutar. Sen öyle bir pardon, şey. Pardon. Ben fedalar. Ben yok fedadan öte. Fazla şu... Blackburn bakmışsın. Şu atı buradan kaldırmak istedim. Çünkü onu kaldıramazsın. Yok. Aynen. Ya dedim bu at rahatsız edilemiyor. Niye? Bak bu fil çok kuvvetli. Çok kuvvetli kaldı şu an ya. Bence C3 mi oynadın mı? Korkutma lan adamı. Korkutma adamı. Ne oluyor dedim. Şimdi bir dakika biraz mantıklı düşünelim. Şimdi arkadaşlar. Bu arada C3 olamıyor. Ya yok canım. Kaleyle alır. Şimdi siyahın F6 atının geleceği yok. D7 atının da geleceği yok. Burada bir sıkıntı var. Karavana bir 4-5 dakika düşünür buna. Bu kale B3'ü bu kadar hızlı oynadı. Sonra kale E1'i kaçırdı belki. Başka bir şey gör. Belki bizim varyantı görmüştü. Bizim varyantı hoşuna belki, 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 belki. Bu siyahlar çok büyük işkence bu ya. Yani bu taşları nasıl adam edeceksin? Bak bu atın gidecek hiçbir yeri yok. Böyle oynatınca görüyor musunuz? Yani hiçbir şey yok. Buraya falan nasıl yani 1, 2, 3 falan belki öyle bir şey denemesi lazım. Yani çok mu? At E8 mi? At E8 gitsek. Adam etmeye çalışıyorum taşları. Fil F1 plana devam yapalım. Ha, bunu alacaksın ya. Bunu al. Aa dur tuttum tamam güzel. Ha bak belki böyle bir şey olabilir. Belki geçici çözüm mü acaba? Bak bu güzel olabilir ha. Bu güzel olabilir. Belki bu. Evet evet. Bence. Ama altı orada ne kadar tutabileceksin ki abi? O da. Şah F2 olsun mesela. Sanırım değil mi? Şah F2 kalede 1 geçecek. Kalede 1. Ya da direkt bu sefer zamanım da var. Hı-hı. Pekala. Taktik numaralar yapmaya çalışıyorum işte. Belki atı zıplayıp buradan böyle bir pislikler falan. Olabilir belki. At E8. Tamam at E8 geldin. Tek şans dedim. Tek şans bu. Bak bak böyle yapacağım. Ha, bak. Böyle falan ip üstünde ama yok at C5 mi yiyoruz? Yok yemiyoruz. Belli değil. Çok muallak. At C5 yok çünkü şah var. B2 boşta. Ha. Hani böyle acaba burada tutabilir miyim diye. Bu at E8'i yamlı. Tamam. Karahan'a bunu görmüş. Biz işte Karahan'ın gördüklerini böyle şey gecikmeli görüyoruz. Gecikmeli görüyoruz. Tabii o kontrol ediyorum. Fil F1'de değil değil mi? Değil. Fil F1 oynadı. Oynadı tamam. Güzel gayet iyi şu. Gayet iyi. Bir, tabii şimdi zamanları da kontrol ederken hemen şeye bakıyorum. 15, 40. hamle geliyor mu falan. Galiba 40'ta artık alakası yok. Çünkü o zaman böyle hani zevkli bir şey görmek için 40. hamleye bakmaya çalışıyorduk. Yok yok çok zevk alacaksınız merak etmeyin. Aynen. Yani bir 15-20 dakika sonra dünya şampiyonluğun ve yani adayının ne kadar hani insan olduklarını bir kez daha göreceğiz. Şimdi tamam analiz edelim. Geldi at D6. At D6. Tamam biz burada şah F2'ye şah F8 dedik. Oo.
Kalede bir geldi. Kalede bir, ben de bunu önermiştim ama önermerken... Yok olmuyor, fil boşta, fil boşta. Ha, yok yani o yüzden Şahfe 2 sonra Kalede evet, bir öner. Yavaş ol. O da Şahfe 8 AD ile savunmasın diye onu yapıyor. Aha. Anladın mı? Hani nefes aldırmadan. Şimdi ne oluyor? Ha evet, ona nefes alabiliyordu. Şimdi... E ne oluyor? Bir dakika, Siyah'ın başı büyük belada. Ata dokunursan... Ata fal... Yok. Ha... Ne yapacak ki o zaman? Atı dediğin dediğini yapacak. Atı F6 mı? Hayır, çok tehlikeli. Fil B6'yı yiyebilirsin. Bir analiz edebilir miyiz onu? At F6'yı. Fil B6 ver. Kaybediyorsun hemen ya. At C5 geçmiş olsun mu? İyi, gitti kazanıyor. At C5 var. At C5 var. Aynen. Böyle oynarsan tabii. Böyle oynarsan. Çünkü bak onun devamını gösterelim. Ama o zaman bunu nasıl savunacağım ki? At B6. Onun bir devamını tamam, gösterelim. Geldik. Kale D7 oynattın. Kale D7 oynattın. At C5. Kale B6 al. Boştaki fil al. At D7. En son D6 boşta kalıyor. Aynen öyle. Ona, şimdi neyle alayım? Fark etmez. Al biriyle. Göstermek yani için. Yani bir de şöyle de oluyor. Atı fark etmez. Kalite önünde kazanır. Yok, F8'e dönmek zorundayım bir de. Ya da o kötü kötü. Şimdi bir dakika. Bu kale D1 çok etkili ya. Ya hile yapıp bilgisayara baksak mı ya? Ben bunun ya, beyaza çok iyi olduğunu iddia etmek istiyorum. Burada bakmayalım ama. Emre sen Blitz uzmanı olarak orada bize sesse ve şey muadili. Hop pardon, yanlış bir şeye bastım. Tamam. Kısa bir teknik aksaklık. Kale D1'i koy abi tahtaya. Şimdi burada siyah nasıl kurtulacak bu problemden? Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Yani Karuana'da muhtemelen şu an onu düşünüyor. Bir at B5 oynar mısın mesela? Bir şeye bakalım. At B5 oynar. Şimdi dakika, dur stop. Fil B6 hemen kazanıyor mu? Hayır, belli değil. Çünkü tutulu. At C5 çok etkili mi? Şimdi bir bakalım mı? Fil B6. Kale kaçıyor. Yok, bu iyi değil. Bir şey elde edemiyorum. Tutulu çünkü D7. At C5. Yok. Çok fantezi olur. At C5'ten direkt. Yok, at C5 vururum, sonra B2 alırım. Bu çok fantezi oldu. B2 evet, kaybedebilirsin. Evet. Geri al, daha tehlikelisi var galiba. Hmm, pardon. Evet. Burada at C5 mi kuvvetli acaba? At C5 oynarsan ne oluyor? Çok sakat. B2 alabiliyor musun? Çok sakat. Yok, bu. B2 alırsan al B2'yi. Bak B2 al, neler oluyor? Fil at E6, bir de fil C4 üzerine. Evet. Oh! Suyundan da kovdu. Şah F7. Oh, çok tehlikeli ya. Fil B6 kaybediyorsun bir hamlede galiba. Hayır, olmuyor. Aa, olmuyor. At B6 alıyor. At B6 alıyor, D8 alınca da C4 alıyor. Çok karışık bu. Oo. Ama bu beyaz üstündür burada ya. Beyaz üstündür burada. A4 M4 süre. Çok karışık. Göreceğiz birazdan. Böyle şeyler olacak zaten. Olacak. Yani mecbur şu an at B5 harici bir hamle göremedik yani. Karuana da düşünüyor. Hadi buyurun. Beyazların çok çok hafif bir üstünlüğü var. Tamam, güzel. Yani güzel derken mantıklı. Öbür türlü anormal olur. Siyah da ciddi bir hata yapmadı. Yani şey hani... Konum bir artı bir artı iki değil. Ama şunu söyleyeyim. Şu an, yani şu an için söylüyorum. Carlsen dün iyi vaziyette berabere teklif ettiği için şu an pişman değil. Şu an içinden kız yani tabii ona vakti yoktur da. Aha. Hani bilinç altında şunu düşünüyordur. Ya işte bak hani ben bunu, de zaten bunu kurgulamıştım. Yani. Adamın master plan mı derler. Hani şu an İsviçre şey gibi, İsviçre saati gibi derler. İşliyor yani, tıkır tıkır işliyor. Yani adam zaten bunu hayal etmişti. Aha. Hafif vaziyet, iyi vaziyet elde ederim. Tıkır tıkır oynarım, bastırırım. Ya şimdi süre olarak da bir sıkıntıya girecek. Hemen sıkıntıya giriyorsun. Yani, tabii savunma zorunda kalırsan girersin hep. Şimdi planı buldu. Eğer plan bulamazsa... Çok taktik şu an. Biz şimdi böyle oynata hesaplıyoruz. Adam hani... Ünvan için oynuyor. Şu varyanta bir daha bakalım. At B5 gidelim. Başka hamle yok değil mi? Ya şimdi at F6 olmuyor zaten. O çok kötü. Atı nereye gideceğiz ya? At B5 gidelim. Açalım atı. İstiyorsun ya, boş. Şimdi burayı bir düşünelim. Gerçi işin şey Hı-hı. tarafı, biz evet. düşünmediğimiz taraflardan bir tanesi, artık C4 tutulu. Tamam da fark etmez, şimdi başka şeyler var burada. Planlar var. Açmazlar işte, ne bileyim C5 karesi gibi. Şimdi ne yapıyorsun sen o atı, onu bir söyle önce. Onu oynaman lazım bir yere. Evet. B5 en güzel kareye benziyor. D4'e M4'e falan koyarsın belki. Yani evet, B7'de bir şey yapmıyor. Tamam yani. Şimdi analiz edeceğiz tekrar. Ben at C5'in etkili olabileceğini söylemiştim. Başka ne olabilir acaba? Kalsenvari hamle yapabiliyor muyuz? At B6 hamle mi? Değil herhalde. Şimdi belki buradan atı D4'e dönme ihtimali. Evet, hemen bir şey yapmamız lazım. Bu at C5 iyi hamle herhalde. Ya. At C5. Bunu oynatalım bir de at C5. Bu at C5 iyi hamle ya. At B5. At B5. At C5 bu iyi hamle ya. Kale B2 vuracaksın herhalde, var mı başka hamle? Kale 3 vuramıyorsun. Kale 3 alıyorum. Açmazlasın arkada. Evet, olmuyor. Açmazlasın bir olmuyor. Yani atın tutulu olup olmaması önemli. Kale B2. E6'yı vuracağız herhalde. Var mı başka? Yok, bu konum kayıp olur ya. Bir analiz edelim. Hala piyon önde. Fil C4 çok güzel. Hala piyon önde. Çok korkunç kötü gözüküyor. Ama gözüküyor. Yani şu filler şu... Felaket de. Ha, fil G5 falan var, hemen bitiyor ya. Şah F'ye diye fil G5 var, hemen kazanıyor. Aynen, Şah F'ye fil G5 hemen bitiyor. Değil mi? Kurtulamıyorsun. At D4 var mı lan? Kale D4 vursun. Yok.
Pisti. Aynen. AT4'te bir Bak şey değil pisliği ki. göstersene. Berabere makinesi bu. Filde 8 al. AT3 berabere. Ataş 2. AT3 berabere. Köşeye gidemiyorsun mu at? Şarj bile kalaş kim at? Bunlar birçok berabere mekanizması. Ama direkt çakma. Evet. Ama direkt vuruyor. Önce vuruyor. Direkt Önce çakmak vuruyor. lazım. Ve geçmiş olsun. Tamam okey. Yok bu final kayıp. Olmuyor. E ne yapacak o zaman? Peki bilgisayar ne veriyor acaba ya? Şu konuda mı? 19. hamledeyken. Mesela ne öneriyor? Biz AT5. Ne? Halal. Siyah oynadı mı? Ya at C5 mi? Halal dur. Ben neredeyim şu an? Hangi kale devre ne oynandı? Kale C5 oynadı. At B5 oynadı. At C5 bizim analiz zaten. Aynen at C5 şu an. Ama ben diyeyim bu karavana gidiyor. Yalnız at B5 konum artı 1 oldu. Evet tamam. Bak çok buyurun. Formdayız. Her şeyi çok güzel analiz ettik bir başından şey beri. Bir şey at B5 yerine bir hamle var o zaman. Yok abi kötü kaldı yani, adam. At B5 yerine... At B5 yerine at B7. At B7 ha pasif savun diyor. Demiştim diyeceğim ama at B7 ya tamam da bak aşkına. İnsan için çok zor. Bak atı B7'ye bir koysana. Bir insan için çok zor. Ne yapacaksın sonra o atı Allah aşkına? Ne i̇şte yapacaksın at yani? C5'i kesiyorum sadece. Başka tamam hiçbir da şey oyunun sonuna kadar orada mı duracaksın? Yani bir insan için çok zor. E ben de şah F2 geleceğim. Şah işte kaleleri çiftleyeceğim. Aynen öyle. Yani insan bunu oynayamaz. Çok zor. Ben söyleyeyim bu... Hemen geldi at C5. Allah tamam. Bitti. Bitmedi de yani bitecek. Bitti gibi bir şey oldu çünkü... Kale B2. Eyvah. Bizim varyant oluyor değil mi? Oluyor. Oluyor. At E6'ya bakıyor son kez Karsen muhtemelen. At E6... Yani biz oynanılmış gibi yapalım çünkü muhtemelen böyle oynanacak. Evet. Şimdi E6'yı savunması lazım bir şekilde. İmkansız bunu kurtaramazsın ama ya. Kale E8 ya, savunamıyorsunuz yok. D7 boşta. Şah F7 savunamıyorsunuz. Fil G5 var. At C5'e kale çarpı D2 oynadık. Oynadık. Evet. Oynandı değil mi? Oynandı. Biz bunu analiz ettik. Bak bayağı formdayız. Şanslıyız da yani. Evet şanslı. Biraz bayağı bir şey yaptık yani. Şampiyonumuzu şey ayakta tuttu diyelim. At E6 ama şuna şu an bir çare yok. At E6. Yok bu geberik ya. Fil C4. Burada Karsen'den kimse kurtulamaz. F çarpı. Oynandı mı? Aa, oynandı. At çarpı E6, F çarpı E6. Fil C4 tamam bu hadi oynandı. Hadi geçmiş olsun. Bunu aldı. Bunu kurt. Aa at C7 dönecek. At C7. Oynat. Dur hemen bitmedi ya. Biraz oynan dur. Ama fil çok aktif. Var. Aa, fil B6 yok tutuyor. Dur tamam. Çok aktif de bir fil G5 mi var? Fil G5 var ya. Fil G5 hemen kazanıyor gene. Fil G5. Bir nasıl saniye. Kurtulacak? Oynandı galiba. Hayır, fil C4 aldı. Nasıl? Tamam şu an. Ben siyah hamle göremiyorum ya. Hayır buna zaten. Fil G5 var. Fil G5 var. Fil G5. Ha fil G5 var doğru. Hey, biz o varyanttan niye şey yaptık ki? Bu arkadaşlar Karsen 1-0 At D4 koyacak ya. At D4 koyacaksın. E peki. Alalım. File 6 şah çık. Evet dediğin gibi. Orada debelenecek. Ama yani kayıp, ama bu bile kayıp değil kayıp mi? Kayıp al al. File 6 şah. File 6 al. File 6 önce file 6. Önce file 6. Al. F8. Al bunu al. E ne oluyor? Bu da düştü. İki piyon geri kale finali. Ama yok onu vurmak zorunda da değilim. Bu yok ya. Karsan'da burada kimse kurtulamaz. Fili çeker yok. Meker falan. Tabii mecbur. Ama gerçi alsak mesela beraberlik bakalım. Beraberlik şansları var belki. Belki. Karuana rezervisi oldu yok, şu yok. Burada beraberlik şansları var. Bunu riske etmez. Çünkü kale aktif falan ya. Kale aktif kaldı ama gerçi o kadar yani bu, bizim bu, kalemiz de çok şah kesik değil yani. Şah kesik giremiyor. Şah kesik, evet. Yok, bunu oynamaz. Daha güzel bir şeyler vardır burada. Ben söyleyeyim bu yani Karsan nasıl bir yaratıksa ya şu an konum artı Allah'ın bir. Allah'ın sevdiği kulu mu diyelim. Yani dün iki gün önce yaptığı ama, şey böyle mükafatlandırılacak. Bilmiyorum. Şu an bir piyon geri olmuş. Hani... O zaman ikinci oyun Karahan'ı destekliyoruz mecburen. Evet. Yayıncılık ve televizyonculuk şey ahlakı gereği. Kanalın. Beraber 2-1-1 olsun istiyoruz. Sen senaryonu söylesene. Sen ne diyordun? Ben yani ilk iki oyun Karsen diyordum. İlk iki değil yani. Kazanç beraber kazanç mesela. Ya yani şöyle dedim. Üçüncü oyunda bitecek demiştim. 2,5 yani yarım yapıp. Mesajları da gösterebiliriz sonra peki da. Peki o zaman bir sözümüz var. Ne yapıyoruz? Buradan hemen Beşiktaş'a atlayıp gidiyoruz ve Karsen'in şampiyonluğunu kutluyoruz. Eğer tabii ki mümkün olursa. Bu arada sizde yani beğen tuşuna basarak bizi destekleyebilirsiniz. Şu an 4400 kişi var. Bugün kesinlikle 10.000 olacağız. Yani Karsen'den bu şeyi bekliyoruz. Bu performansı bakalım Karuana nasıl tepki verecek. Şu an 8 dakikası kaldı. Ya bu çok bitik vaziyet yani çok kötü. Bu arada şunu da belirteyim. Ben maç başladığı zaman Caruana'nın aslında kazanıp biraz hani dünya satrancında kaos olsun istiyordum. Aha. Ama yani şöyle bir baktığım zaman her iki oyuncuya da yani çok... ne oldu? Ne oldu? Terk etmişti. At D4. Daha henüz değil. Fil D4 almış.
Ben file 6 demiştim. Fileye de 4 alındı. Evet, file 6 dedim ben. File 6. O zaman o kale oyun sonunu kazanacak. Yok, girmek zorunda değil. Filini geri çeker. O büyük usta şey bu. Filini vermez öyle kolay kolay dandirik ata. Ya ama bunu ona kurup... bakalım mı biraz? Bakalım. File 6, şah ve 8 mecbur. Kale de 4. Aldıktan sonra... Kale de. Fili çekersem... Başka bir yere çek. Ha, bundan mı çekiniyorsun? Atı... O dediğimiz variantlar var. Evet evet, yok, doğru doğru, pardon. Ya bunu oynayacak herhalde ya. Bunu oynamak zorunda kalacak yani. Aldık aldık aldık. Hı hı. Ama bu benim hoşuma gitmedi. Burada sakat sıkıntılar var. Hı, yani bu cep yolunu... Tabii tabii, burada sıkıntılar var. Bu kolay, bu cepte kazançlı. Başka daha iyisi olmalı. Bırak bir sohbet edelim. Karsen göstersin bize ya. Bu düşüz. Aldı mı? Oyun mu bunlar? Yok. Yok, şu an. Şuraya kadar oyun. Şimdi acaba direkt kalede 4 alınabilir. Bu arada 6 da boştu. Bak senin kalede 4. Işte. Kalede 4 sakin alıp... hamle daha iyi olabilir ha. Senin hamlen daha iyi olabilir. Şimdi, file 6 çok cazip hani duruyordu ama. Kalede 4 şah F7 mi tutmak istiyorum mesela? Kalede 1 önce bir tane. Evet. Şah E7'ye zorla, sonra 6'ya al. Olabilir, olabilir. Gibi. Bu daha iyi ya. Bu daha iyi. Seninki işte, daha iyi. Oynat yani bakalım. Daha 4 gelir yok, F3 boşta. Dur. Düşünelim düşünelim. Oynat. Şimdi mesela filçe 8 gibi pis bir hamle var ama daha iyisi olabilir mi? Yok, şöyle bir şey var. Kale D3 var direkt. Evet ama baskıyı azaltmak istemiyor. Şimdi at serbestliyor. Şey, kale serbestliyor. Kale A8 falan oynayabilir. Kale serbestliyor. Bu duble evet, şey yapmak evet, istemiyor. Evet. Burada iyi hamle vardır. Bir dakika. Burada iyi hamle vardır. Burada kesinlikle iyi hamle vardır. Şu an konum eşit diyor. Bilgisayar. Ya bırakalım. Ciddi misin? Valla. Şaka yapıyorsun. Valla öyle. Mümkün. Yanlıştır abi. Yani konum nerede gitti ya? Hayır hayır. Bu, şurada... Bizim analizimiz kötüdür. Bu konuda. Yok hayır. Şu konum eşit diyor. Yok ya, bilgisayara biraz daha vakit ver. İmkanı yok. Nasıl eşit ya? O kale oyun sonuna eşit diyor muhtemelen. Kale oyun sonu eşit olabilir, biliyor musun? O çok tehlikeli. Çünkü bak o pozisyonu oynat istiyorsan. O kale oyun sonunu bir daha analiz edelim. File 6 ile başlayan. File 6. Şah ve 8. Şu an Karsen bunu anlamış. Al onların hepsini. D7'ye al her şeyi. Şimdi bakın. Beyazın şahı kesik. Oyuna giremiyor. Aynen. Siyah kale çok iyi. Yani bu kazanç olmama ihtimali var. Bu çok tehlikeli. Bunu asla oynamaz. Şimdi bak, bir de ilginçlik ne biliyor musun? Bu piyon G3'te ya. Bu piyon burada olsaydı. Aha. Bak çok fark. Çünkü H4 sıralarda şahı tık 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 yukarı oyuna girer. Şimdi oyuna giremiyorsun şahı. Mesela kale 3 çıktın. Buradan başladı adam sürmeye, atıyorum. Ya şah olacak? Oyuna giremiyor. Peki ne olacak? C piyonunu nasıl savunacağım? Ya işte sen de hani kendi geçerlerini süreceksin falan. Beraber olacak. Hani bu kazanç olmayabilir. Şimdi bakalım. Carlsen şimdi onu tabii anlıyor. Belki kalede 4 senin hamlen kuvvetli ya. Kalede 4 ben de beğenmeye başladım. Çünkü kalede 4 açmazı tutuyor ve şey daha hani aynen, sakin bir hamle. Şimdi böyle şah F'ye çıktı. Mesela duble yapmak zorunda değilim. Direkt alsam mı bunu acaba hemen? Alsam mı? Yani adam şah E7'de oynamak zorunda. Tabii. Veya bir tane bassın önce böyle. O da olabilir. Ya şunu bile oynasak, kalede 3 bile oynasak bu oyun sonu çok ama iyi işte ama. Ama aktif kalıyor yine. Evet. Karsen bunun beraber olduğunu anladı muhtemelen. 3-4 dakikadır düşünüyor. Aha, düşünce. Kale 4 olacak herhalde. Kale 4 daha teknik bir hamle, sen haklısın. Ha, bunu alınmıştı, pardon. Vakitler 9'a 9 dakika falan gibi bir şey mi? 9 dakikaya şu an evet, 9 dakikaya indi Karsen'de. Ha yani şey anlatıyorum. Bilse dönüyor artık. Yok ama yine 10 saniye ekleme var. Karyakin şey diyordu. Karsen'in dünya şampiyonu kalmasıyla ilgili. Hı hı. Dünya şampiyonu 2 senede bir dünya şampiyonu değişmezse sporumuzun dışarıdan görülüşü açısından daha iyi diyordu. Yani çok iyi bir adam var ve şans faktörü çok az olduğu için adam yenilmiyor. Yani hani nasıl senelerce işte Lasker, Kabob, Alehin falan, hani böyle Botvinnik, Kasparov, Karpov. Hani nasıl böyle büyük şampiyonlar, Anand, Kramnik, onlar da uzun süre hüküm sürdüler. Kramnik de yani 7 sene, Anand 6 sene, 2008'den 2013'e 5 sene pardon. Yani ondan bahsediyor. Yani 2 senede bir şampiyon değişirse biraz hani şey olabilir. Hani öte yandan böyle bir argüman var diyor. Onu duyunca aslında bana da mantıklı geldi. Ama yani Carlsen de çok şey davranışlar kardeşim ya. Yani çok ne dediler? Şey, çok ukalaca davranışları var. Biraz burnu sürsün istiyorum da yani bu satranç yeteneğiyle biraz zor herhalde. Yok yani. Ya şey yani ben ukala olmasını anlıyorum. Yani evet. O kadar iyi, hepimiz o kadar iyi. Basın toplantısında tek dediği şey I don't know, yes, no, falan. Yani bir şey yok. Yani sinirli adam, biraz rahatsız. O güzel bir nokta aslında. Biraz da çünkü hep güle oynaya burada sohbet edeye de geldiler. Evet. İlk 6 oyun. Sonra şey oldu. Bir anda Carlsen sorulara cevap vermemeye başladı. Siniri bozuldu. Çünkü evet, Caruana biraz sazı eline aldı. Şimdi arkadaşlar biz bu konum için rahat kazanç ha ha hi dedik ama
biraz derin analiz edince bir iki hamle geri gelebilir mi? Kolay olmuyor ama yok, yapacak bir şey yok. Bunlar bu zorunlu. At C5'ten sonra bilgisayar muhtemelen 1 falan veriyor. Tamam. Burada ne kaçırdık artık? Bir şey kaçırmadı ya. Normal son vaziyet de iyi. At C5'ten sonra 1.3 veriyor. Tamam, kale işte. B2. Kale B2. At çarpı A6. F çarpı. Bilgisayar analiz değil mi? Bu oyunda aynı. Fil C4. Yok yok, bilgisayar analizi gibi değil. Hani evet burada. 1.5 şu an konum. Fil çarpı C4. Tamam. At D4 de 1'e iniyor ama. Tamam, 1'e neden iniyor biliyor musun? Yani. Bilgisayar o kale finalini mesela berabere şeyini ihtimalini anlıyor. Tamam. At D4'e 1.6 gösterirken oynatınca 1 oluyor. Tamam okey, normal. Şimdi bilgisayarların anlayabilmesi için gerçekten şöyle bir 2-3 dakika, bu sizin işlemcinize ve bilgisayar hani kullandığınız analiz motoruna bağlı, bir uzun açık kalması lazım. Ben de mesela işte analizlerimi yaparken dergiye yazı olsun, kitap olsun veya başka bülten olsun, genelde bir 3-4 dakika açıp emin olurum. Hani ki hani başıma iş gelmesin diye, sonra analiz çürütülmesin diye. En azından hani çok kritik bir yer olmadığı sürece şey bakmak lazım. O yüzden açmak bilgisayarı şey olarak uzun açmak lazım yani. File 6'lı variantta bir o... Bakalım kale D4 şahidi. Şahidi. Eğer file F3'ü şey oynarsak at E5 var. Bu sakat. Şimdi, yok, olmuyor. F3'ü savunmanız lazım. Kaybedeceğiz ya. At F3 aramle var. Neredeyse kaybedeceğiz. At H2 var. Yok yok, bu siyah kazanacak yani neredeyse. Evet yani neredeyse. Yok, bunu geç, bunu geç. Bu olmaz. Bu tuzak bu. Bir dakika. Burada başka beyazın daha sakin bir hamlesi yok mu ya acaba? Oynamaz da karşısına. Ama kale D4 almasını bekliyorum. Çünkü diğeri çok... Evet evet, kale D4 alacak. Kale D4 alacak. Senin variantın daha iyi. Kabul ettim. Bu arada ha, ama aynı şey. Ya aslında daha iyiden öteye biraz şey yani. Oyuna en azından farklı varyantları sürükleyebiliyor. Evet, A6 yerini alabilir. Evet, A6'yı alıp A3 geçeri yapabilir. Belki o ara C6 alırsa 4'e 3 bu finali zorlayabilir belki. Yok yok, onlar at tek kanatta kalırsa file karşı tek kanatta. Yok yok, öyle değil. Kale, belki kale finali kalır diye düşündüm ama. Kale finali de olmaz. 4'e 3 olmaz ya. Adamlar tüm maç boyunca kale finali oynadılar zaten. Evet, ilk oyun bile mesela. 7.5 saat oynadılar yani. Ve yani hepsi beraber oluyor. Hiçbir şey olmuyor. 7.5 dakikadır düşünüyor Karsem. Vay be, 7.5 dakika. 6 dakikası kaldı şu an. 5.5 daha doğrusu. Okey. Yani ama buraları çok hızlı oynayacak zaten. O yüzden sıkıntı yok. Bu hoş olmadı. Yani şöyle, aslında güzel oldu ama konum hala beyaza iyi. Yani bu final beyaza çok iyi, öyle söyleyeyim. Yani beyaz çok üstün bu finalde ama çok üstünle kazanç bazen aynı şey olmayabiliyor işte. Bazen çünkü bir piyon kazanca yetmeyebiliyor. Ne bileyim, bir pozisyonel üstünlük veya işte zayıf erler, rakibinizin zayıf erlere sahip olması bazen yetmeyebiliyor yani şimdi. Bu kalede 4 alacak da. Yani kalede 4'ten sonra da sıkıntı olan şu, yani varyantları iyi hesaplaması lazım bu sefer yani. Bak sıkıntı ne biliyor musun? Şu bak, şimdi fark ettim. Kalede 4'ten neden hem sıkıntı var? Mesela şah F7 oynadı atıyorum. Oluyor mu ya? Böyle oynadı. At E5. Abi bu oluyor mu? Evet. Yapma ya. Bu ne pis tuzakmış bu be. Şah, buraya gidemiyoruz, mat var. Şah, berabere makinesine girdik. Aa. Aynen öyle. Ne pis şeymiş bu ya. Tamam. O zaman işte... Evet, bu zor bir oyun olacak. Zor bir oyun bizi bekliyor. Karsen'i bekliyor ya da artık ne diyelim. Ama şöyle bir şey desek. Mesela kalede 4 aldın. Şah F'ye çıktım. Şah F7. Kalede 1. At E5'e. Yok, bunu yersen geçmiş olsun. Kurtulamazsın buradan artık. Evet. F3'ü savunabiliyor muyum diye baktım. Hayır. Ama C4'ü bu sefer. F3'ü savunamıyorsun. Taşın yok. Tutacak taşın yok. Evet. File'ye 6 aldı. Aldı. File 6, şah F8, kale D4. Şah E7. Eyvah, bu finali, evet, bu final çok zor bir final. Bu final beyaza kazanç diye gösteriyor. Bilgisayar mı? Ama ben, yok yok, inanma. O dediğimiz yönteme çıkıyor. Şu var. Fikirleri şimdi konuşabiliriz aslında. Burada mecbur almak zorunda. Benim, öyle yani, mi? Gördüğüm başka bir varyant yok işte. Herhangi bir, belki fil G4 evet, mi? Evet, ben düşünme at E5'i bunu hesaplamaya çalışıyordum. Şimdi mesela al. Mesela kaleyi, ne bileyim ben, C1'e mi gitsek, nereye gitsek bilmiyorum ki. Ama yine bak, ha gerçi. Hayır, bu da kötü, tamam, bu da kötü. Haklısın. Yok, vazgeçtim. Şah C7'de oynayacağız. Ya senin gösterdiğin bileği. Yani. Evet yok, vazgeçtim. Şey oluyor yani piyon yapımı bozuyorum yok yere. Yok, o atı vurmak durumundaysa. Vurdu. Oldu değil mi? Evet. Eyvah. Yani hangisiyle önce vurdu önemli değil. Yok, belki almaz ikinci. Kaleyle vurdu aldı. Kale çarpı, fil çarpı. Bu final oldu. 5 piyonu 4 piyon kale. Eyvah.
Şimdi bir geçer, bir bağlı geçer diyelim. Bir tarafta evet, da C geçeri arkadaşlar, var. Ya Karsen'den bir kale finali dersi alacağız şu an canlı canlı. Ya evet, da ben... bak şunu söyleyeyim. Eğer bu böyle beraber olursa bu Karahan'ın yani inanılmaz bir özgüven ve inanılmaz bir momentum yer değiştirir. Bu çok ciddi bir darbe hakikaten. Karsen adına yani. Şu o kadar Karsen güzel oynadı. Gözü kapalı oynayacaktır ya. Oynayacak, oynayacak. Yani... Bu finalle ilgili hiçbir bilgim yok. Ben açıkçası şu an kendi tecrübelerime dayanarak Beyaz'ın hani bunu kazanabileceğine inanmıyorum. Çok zor çünkü. Yani ne çok yapmak aktif. Lazım? Yani CHP onu sürülüyor mesela. Şimdi öncelikle şahı mutlaka oyuna çıkmamız lazım. Ama nasıl çıkacak onu da göremiyoruz. Blokeyle çıkabiliyor muyuz? Ama şah İşte, F1 gelemiyor. İşte kale F1, kale F2 yapacaksın ama vaktin var mı? Öyle bir şey yapmaya. Herhalde bu fikirle, kale F2 ile çıkacaksın. Tek fikir bu. Ama kale F1, kale F2 güzel ya. Evet ama burada... Kale D1 şah. A piyonunu alır. Kale D1 şah çek daha. Tamam. Şah C7 mi kaçacak? E6'ya mı gidecek? Ha, Karsen de şimdi şunu düşünüyor. Diyor ki eğer şahını buraya gidersen bu C piyonuyla ilgili sıkıntı mesela atıyorum. Neden şöyle? Yani, Atıyorum. Yani C'yi mesela bu örneği göstermek için yapayım. C4'e Çok gittim. süremiyorsun Evet. çünkü burada yalnız kalıyor erin diyor. Şah yardıma gelemiyor diyor. Ama diyor bu tarafa gidersen de bu sefer de benim E'ye geçerimle ilgili senin. Aynen Gerçi öyle. bu var şu an ama hani belki önce şah Yok, F1 F4 var direkt. O veya yüzden bir F4 var sıkıntı yok sonra yani. şah F1 falan hani sen de benim yani burada Karahanayı kritik bir karara zorluyor. Ben bu hamleyi beğendim. Ama peki ya Karsen şahsız nasıl oynayacak ya? Gevirdeki şahı oyuna girmeden nasıl oynayacak? Ama Bakın şahı girmeden kazanamazsın yani. Şimdi şöyle bir Şu şey de yok var. yani. Yani siyahın kalesi de Şahın kalesi müthiş ya. müthiş ama o hattı kalmak zorunda. Yani Tabii bu ama zaten güzel yerde. C piyonunu destekliyor, kesik atıyor. Yani beyaz şah oyuna dahil olamazsa kazanamazsın. Şöyle söyleyeyim sana bir şey. Kale şah, Şah şah yani E6. iki taş. Şah E6 geldi. Evet. Yani şey gibi söyleyeyim sana. Materyal eksik gibisin. Yani şah çünkü majör bir Tabii. ya adam iki taşla oynuyor. Bak şah E6'da bu şah işte E5'ten girmeye çalışacak. Bir şeyler taciz edecek falan. Karsen'in şahı gevirde. Burada bir sıkıntı var. Başka bilgisayar bir fikir önerebiliyor mu? Yani bilmiyorum kale oyun sonu ne kadar iyi oynar ama. Kale H4 mümkün mü? C1, şah D6 gibi şeyler, F4 Oo. gibi şeyler veriyor. Ya bu oyun sonunun kazanılabilmesi için beyaz şahın mutlaka ama mutlaka savaş alanına çıkması gerekiyor. O şah gebirde kalırsa siyah kazanır öyle söyleyeyim ben sana yani. Mümkünatı yok. Onu bir şekilde oynasın. F4. F4 tamam okey. Hala beyazın acele etmesine gerek yok. Kale Kale E2 E5 oynar yani. bu tarz bir şey. O bak işte o zaman şah oyuna giriyor. Bak bu tehlikeli. Bu yaptığın A3'e yok bırakacağım mı? oyunu kaybedeceksin şah F2'den sonra ya. Şah F2 şu an kayba doğru yürüyorsun. Kale D6. Ha bir dakika şuradan şah Kaybettin şu kaybettin. var. Bitti ki beyaz kazanır bunu. Beyaz kazanır Şimdi bak evet. işte o yüzden beyaz şahı oyuna sokmayacaksın. Bu kale güzel duruyor. Burada siyahın olayı C piyonunu sürerek. O zaman şimdi amacım E5. Evet bravo bravo. Bir amacın o evet. Ama Kale siyah D6. mesela cebe sürsün. Varyantı hesaplamaya çalışayım. Cebe kale D5 mi var acaba? Karsen yine bizimle. Ha kale D5 var. Bu adam kale D5 kale Kale C2. D5, kale C2. C2 evet. Böyle herhalde. Ya yani burada Şöyle bir şey olabilir. Kale C1, şah D6, E5'li bir şey belki. Bize bilgisayar varyantları mı satıyorsun Emre? Evet. Bir saniye. Şimdi ne Ya, oynatalım? siyahta hamle. Ama F4 sürülmedi mi? Sürüldü. Sürüldü. Ham C5 ha oynandı. C5 oynandı. C5 oynayacak yani daha doğrusu. Siz öyle Yok yok söyleyin. oynamaz ya C5. Yani şimdi C5 oynasa da bence yine bu var ya. Peki C4. Şimdi isteğim Ha. A'yı alacağım. Geri tekrardan C'de tutacağım. Olabilir vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi H6 gibi bir pasif bir şey oynasa mesela. Yok çok pasif o ya. Sür senin hamleyi yap gene. Ver de kale 6'yı. Kale D6, kale C2. Yok yok yukarı çık. Tamam yukarı çıkayım. Gir Okey. içeri iyice bize saldıralım. Bu çok sakat ben söyleyeyim ha. He, bir de şöyle şeyler var şimdi. Tabii. E6 tehdidim her zaman var mesela. Var evet. Şöyle bir şey yapsam. Biraz fantastik oyun. Ben gireyim girsem mi içeri? Ha ama şahla kovuyorsun beni. Beyazı sanki istediğimiz şeyleri yaptırabiliyoruz. Çünkü şimdi O çok içeri tehlikeli. E6 giremiyorsun. var. Evet o yok olmuyor. E6 Aşağıdan var. şey yok. Onu Şimdi gösterelim. O varyantı gösterelim. Bak şah E4 E6. Şah F3 kale D3 şah var. kale D3. Bir Evet. daha hiç burada
Ve şah E4'e E7 şimdi ve kazanıyor. Yani. Evet. O yüzden olmuyor. Peki. Şimdi burada G6 gibi bir şey de oynayamıyorsun aslında. Çünkü şimdi şah E6'ya dönmüyor. Bu biraz sakat. O bak. G5 de Yok o. yok bak, bu son gösteren varyant sakat. Neden sakat? Oynat. Şah D5. G6'ya sana şah Bir daha şöyle oynayayım. Yani anladım. kaç Ol belki, evet. Çünkü Şimdi E6 süreceğim abi. doğru. Yani Şimdi benim ben piyonum daha yakın şunu yani. tekrarlıyorum. Beyaz şahın hala oyuna girmeden kazanabileceğini düşünmüyorum ama bazı tabii taktik durumlar var. Kaldı 5 dakikaya 3 dakika. Şimdi Kim 2 mi 3? Karsen 3 değil mi? Karsen 3 dakika ama konumu biraz daha rahat. Hatta çok daha rahat diyebiliriz. Yani bir de ben bunu D hattında tuttuktan sonra bir kaybetme ihtimalim yok. Yok, D'nin beyaz kaybetmez tabii onu. hiçbir Ama ihtimal yok yani. nasıl kazanacak? Bu fikir herhalde. Bu E5 kale D6 fikri. Ama şahı girmeden nasıl kazanacak oyunu? Hala aklım almıyor yani. Şahsız kale finali nasıl kazanılır? Onu da Karsen'den öğreneceğiz artık. Biraz ilginç olacak ama ya işte o E piyonunun geçer olması belki de Tabii bağlı tabii. geçer E bağlı olması geçer olması ve çok her şeyi fazla değiştiriyor kaleye yani. çok fazla kare veriyor. Evet, çok fazla olanak tanıyor. C5 geldi. Hadi Tamam, buyurun. okey. Şimdi biz ne, E5 mi? C5 en doğru hamleymiş herhalde. Direkt E5 gelir mi acaba? Şimdi bak, E5'i şöyle bir analiz etmeye çalışalım. Şimdi E5 doğal bu hamleye mesela kale D6, şah F5 veya nereye gitmek istiyorsun? Önemli değil. Sadece Tamam, F5'e gideyim. F5 agresif oynayalım. Şimdi bu hamle var. Ve burada şu Kale C2 kale yok. C2 Kale çarpı A6 var. al, o piyonla Ama uğraşılmıyor. dönüyorum. Dönüyorsun. Dönüyorsun da nereye bak, E6. ateşle oynuyorsun. E6 kaybedeceksin birazdan. Oo, şah çekemiyorum. Yani Şah çekemiyorum. mat Pardon. olacaksın Evet neredeyse. evet. Buradan falan beraber en Evet kötü. evet Bu şah çok çekemiyorum. tehlikeli, çok. Yok yok olmuyor. Bununla uğraşmaz. Burada başka Kale D5. kale D5, evet. Oo, kale Bu D5 ilk mi? önerdiğim hamleydi. Bu şey kontrolü alıyor ama. Kale D5, kale C2. Tamam Tamam. anladım. Okey, Kale okey, okey, D5, kale okey. C2. Ha, şimdi şah F1'le oyuna mı girecek şu, ama C4 var. Ha, şunu yapacak ulan bu Karsen hakikaten, çakal. Ama ne oluyor? Alırsan al, ama şah bu var. Ona da böyle. Ama ona da Yo şah yo. D7 değil mi? Aşağı D7 var. Hay Allah ya. Evet, haklısın. Henüz olmuyor. Yani şahı oyuna girebilsem D1'den olacaktı. Bu var, doğru. Olmuyor, yerim yok. Biraz daha düşünelim. Çok acele ettik. Karsen 2 dakikaya düştü. 2 dakikanın altına düşüyor daha H4 mü doğrusu. sürecek? H4 mü sürecek? H4 sürecek. H4 fantastik olur. Hakikaten fantastik olur. Teknik hamle ya. GM hamlesi. Çünkü şöyle bir şey Ya da gösterebiliriz belki. F5. H4 oynanırsa mesela böyle bir şey de çok fazla Aa, yok işe bak. Şahı yaramıyor. çıkarma Çünkü kafesten. Yok yok. C Kayıp boşluk kayıp burada oluyor bir olmaz. anda. Şahı kafesten çıkaramazsın. H4. Oyun geldi değil mi? Ulan Yani lan, bravo be. teknik oynuyor. Sen orada bilgisayardan bakıyorsun Stockfish Emre. Ne diyor, H4 bilgisayar gösteriyor mu teknik hamleyi, Bu H4'ün? H4'müş ama galiba hamle. Vay be. Bilgisayarın hamlesi H4'müş. Fakat Fakat başımıza iş gelecek. şimdi Caruana da sürekli doğru oynamak istiyor. Biraz böyle yani Nasıl öyle bir söyledin ki, berabere mi bu konum yani? hayır. Yani Bu konumun ne bu olduğunu konu hala bilmiyoruz arkadaş. beraber Öyle mi deniyor. diyor? Öyle Deniyor diyorlar. evet. Vay be. Kim diyor? Sesse mi diyor? Sesse bir şey demiyor herhalde. Belki burada Ya onlar sesse troll var 0 çok. diyormuş. Anlamıyorum. Sesse sıfır diyorsa bu beraber. Demek ki kazanılamıyor bu konum. Ama siyahlar şu an mesela bir çeşit zugzwang diyebilir miyiz? Taşları en doğru yerlerde yani. Doğru. Siyah şu an bekleyip beyazın onu yenmemesini ama şimdi bu piyon kütlesi hareketlenirse mesela G4, F5, G5, o çok tehlikeli. Ben konumun ne olduğunu anlayamamakla birlikte Peki hala ben yineliyorum. Yani bu şahın bir şekilde oyuna girmesi lazım. Şimdi zaten bak, Carlsen Aa. bu oyun mu? Oyun eşitliğe döndü bir Ya anda. zaten eşit diyordun. Siyah doğru oynuyor demek ki. Şimdi ya burada kale E2 falan merak etmiştim de. Bak onlar hep şahı serbest bırakır. Onu Tamam, yapma. şöyle yaptık. Sesse sanırım, yani izleyicilerimizden gelen bilgiye göre, biraz önce H4'ten sonra 0 veriyormuş. Peki H4'ten önce? Onu tam bilmiyorum. Bilmiyorum da diyebilirsin. Ya ben de biraz takip ettim de, şimdi insanlar tabii çok espriler falan burada havada uçuşuyor. Bir dakika kaldı Karsen'de. Ama 10 saniye ekleme var. Ya vallahi 10 saniye de olsa bir dakika bir dakikadır yani.
Tabii. Ama yok, 10 saniye gerçekten nefes aldırır yani. Şimdi Ama H4'ün güzelliği şu. Şah F6'ya G4'len belki devam edebilir. şimdi hemen kale. Şu E'ye mi zorluyor? Bak Şah F6'ya G4 oynayacak. Ben sana söyleyeyim, G4 çok tehlikeli. Çok pis hamle. Ver G5'i, H6 oynarsan da üzerine E5. Bu kütle hareket, bu beyaza kazanç olabilir. Bu pozisyon için konuşuyorum. O yüzden şu E7'ye gitmesini bekliyorum ben. Kale C5, Şah kayak F6. gitti. Nereye gitti? Şah F6, Şah kale F6, kale C5. F6 gitti. G4 de sürmedi. Onu analiz ederiz vakit kalırsa. Ben çok... Oo. Vakit kalması biraz zor ama. Zor çünkü Hala herkes de yani 2 aralarda, dakika. aralarda tabii. Ne Eşit mi oluyor? olacak yoksa Karsem bir numara çekebilecek mi acaba? Şahsız kale finali Şimdi kazanıyor adam ya. Kazanıyor mu? Yok, o kale değil o değil. O kötü olur. Şaha bak, şahı sokma oyna. G4 G5 şöyle sürecek. gelecek. G4 sürecek. G4. Karsen G4. Siyah H5 sürmesi lazım o zaman. Siyah burada H5. H5 sürmesi lazım. Oynandı değil mi? Oynandı. İşte bu, o yüzden ben G4 sürsün demiştim. Belki daha mı, ama bir şey vardı herhalde görmediğimiz. Şimdi Bir şey vardı. o Şimdi ben bunu nasıl kazanacak göremiyorum şu an. H5 oynandı. Evet. H5 Şah oynandı. F1 mi oynayacak acaba? Şahı gelecek. Ha, Şah F1 oynayacak. Hala ümit var, biliyor musun? Şimdi artık şahın bir yükümlülüğü kalmadı. Şahı Evet, yanaşacak. H2'yi tutmuyorum artık. Evet, gelecek yavaş yavaş. Bu hala çok zor. Ben pek bir bilgisayar şeyine inanmıyorum artık. Birer dakikaları kaldı G3'ü ya. bırakabileceğim mi ama? Mesela Ya böyle tabii mi? canım ya. C4'ünü alayım. G3'ü bu. A6'yı da Onu alıyorum al zaten. artık. Ne olursa bir tane yerim fazla sonuçta. Her Aynen, türlü lüksüm aynen, var. aynen. Ya bir yerin fazlalığının şu avantajı var. Sen mesela yarışa girdiğimiz zaman ben senin bir yerini alıp geçer yapayım. Sen benim iki yerimi almak hani Aynen gibi. öyle. Hep bu küçük bir avantaj yani. Hani Bir de vakit avantajı. şimdi yani piyonlar da çok böyle şey Bu tam böyle toplanabilir toplamalık, kalıyor. tam Aynen. mevsimi gelmiş. Şimdi bakalım, çok acele ediyoruz. Bilgisayarlar sıfır diyorsa bir gördükleri Şu var. an sesse belki farklı bir şey verebilir ya, Ses bilmiyorum. verdi mi? Kötü espri mi? Bir şey Bir şey diyemedim. Dondum kaldım biz. Dondum kaldım. diyemedim Bir ses versin de anlayalım konunun ne olduğunu. Biz burada faniler olarak anlayamıyoruz. Ben riske giriyorum abi. Bu konumu tehlikeli buluyorum siyah. Yani işte Şah E5 tehdidi her zaman olmasa. Yok, bağlısın. Adam kaleyi koymuş C5'e. Bağlamış seni. Siyah şu an kramp vaziyette. Beklemek durumunda. Şu an siyah bekleyerek beyazın beni yenmemesini, yani siyahın mekanizması, sen bir göster bakalım diyor. Nasıl beni yeneceksin? Şimdi şah geliyor ya. Siyahın hamlesi yok bu arada. Ne yapacaksın? Bak Kale. onları oynama işte. Oo. Şah F2 çıkarım yukarı. Ha Şah o. G2. Hayır, F2'ye F2'ye. G2 geldi. Ha bu Evet. oyun. Kale C3, şah G2 oynandı. Evet. Ulan Karsen, sen nasıl bir adamsın? Niye G2 6'yı. abi? Niye G2'ye gidiyor? Nasıl bir şeydir bu ya? Ne, nasıl bir... Ha niye Şu an F2'ye istediğini gidiyor? yaptı bu Tamam arada. da F2'ye niye gitmedi? Hani hiçbir şekilde anlayamıyorum herifin bazı hamlelerini ya. Bu manyakça bir şey ya. Aldı. Aldı. Şah E5 koydu. Hadi be. Aa, Hadi buyur. geçmiş olsun. Berabere. Evet, bu kazanca hiç benzemiyor. Bu hiç kazanca benzemiyor. Ha, H3'e saklayacak şahı. Peki ne olacak ki? Vay be. Berabere mi? Bitti mi, oynuyorlar mı? Dur, abi, sonuç mu geldi? Sonuç geldi galiba. Nereden anladın? Çünkü Tahta başa döndü. tahta baş... Allah Allah. Bakıyorum ben de bir dakika. Hayır tamam, Karsen şu an gene beyaz gösteriyor bende. O yüzden berabere bitmedi Yok, ama. oynuyorlar daha. Bir Ha yapmayın tamam, geri abi. dön, geri Heyecanlar dön. ki, korkutmayın insanları ya. Bir sistem bir gidip geldi şöyle. Aynen. Ama Karuana'nın bir dakikası var. Bu Karsen'in 30 doğru. saniyesi var. Ne fark eder Yok artık? yok, Karsen'in 1,5 dakikası var. Şu an bu saat yanlış. 1-13 kala. Evet, bayağı Hayda. hızlı oynandı bir şeyler. Şöyle bir şey Şah geldi E5, ya. kale C7, şah çarpı E4, kale E7 şah. Bu ne be? Bu ne, berabere Ha, mi? değil. Kale G5 koyacak. Hii. Ulan Karsen, hak kale G7 al. Ulan of Ha. of 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 of. Ben dedim ki bu berabere mi yapmaya çalışıyor? Bu nedir Hayır. falan? On boy hakikaten şeytan. Şahı F2'ye niye gitmediğini şimdi Oo, şu anladım. an kazanç oldu. Belli değil ama şahı G2'ye o yüzden gitti. Yo, ciddi kazanç oldu şu an. Kazanç olmuş olabilir. Bu adam hakikaten Hayır, nerede yanlış oynandı ki oyun? bilmiyorum, Yani belki de bu bilgisayar Şah anlayamadı. E5'i... Onu sonra analiz edeceğiz. Bak arada analiz ederiz onu. Şimdi oyunu takip edelim. 10 saniyede bir hamle gelecek şimdi. Almak zorunda. Bilmiyorum herhalde. Tabii almak zorundasın. Evet, bilmiyorum değil, almak zorundasın. O piyano. Al, yani almazsan F çıkacak. Bu
Al al alacaksın. Kaldı 30 saniye. 20 saniyesi kaldı Caruana'nın. Kayıp vaziyette olur mu anladı acaba? Al al yapacak bir şey yok. Al al. Oynat onu. Şunu oynatalım zaten. Şimdi dur burada dur. Burada dur. Burayı anlamaya çalışalım. Şimdi kale G5'ten o eri de alacak. Siyah da koşmaya çalışacak. Süre bitiyor bu arada. Oynar oynar. 8, 7, 6, 5. Yok yok o. Sen de James Bond filmi gibi şey. Bomba geri sayıyor tam böyle 002'de. Eksiğe indi şu an. Süresi olması lazım. Şu an hamle gelmedi. Ya yok oğlum serverla alakalıdır. Gelir şimdi. Bu konum gelecek arkadaşlar. Bana güvenin. Evet. Bu konum gelecek bana güvenin. Siteden açıklama geldi. Magnus kazanıyor. Siteden açıklama. Evet, Magnus is winning. Sitede böyle üstte yorumlar çıkıyor. Magnus tamam. Kazanıyor diyor. Bu Magnus kazanıyor. Bir dakika. Kaç taş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Niye gelmiyor bu şey? 7 taşlı şey var mı? Hani var var var. Sonuna evet. Kadar hesaplayan. 6 mıydı o? 7 miydi? 6 ya da 7 ama kale eğer... Oo bu arada çok hızlı hamleler geldi. Şah Oo çarpı aldı. Kale çarpı G7. Evet tamam tamam. Şah çarpı... O geldi mi hamleler? Şah F6 mı? Şah F6, kale G5. Evet. A5. Evet. Kale çarpı H5. A4. Kale A5. Kale A5. Kale A1. Evet. Bu kazanç. Buradayız şu an. Bu kazanç arkadaşlar. Oo bitti. Bu kazanç, bu kazanç. Bitiyor. Karanlığının 20 saniyesi var. Kalsenin 1 dakika 15 saniyesi var. Arkadaşlar bunun kazanç olması lazım. %100 kazanç hatta. Evet öyle galiba. Bu kazanç kazanç. Şah 3, şah G4 gidecek. Şöyle bir yenileyelim süreler. Ve 6 taş yansın. Var şu an. 6 taş hesaplayabiliyor. Ve bunu söylüyor. Şu an kazanç diyor. Herkes diyor. Bilgisayarın da şu an gösterdi artı 3.5 Ben falan. Şu ara olacak ya. Şu arada bir bilgisayar desteğiyle siyahın durumu çok hani savunulabilir duruyordu o şah E5'ken. Nerede sıkıntı var onu bir anlamaya çalışalım. Yalnız bu fikir çok muazzammış ya. Çok kuvvetli şah G2 muazzam şeytan hamlesi. Ben hani dedim bu ne dedim ne yapıyor deli mi bu herif niye hani şah F2 hani kaleye niye yaklaşmıyor. Aynen. O bence tuzak kurdu orada biliyor musun? Ben o tuzağa da geldi şah. E4'ü bırakmak tuzak. Çok. Evet galiba anladım nerede kandırıldığını. Şimdi dur bakalım. Şu bitsin de onu analiz etmeye vaktimiz olacak. Oyunlar arasında kaçar dakika araları var? Bir, biliyor musun? Onu hiç bilmiyorum inan. Herhalde bir 15-20 dakika vardır. Bir 10 dakika 10-15 dakika ara vardır. Karsen şu an düşünüyor. Belki şah G4 tabii. Yani muhtemelen bunu 10 kere oynamıştır ya. Küçükken yani. Tabii. Hani... muhtemelen 13 yaşındaki Karsen bile şunu çok rahat kazanır zaten. Burada mesela yapılacak hata belki bilmiyorum emin değilim ama mesela acele edersen ha ne oldu? Aa gel. Hamleler geldi. Oynatır mısın? Geldi, evet. Ne yaptı burada pardon? Şah F3 geldi. Şah H3 ile aynı mantık. Şunu göstermek istiyordum. Mesela hatayı şöyle yapabilirsin. Mesela acele edersen belki böyle şahını gene kestik hani adam hapishaneden yeni çıkmış bir daha böyle tutsak ama tamam. Şah F3, evet. A3, A3, Kale A6, evet. Şah G7, Şah G4. Şah G2. Ne? Kale A2. Bir dakika. Şah G2. Ne oluyor be? Kale A1. Ne oluyor lan? Şu an bir daha kesik attı. Yok işte ne kesi ya? H5 sürmüş. Ha tamam bu kazanıyor ya. Tamam. Kazanıyor. Bana SMS olarak bir mesaj attı şimdi. 6 taşlı... Database var. Ne diyor? 7'si de şurada var diye şey yaptı. Peki açık ama bize çok evet. Pahalı bir şey değil mi? Onu bizde yok mu? Ha şeyi bilsek mesela ne veriyor? Mesela böyle bu tip durumlarda arkadaşlar 6 taşlı database'ler şunu yapıyor. Mesela 45 hamlede mat diyor. Bu hani Caruana'nın bir tane kaçırdığı kazanç vardı ya 6. oyunda güya işte flash'ta. Yine patladı site. Hı. Şimdi böyle bir şeye şahımızı... Tabii geri kaçmamız gerekiyor. G2 ya da H2'ye kaçmamız gerekiyor. İkisinden biri evet. Çünkü diyelim ki H4 gitmeye çalışırsanız kale H1 şahı... Evet bu şey olmaz. Bu fikre... H5 şah H7 oynandı. H5 şah H7 oynatalım. Tamam oynandı zaten. G4 şah G7. G4'e şah G7 oynamış. Şurada şu konumdayız. Şah G7. Niye şah H4 çıkmıyor ben de onu anlamıyorum ya. Şu an şah H4 çıkabilir ama. Acaba kale H1, kale H3 manevrasında mı? Yok o da saçma bir manevra. Hani acaba şöyle diye düşündüm. Acaba bunu mu istemiyor? Hani kaleyi böyle hani hem piyonunu tutup hem de bu piyonlara göz kırpsa ama ne olacak ki? Yani şey şah çek. At bunu buraya. Tamam böyle bir de şah yok. Aman yok ya. Kazanç bu kazanç. Arkadaşlar Magnus Carlsen 1-0 öne geçiyor. Nasıl geçtiğini anlamadık. Oh. Neredeyse bitti. Nerede kaldık? Bu, şah G7, H4. Şöyle oynandı. Şah G6 girdi mi? Yok bu benim analizim. Bu yanlış analiz. Şah H4 oynamış. Şuradayız. Şah H4 ne oynadı pardon? Piyon A2. Şah G5. Şah G5. Şah F7. Şah F7. Piyon H6. Piyon terk edecek. Sonuna kadar oynar ya. Yok. Terk etmez yani. Yok abi. Bir şey kalmadı artık. Biliyor kayıp olduğunu.
Yapacak hiçbir şey yok. Vay be. Emre sen bu arada şu şah e5'li konumu oraları bir bilgisayarla gelir misin? Şimdi hemen onu. Şu bitsin Tamam, bence. Bu arada bitiyor 6000 biraz. kişi şu anda ekran başında Magnus'un zaferini izliyor. Dur lan. Zafer dedim bir tane Oha! oynadı. Ne Bit oldu? ne Bitti değil mi? oldu? Bitti. Bir terk Yok kale etti. b8 kale b1 oynadı. Şah çekip terk edecek. Şah çekip a2'yi alır. Tamam. Terk bitik bu. Bu böyle oynadı. H6'dan sonra kale b1, Aha. kale a7 şah, Şah çekip şah a2'yi alır. Evet. c8, kale çarpı a2, Şah kale h5. Şah b5, h5. Terk edecek. Oo. Terk Şah edecek. e6, kale b6, şah Bitti bitti h5. bitti. Yazık Karahan'a yazık. Ama şimdi o konumu hızlıca bir analiz edelim. Ve İki. bitti. Ve Terk. bitti. Terk. Vay be. Dur lan bizi Carlsen fanı yapıp ondan Selim sonra alevi altına atacaksın ya. Ben abi zaten başta hayır Amerika hayır sendeydi. ben hayır ben Karahan'a kazansın ortalık karışsın demiştim sonra Benim tahminim tuttu bu vay. arada. Carlsen'in de tahmini tuttu. O da Evet, bunu hayal evet. etti. Ya bu Carlsen hakikaten ilginç bir adam. Yani hiç kimsenin nasıl diyeyim onaylamayacağı bir Twitter'da davranışta neler oluyor bu bulundu. arada? Onu Patlar. Ama şunu hemen analiz edin. Dur sen Twitter'a bak. Emre hızlıca gelir misin her şeye? Arkadaşlar bu çok kritik. Burası çok kritik. Şimdi abicim Şah F1 oynanan yer var ya. Evet, evet, Orada bir evet. kandırma Evet, başlıyor burada zaten. evet. Abi 34. hamleye gelir misin beyazın Şah Evet, F1'ine? şah F1. Bilgisayarı açar mısın sonuna kadar? Berabere veriyor. Ya onu boş ver, bana hamle söyle. C3. Ha, devamını ver. C3'ün devamını mı? Tabii. Aha. Ama biraz Hamleye. bekleterek. Onar saniye arayla ver. Şah E1. Peki. Hamle. A5. A5 hamle bitti. Bunu alamıyor mu? A5. Kale çarpı A5. Yuh. Evet. Kale G2. Oo, ne oluyor? Kale C5. Peki. C2. Kale çarpı G3. Ha, aldı tuttu. Şah E2. Peki. Ben Kale H3. nasıl beraber be? A4. Fikir değiştirecek birazdan bilgisayar görürsün bak. Kale çarpı H4. Evet. Şah D3. Bu nasıl beraber ya? Kale H3 şah. Hala mı beraber ediyor? Evet berabere. Devamını ver abi. Şah D4. D4 bu bilgisayar. H4. Kale C6, Evet. şah G5, Bu kale G6 şahladım kale desem. G6 şahladın, Oyun. şah F4, Peki. Ne oluyor be? kale çarpı G7, C2, Arkadaşlar beynim yandı. Kale C7 herhalde. kale G1, G1. Peki. kale A3, Evet. F6, Yuh. Hakikaten yuh. kale çarpı A4, şah D3, Hı. kale A7. Şah çarpı C2'nin ardından Ha. iki piyonu da alıyor. Evet. Arkadaşlar bu o zaman bir dakika şimdi tam emin olmamakla birlikte Carlsen şöyle kandırdı Karahan'ı. Hemen özetini yapalım. Burada bu başta bahsettiğimiz bu şahın kafesten çıkması olayı burada kandırdı Karahan'ı. Yani şahını oyuna çıkmadan kazanamayacak demiştim. Aynen de öyle oldu. Burada bu kale C3 ile çifte vuruş safsatasıyla bunu kandırdı. Ve şahını oyuna çıktı. Şu şekilde. Ve sıkıntı şu. Karahan'a bu konumu çok tabii aktifim diye gördü. Biz de öyle gördük. Sen de hatta berabere Ya falan burada ilan beraber ettin. dedim. Geçmiş olsun dedin. Ama işte bu burada şeytanlık da şu. Şahı burada mesela F2'ye değil G2'ye gitmek. Bu. Ve burada adam Ha, bir dakika, bir şurada dakika. evet, Şurada kazanıyor. Evet. değişiyor. Hop. Burada değişmiyor tabii ki. Evet. 37. hamlede şah Evet. çarpı E4 soru. Şah çarpı Ha. E4 soru. Ama ne yapıyor? Burada Şah kurt. F6 mı oynayacak? Kale A2 şah. Oynat kale Kale açı. A2 şah. Burada berabere mi var? Şah H3. Hep haşış haşış. Adamın fikri o. Burada nasıl kurtulacaksın ki? Aynı şey abi. Şah çarpı E4. Peki. Kale çarpı G7. G7. Aynı şey Kale abi. A1. Ne kale A1 Kale mi? A1. Bu ne be? Oha şah F3 var. Şimdi şah H2 mecbur. Uf. Ya da kale C7 falan oynaması Ha şunu lazım. göstereyim. Mesela kale G5 oynarsan izleyiciler şah F3 var. Ver matı. Ve berabere. Neden berabere? Şah H2 oynat. Şaşkın Tak oynamasın tak tak diye. sürekli şah sonsuza kadar şah aynen. Aynen öyle. Vay be. Peki devam et abi. Şah H2 oynayalım. Bunu Kale göremedi. çarpı kale Bir dakika A2. pardon 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 pardon. Şimdi bu kale G7 aldım. Şah kale A1 çok kuvvetli. Şah H2 mi oynamak Şah zorundayım? H2 ya da kale C7 oynayacak. Tamam şöyle İkisi iki H2. veriyor. Şah H2 kale Alma A2. alma. Bir daha şah ve onunla aynı Kale şey olur. A2 aynen. Şah H3 tekrar Kale oynatalım. A1. Kale A1. Vay be. Vay be. Ya da kale C7 oynatalım istiyorsan. Kale Şah C7 H2 oynatalım. oynatalım. Tamam. Kale Kale C7 oynat. F1. Kale F1. Tamam var. Kale A1 kaleciyi de Kale, hani kale aynen. A1 oynat.
Abi şöyle mi diyor? Evet, kaleci 7. Kaleci başka... 7. Evet. Şimdi kale F1. Kale F1. Vay yani be. Bunu tutunuyor ya. Hay bak bak. Ne kadar teknik. Gene almıyor. Çünkü şah F5 alırsan gene kale G7 var. Çok teknik hakikaten. Kale F1 oynat. Kale F1, kale C6. Ve 2'ye 1 berabere. Şah D5 falan oradan. Bu 2'ye 1 berabere. Zaten şurada tuttuğum zaman berabere değil mi? Olması lazım. 2'ye 1. Yani şuraya. Hemen girebiliyor musun bilmiyorum da. Herhalde bir şey yapamazsın. Şimdi şu evet. Skor. Vay be. Bilgiyi verelim. Birazdan ikinci oyunla. Kaç dakika ara var acaba? Birazdan bakarım ben. Şimdi bu ilk oyunun özeti şu. Tipik bir Carlsen oyunu. Yavaş yavaş bastırdı. Hani izleyiciler gitmiş olmasın diye. Yok hemen evet, başlayacak. Evet evet. Şu an 4 oyun var. Ben de hemen şu güncellemeyi tabii yapmak 2,5 istiyorum. Puan almaya çalışıyorlar. Karahan'a ama bir hayal kırıklığı oldu yani. Demek ki yani vakti olmadığı için, bak işte vakti olmadığı için beraber yapamadı. 40 dakika olsa aynen, bulacak bunları. Rahat, bulacak bunları. Çok rahat bulur. İşte bu da hızlı satrancın azizliği diyelim. Şimdi sonuç güncellemesini paylaşalım. Bu mu bu mu? Ha şu. Evet. Evet, bugün 45 bin olma amacımız var. Bakalım onu gerçekleştirebilecek miyiz? Siz 6 bin kişi şu anda bizi izliyor. Lütfen abone olarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda beğen tuşuna basarak da bizlere destek olabilirsiniz. Şu an yorumları da okuma fırsatımız olacak. Emre'yi ben buraya çağırayım. Çağır, birazcık ben dinleneyim. İkinci oyunda Emre gelsin. Karuana'ya bakalım Emre kazandırabilecek Bilis mi? Bilis uzmanı. Görelim. Hoş geldin Emre. Evet, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Selam. Selamlar Emre, gel. Şimdi yayın ahlakı gereği Karuana'yı tutup kaosa doğru sürükleyeceğiz. Zaten Karuana'yı. Karuana'cıyız değil mi? Yani. Bırak bu Magnus şu ya. Bırak. Magnus şu bu ya. Aynen o, kazanıyor bana çak falan yaptırtıyor. Gideceğiz böyle. Şimdi durduk şey, yakacak beni ya, ondan sonra taraf tutuyor. Beşeşe gidiyoruz burada. Şu beşeşe. An tamam, nereye gidiyoruz? Hayır. 3 oyunda biterse. Gece 12'lere bıraktık mı beni? 3 oyunda biterse geliyorum. Hayır, tamam. Okey, bir gideriz bir kafeye. Şimdi tamam. Ben biraz şeyi merak ediyorum aslında. Şimdi Karuana beyaz olacak. Tabii. Ve hani... Roundlar arası 10 dakika varmış. 10 dakika. Ya, birazdan evet. Başlayacak yaklaşık evet. 2-3 dakika sonra. Hani şunu merak ediyorum. Ne yapacak? Hani kötü bir senaryo kendini hazırlamıştır hani. Kesin. Bir tane kesin. Böyle cebinden çıkaracak bir açılış yok, vardır. Şimdi şöyle hemen aslında. Panik yapmasını gerektirecek bir durum yok. Tabii çok kötü bir başlangıç ama. Abi panik yapmasını gerektirecek. Şöyle bu oyunu yani bu oyun berabere biterse öyle hemen şeyde değil yani. Hı-hı. Öyle çok felaket senaryosu bu berabere yapar. Siyahla savunur. Son oyun beyazlarla bir daha son bir şansı olacak. Ama işte son şeye kalıyor. Tabii ya, onu istemez. Şu an Karuana E4 açacak ve çok agresif bir şekilde saldıracaktır. Bu hı-hı. Şüphesiz. Ama yani Karahan'a şöyle söyleyeyim. Hani son böyle bir çaresizlik anı vardır ya böyle artık. Hani berabereyi de kabul edemeyeceğin kadar. O hı-hı. Şu an yok. O dördüncü oyunda olabilir. Yani 2-1 gelinirse dördüncü oyuna. Hı-hı. O zaman tabii ki hani kazancı reddedip hani kayba kadar gidebilir. Pardon, beraberliği reddedip kayba kadar gidebilir. Kazancı kimse reddetmez tabii. Zorlarken kaybedebilir. Ama ikinci oyunda daha böyle bir nasıl diyeyim... Şey Berserk mod 10 yok şu an yani. Şeydeki Lichess'teki Berserkler şey geliyor, yok böyle yani. Böyle son şeye bırakmak çok zor geliyor. Değil böyle. Ama rasyonel olmak zorundasın Emre. Şimdi bu oyunu kaybedersen bitiyor. Yani şöyle normal satrancını oynayacaktır Karuana. Tabii ki bastıracaktır. Agresif gene sicili mi olacak acaba? Ha hadi bakalım. Abi bence Magnus E5'e dönecek artık bir yerlerde. Ama adam sırf Sicilya mı hazırladı tüm maç için yani? Sicilya tehlikeli olabilir. Tehlikeli ama bu adamın da hiçbir şeyden korktu yok. Bence E5 geliyor. Bakalım. Hadi bakalım tahminleri alalım. E5 geliyor. İspanyol'a girecekler. Magnus bence stratejileri arasında öne geçtiği oyunlarda E5 denge veya geride olduğu zaman Sicilya E4, gibi. E5, at F3 oynanacak at diyorsun. At C6 tabi. Hatta yani at C6 İspanyol olacak diyorum. İspanyol. Senin şey Karuana'nın. E4, C5, at F3, at C6, D4. Oldu mu? Lan tüm şeyi aldın. Ha tamam pardon. Ha bekliyorsun. Güzel. Ben de oldu zaten. Dur. O zaman Beşiktaş'a gidersek ısmarlıyor. Benimki olursa sen ısmarlıyorsun. Kabul mü? E4, E5, E4, C5 mi? Tamam evet. Ben E5 tamam. Diyorum, sen C5 tamam, diyorsun. Ben tamam, ben C5 diyorum. Evet. Girmek istiyor musun yarışmaya? Sen Nusret galibi değil misin zaten? Şu an yok ben Nusret'i kaybederim. Kaybedersin. Yok bunu geç abi. Borçlu adam var. Sen aldan ben yarışmaya daha Nusret'ini ödememişsin. Tamam, okey. Evet, şimdi
İkinci oyun için. D4 açarsa için iptal. Ama ben C4 bekliyorum gene. Karahan'a bu. Karahan'a C4 oynadı mı ki hiç? Hani hep E4 oynamadı mı? Olsun. Ben bekle. Şimdi her hep oynadığını oynamayacaktır diye düşünüyorum burada. Ama şimdi Karahan'ın dengesiz oyuna ihtiyacı var. O yüzden Sicilya ümidiyle E4 açacaktır. Karahan'a E4'cü zaten. Karahan'a İngiliz oynadı mı hiç ya? Hayatında böyle var mı İngiliz'i? Pek kesin vardır abi adam. Vardır da gidip ben ne bileyim Kramni'ye Ananda şey Nakamura'ya C4 açmışlığı var mı gidip şey majör turnuvalarda? Vallahi bilmiyorum. Sanmıyorum. Gerçekten bilmiyorum. O yenilenince bana haber verir misin orası? Tabii. O yenilenince bana şey yap. Oyunlar arası bu arada 10 dakika trole gelmiş de şu an oyunun başlamasına son 11 dakika var. 11 dakika varmış. Demek ki evet. 20 dakika ara. 20 arkadaşlar bu dörtlü maç bayağı uzun bir maraton. Şimdi 25 artı 10 dediğin Meret 1,5 saate yakın sürebilir. Evet. Şimdi 1,5 saat 4 ile çarp 6 saat aralarla birlikte 7-8 saatlik bir maraton bu. Bayağı yani eğer Sabri'nin tahmini tutmazsa bu bayağı şey bir, ya bir de uzun şey bir maraton olabilir. Hani... Bilirse hani meyse kalırsa, bak İngiltere saatiyle kaç oluyor? Hesapladın mı? 3'te başladılar. Evet. 6 saat mi dedik? 7 saat mi dedik? 6, gece 7 10'da, saat olacak. Gece 10'da dünya şampiyonluğu maçı için yemek arası falan verecekler muhtemelen. Bu abi, çok dakika, enteresan bir şey. Ya şu FIDE'nin sayfasına ulaşabiliyor musunuz hızlıca veya dünya şampiyonluğu? Şu bir programa bakabilir misiniz? Ben çok merak ediyorum ya. Abi akşam yemeği arası falan verilir. Böyle bir şey olur, bir ara olur yani. Ne yapacaksın? Adamları saat 3'te oynatıp saat gece 11'de Armageddon mu oynatacaksın? 7,5 saat oynadı adamlar zaten. Tamam da adam ha öğle yemeği şey tabii. Yok birinci oyunu zaten 7,5 saat oynamışlardı. Doğru ara yok değil mi hiç? Yemeksiz oynuyor. Ama şimdi burada öyle bir durum yok. Burada oyun bölüm bölüm. Sanki bir akşam yemeği arası verilir gibime geliyor ama gece 11'de de oynatmak çok şey. O yüzden bir... Evet ya, bu arada... Sabri sen bir bakabilir misin ya? FIDE'nin sayfasında tiebreak programı var mı acaba? Tiebreak programı. İngiltere lokal saat. Çok merak ettim. Şu bugün zaten uzun olabilir bayağı. Onu... Şey olabilir yapalım. Olmayabilir arkadaşlar. Şimdi Karahan'a çıldırıp kaybederse ya da çıldırıp bayağı kazanırsa o da şey olabilir. Kazanırsa Karahan'ın çok lehine olur. Çünkü Karahan'ın şu an dengeyi sağlayıp maçı uzatması gerçi Blitz'e gitmesi hoş değil ama yani şu duruma baktığınız zaman dengeyi sağlayıp maçı uzatması biraz bizim isteğimiz. Tabii, ama evet, iş reale döküldüğünde sanki Karahan'dan o iş reale veremedi. Döküldüğü zaman biz hepsini yensin 3-1 alsın istiyoruz. Biz Karahan'acıyız bu Magnus'cu gibi değiliz. Adam kutlamaya gidiyorum diyor. Ben ama bunu 2 gün... Arkadaşlar ben Armageddon'da böyle gözyaşı olsun istiyorum. Ama tabii çok zor ihtimal ya. Armageddon'da biri kaybederse muhtemelen hayatı boyunca... Evet, o çok masada, büyük travma. O masada bir 10 saat çok falan büyük oturur travma, yani. Çok büyük travma abi. Çok şey bilmiyorum. Satranç için çok büyük travma yani. Çünkü hani oraya kadar oynadıktan sonra bilmiyorum şey gibi. Ben yani dediğim gibi çok yakın dostum Büyük Usta Mert Erdoğdu'nun Armageddon'da Türkiye şampiyonu olduğunu telefondan takip etmiştim. Hı hı. Şimdi Mert Yılmaz Yerli'yi de tanıyorum. O da arkadaşım. Yani onun için de mesela öbür tarafı düşündüğün zaman ne kadar zor olsa gerek Türkiye şampiyonluğu unvanı Armageddon'da oldu ya. Ve hani çok şey olmadı böyle. Bayrak oyun düştü diyorum evet, ya. Evet evet evet. Ama burada Armageddon'a şunu getirmişler. O çok garip. Evet yeni 60. Armageddon. 60. hamleden sonra 3 bayrak düşürme yetti. Olmasın diye. Aa bir dakika saçmaladılar ya bunlar. Başladı maç. Oyun başladı mı? Oyun başladı. O zaman 10 ya da 15 dakika. E4C5 gitti. Tamam evet, kazandın. Ama bir şart var. 3. oyundan sonra biterse demiştik. Hemen arkadaşlar hızlıca hem oyunun devam etmesi için hem de kendi borcumu kapatabilmek için şu an Karahan'ı tutuyorum. Hızlıca hamleleri tekrar yap. Aynen. D4. E çarpı D4. At çarpı D4. At F6. At C3. E5. Sveşnikov. Zaten bu hep hamleleri maç boyunca oynadıkları varyantı tekrar ediyorlar diye biliyorum. At E7 mi oynadılar? C4. Bir dakika. Aldı at E7, C4. At E7, C4. At G6 oynayacak, oynadı at G6. Vezir A4, fil D7. Vezir B4. Vezir B4. Vezir B8. Vezir? Oo değiştirdi. Vezir? B8 var böyle bir hamle. H4, H5. Yuh neler oluyor? F3, A6. Vay. Fil E3, A6. Vezir B8 de bir... Şey hamlesi. Var. Judith Polgar söyledi bu var dedi. Bravo. Şimdi dur hemen Emre abi, şunu şey yapalım. Göstermeden önce başka bir şey yapmam lazım buradan. Tamam. Bir şey mi bakıyorsun? Buradan analiz mi var? Buradan yok. Buradan şunu açmam lazım diye düşünüyorum. Niye? Analizlere mi bakıyorsun? Yo şey. Şunu ayarlamak gerekiyor da. O bayağı oynanmış. Bu doğru mu? Doğru bu. Oynanmış bayağı oynanmış. Şöyle getirelim.
Asıl tahtayı da. Hamle gelelim. Arkadaşlar bayağı hızlı oynamışlar. Bu teorik bir konum anladığım çok, kadarıyla. Bir önceki oyunda da evet güncelledim. Vezir A4, fil D7, vezir B4, vezir B8, H4, H5, fil E3, nardan A6, at C3, A5, vezir B3, A4, vezir D1. Vezir D1. İlginç. D1 ilginç mesela. Vezir D1'in ardından şimdi yani çok hızlı bir 16 hamle oldu. Bilmiyorum. Bu teorik herhalde ya. Bize hamleleri söyleyebilirsiniz Sabrıcan. Vezir D1'den sonrası şu an Lichess'e gelmedi. Biz de bakalım. Bu teorik herhalde arkadaşlar. Geldi bak. File 7 G3. File 7 G3. File 7. Ver H4'ü G3. G3. Bu bir şeyde oynandı yani. Son oyunda mı oynandı? Bak son oyunu göstereyim. Onu gösterecektim. Arkadaşlar son 12. oyun. Yani ağır parti şöyle oldu. Burada Magnus Carlsen file F5 oynadı. Evet. O oyunda şöyle devam etti. H4, H5. Karan burada bir tane bir beraberlik blöfü yaptı şöyle bir. Sonra file 3'le oyuna devam etti. Orada şimdi vezir D8'de A6 oynadı. Değil mi? Doğru hatırlıyorum. Böyle bir şey böyle döndü. Şimdi burayı istiyor. B7 istiyor. Carlsen vezir C7 çıktı. Karahan'a burada böyle şeyler oldu yanılmıyorsam. İşte G3. Doğru hatırlıyorum değil mi? Böyle F3, F3. F3, ha, F3 böyle at şeyler E4'lü, mat E4'lü bir şeyler oldu. Böyle şeyler oldu. Sonra Carlsen at F8 gitti. At D7, at C5 koymak istedi. At E4 oynadı burada. At E4 oynadı. At D7, fil D3. Böyle oynandı değil mi? Aynen öyle. Kısa roka, kale H2 falan. Evet, güzel. Tamam peki. Böyle oynanmış. Bu böyle. Şimdi oyuna dönelim. Bu biraz daha farklı bir konum. Yani çok daha farklı bir konum. 17 G3'ten sonra 17. hamle G3'ten sonra düşünüyor. Şu anda Carlsen düşünüyor. G3'teyiz değil mi? Tamam. Şimdi bu konumun teorik olması lazım. Çünkü taraflar bu kadar hızlı oynadıklarına göre. Yani bir önceki daha doğrusu vezir B8 yoktu tabii orada. Vezir B8'in amacını biraz anlamak lazım herhalde. Şimdi piyonunu tuttu her şeyden önce. Vezir C7 yerine tabii, vezir B8. Hayır piyonunu tuttu. Vezir C7 ile bir sonraki hamle şey yapabilir. Geri dönebilir oyuna yani. O bir sıkıntı yok. O bir ama zorunlu. Ama vezir C7 oynayabiliyordu. Vezir C7'nin sıkıntısı neydi? Oynayayım at B5'teydi. At B5'teydi. Önce yani, A6 kovup sonra vezir tabii. C7 oynayabiliyordu. Yani orada siyahın bir tempo kaybı yok bundan. Çünkü o piyonu vezir B8'de tutmasan başka bir yolla tutman gerekecekti. Evet. Yani bu anladığım ama kadarıyla bilindik bir konum. Çünkü Karahan'a bu kadar hızlı baksana 26 küsur oldu adam. 10 saniye arttıra arttıra geldi. Aynen öyle. Bu Karahan'ın çalıştığı konum Carlsen'in de çalışmış olması lazım. Niye düşünüyor? G3 mü acaba beklenmedik hamle? G3'ü de hani daha önce oynamışlardı. Sonuçta H4 isteniyor. H4'ü nasıl tutacağım? Fil G5 falan oynamak istemediğim için. Tabii. G3 oynamam gerekiyordu. Şimdi burada aslında her iki tarafı da şöyle ben çok takdir ediyorum. Öncelikle Carlsen de mesela hala E4, E5'li daha böyle sağlam şeylere girmiyor. Ben mesela onu beklerdim ama işte hala agresif şeylere oynuyor. Bana, i̇nandığı şeye devam ediyor. İnandığı açılışa devam ediyor yani. Bu açılışta da böyle bir kötü kaldı, bir iyi kaldı. Tabii. Yani garip oldu i̇şte bu açılış. İşte bir sıfır öndeki adamın böyle bir riske girmesini ben... Ama işte o da işte bak bu hep aynı kapıya çıkıyoruz. Adam hızlı satrançta kendine öyle bir güven var ki adamda. İşte 2 sene önce Karyakin'e beyazını oynamıyor. Bu sene iyi vaziyette berabere teklif ediyor. Bu işte Carlsen'in psikolojik oyunu ve bir yandan da adamın gücü burada. Yani bu çok büyük bir deklarasyon arkadaşlar. Yani adam 1-0'ın vezir C8. Bu beyaz karelerde kalmak beyaz istiyor. Beyaz karelerde kalmak istiyor ama işte bu kale C8 fikri. Ama yok o kale, şey kale, kale orada gidemiyor. A4 boşta. A4 eri boşta. Ha, A4 sürekli boşta. O bir süre vezir şey orada kalacak. Bu A4, çok sert bir oyun bizi bekliyor. Acaba şey mi? Hani teoriktir ya. Uzun rok attırmamak tabii, amaçlıydı da olabilir. Uzun rok attırmama olabilir. O vezirin aktif konumunu şimdi bak şöyle söyleyeyim. Bu vezir burada çok can sıkıyor. Bak şurada. Bu vezir burada çok can sıkıyor. Sürekli buraya daimi baskı. Ok çizebiliyor muyuz? Nasıl ok çiziyoruz? Şöyle daimi baskı. Şöyle daimi baskı. Bu hoş değil yani. Vezir burada aktif. Şimdi vezir nerede? D1'de. Burada aktif değil. Başlangıç evet. Karesinde. Sanki hiç oyuna çıkmamış gibi. İnanır mısın bu vezir A4'e gitti, B4'e gitti, tekrar A4'e gitti, B3'e gitti, devre gitti. 5-6 tane hamle yaptı vezir. Ve 17. hamle şu anda. Evet. 18. hamleyi bekliyoruz Karuana'dan. Güzel. Güzel bir parti bizleri bekliyor. Carlsen yani berabere basitçe oynamadı. Oynamadı. İyi oldu. Oynamadı evet. İyi oldu. Yani bu ama bir, çok oyunu büyük çirkinleştirebilir. Çok büyük bir özgüven. Oyunu yani çirkinleştirebilir ama değil mi? E4, E5 falan. Çok bilindik konumlara girebilirdi. Ben öyle yani beklerdim. Ben 1-0 öndeki bir oyuncunun E4, E5'li işte bu İspanyol, İtalyan daha böyle sade konumlarda daha stratejik bir şey beklerdim. Hı hı. Ama işte ben galiba bu Sicilya'yı
aylarca bunu çalıştılar ve o kadar iyi bildiğini düşünüyor ki ve biliyor ki her. Ama bu onu sık tekrar ediyor. Çok... Bence aylarca çalışmadılar abi. Olay evet. Şu. Çünkü ilk oynadıkları oyunu hatırlıyorsan bu ama Rosolim oldu. Ha, ilk oynadıkları oyun evet kötü yani kaldı. Bu at B6'lar falan bir kötü kaldı. Yani Karsan ne yaptığını şaşırdı. Bir G5 şey F5 falan sürdü ama F4 de sürememişti o oyunda evet, kötü kaldı. Çok kötüydü o. Hani zor kurtarmıştı. Daha sonra çalıştılar bence bu at evet, B6. Evet, o oyundan sonra at B6 oturtmadı. Doğru haklısın. Şunu demek istedim yani Sicilya'ya çok çalıştı. Sicilya'nın diğer variantları da olur. Karahan'a bunu oynamak zorunda değil ki. Evet, at D5 gidebilir, at D5 oynayabilir, fil G5'le oynayabilir. Bir sürü şey oynayabilir. Çünkü muhtemelen şey hiç kimse beklemiyor yani. O at D5 hamlesini. Kimse beklemiyor. Yani o da Caruana'nın hani bir yeniliği gibi bir şey oldu. Ben çok yani, az gördüm evet. O hamleyi. Ya hiç görmedim diyeceğim ama. Ha, oynanan bir hamle ama majör şey ana devam yolu değildi. Şimdi Caruana'nı popülerleştirecek. Çok sert bir oyun olacak bu arkadaşlar. Ve ben hakikaten gene Carlsen'i şöyle takdir ediyorum. 1-0 öndeki bir adam yani rakibine ve rakibine kazanç şansı verecek sert bir varyantı gidip siyahlarla tercih etti. Fili 2 şimdi H5 istiyor. Tamam fil G4 oynayacak büyük ihtimalle. Fil G4'ten... Ama yok A4 boşta. Mı. Ama senin de C4'ün boşta. Oynat bakalım. Bir analiz edelim. Fil G4'ü bir analiz edelim. Ne yapıyorsun? Onu alırsan... Vezirle alırım herhalde ya. Vezirle mi alsın? Vezirle alınca... Tabii vezirle al. Vezirle al. Bu güzel olur benim için sanki. Şöyle oynasım geliyor. Benim. Peki. Ama bir şey elde edebildim mi artık? Oyun sonu nedir? Oyun sonunda bir sıkıntı var mı? Ben şu ama E2'yi koyacağım. Atı böyle oynayacağım. Evet. Benim bir sıkıntım yok gibi geldi bana. Evet. Ama bu oyun sonunda da siyahın da bir... Ben de şahımı D7'ye koyacağım. Mesela şu konumu analiz edelim. Şu finali. A4 bu biraz... Final, A4'e basamıyorsun ki. Hayır beni rahatsız ediyor. Yani şimdi ben şey yapmak istiyorum aslında. Ben bu oyun sonunda pek bir numara göremiyorum yani şey olarak. Çünkü bak bu atı B6'ya manevra yapamıyorsun. At E4 koyamıyorsun. F5 var. Evet, siyah evet. F5 sürecek. Ben bunu böyle koyacağım tamam, gibi. Böyle yapacağım falan gibi düşünüyorum. Ama hani kazanç fikri olarak demiyorum ben bunu. Ben pek hani. Bir şey göremiyorum burada. Bu çok sade bir finale benziyor. Burada bu olmaz. Karan hani maç durumunu düşünürsek adam 1-0 yenik durumda maçta. Bana şu yapamaz. Geliyor. Şöyle geliyor abi aslında. Son beyaza burada ben sana söyleyeyim. Son beyaza kazancı bırakmak çok şey. Oyun karışacak böyle oynayacak. Oyun karışır. Fil G4'de böyle oynayacak. Bu arada kale H2 hamlesinin de gene aynı gündeme geldi. Girecek gibi duruyor. Çünkü şey Karahanlı'nın gerçekten hani öyle hamleleri varmış. Varmış evet. Hani biz de bir makale yayınladık bugün Facebook'ta varmış. Birileri incelemiş. Hani daha önce Seyravan falan evet. Bir turnuvada oynayınca öte şey yandan şu var. Şimdi hamle beyazda olsa mesela nasıl yapalım gene klasik Selim Çıtak şeyi. Mesela bunu aldığın zaman ben de buraya alabiliyorum. Yani aslında piyon onu istemiyor çok da gibi istemiyor aslında. Gibi ama C4'ü bırakmayacak. Ama siyah ne oynayacak? Mesela şimdi kısa rok atmak biraz H5'i bırakacak. Bu biraz falan. Mangal yürekli yani ama ne oluyor mesela böyle bir gerçi bir tehlike yok sanki ama hemen. Ama file 2 çekti ver H5'i falan bilmiyorum çok bu biraz hücumayacak gibi duruyor. Evet hücumayacak evet. Süreceğim evet, çünkü. Evet bu hoş değil. Veziri kovduk geri herhangi bir yere. Sonra mesela pat. Yok bu hiç hoş değil. Demek ki kısa rok herhalde atılamaz. Karsen'in hamlelerine de atılamaz deyip ondan sonra bu fil G4 atıp da kazanır. Biraz önce atıp da kazanır. Biraz önce kale oyun sonunda şahsız nasıl kazanacak dedim. Dediğim çıktı. Şahı girdi adam kandırdı işte. Şahı girdi oyuna. Ama şahı nasıl girdi oyuna? G2'den girdi. Çok aynen güzel girdi oyuna. Yok tabii. Peki fil G4 oynayacak herhalde. Fil G4 oynandı sanırım. Öyle mi? Fil G4 oynanmış. Tamam. Şu an izleyiciler de hamleyi hemen görmeyince işte görmüyorsunuz falan oluyor. Aslında şöyle yapsam belki daha iyi. Görmeyelim hamleyi. Heyecanı yaşayalım. Yanlış tahminlerde bulunalım. Evet. Şimdi fil G4'ün ardından. Tamam. Şimdi almayı analiz ettik. Bence almak yani oradaki değişiklikler siyahın işine geliyor. Aldıktan şöyle, sonra F3 oynayamadığım için direkt evet, F3 mantıklı. Direkt F3 ile taşları tahtada tutup oyunu daha da komplike eşitleştirme. Onda fil F5 gidecek. Oynat bir F3 mesela. Fil F5. At E4 mü oynayalım? Herhalde böyle bir şey olacak. At E4 oynarım herhalde. Evet, Daha önce de şey yaptığı için. Evet. Böyle bir şey olacak. Şimdi rok. G4 yemeyelim. Yemiyoruz. H G4. Böyle bir şey. Vezir D2. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bunu bekleyin yani. Böyle bir şey olma ihtimali var. Vezir D2. Mesela. Evet. Olabilir. Böyle bir şey olma ihtimali var. Bu bir ihtimal. Bir geri gidelim. Şimdi F3'ten başka yani fil çarpı G4'de gerçekten kötü kalıyor bu arada. Hayır, kötü kalma değil mi? Kale C1. Kale C1 tamam. Şunu demeye çalışıyorum.
çok fazla taş değişirse siyahın işi kolaylaşıyor. Yani savunan taraf, daha doğrusu savunan demeyeyim de siyahlar genelde prensiben eşitlik arayışında olur. Gerçi Sicilya oynayan bir oyuncu eşitlik istiyor mu ayrı konu ama taşların azalması hafif kötü durumda olan lehinedir genelde. Şimdi burada Karahan olabildiğince taş tutmak istiyor. Şimdi ilginç tarafı Virtus'un sitesinde güncellenmiyor ve Virtus'un düzenlediği son şampiyonaymış. Çökmüştür. Çökmüştür. World Chess bir organizasyon mu ya? Evet. Ben bilmiyorum. Bir organizasyon. Yani FIDE düzenlemiyor. FIDE şimdi başkanı değişti ya. İhale herhalde süresi doldu. Şimdi yeniden açık arttırmış. FIDE çarpı E2 alındı muhtemelen. Muhtemelen evet. Çünkü C4 eri başka türlü tutulabiliyor. Bu vezir F5 oynandı galiba. At çarpı. Evet, vezir F5 oynandı. Eğer burası doğruysa. Şu an bilgisayarın verdiği hamleler oynanıyor. Vezir F5'te oynandı. Ben bir yenileyim. Hemen oynatalım hamleleri tekrar. Kırdı. Vezir F5 oynandı. Hı-hı. Bir şekilde ya siyahların gene bir sıkıntısını göremiyoruz. Zok'tan sonra herhalde sağlam bir konum elde etti ama evet. Şimdi beyazın tabii aynen bravo. Beyazın mesela kısa rok atıp kalesini devire koyup C5'le bir yarma şeyi fikri var. Kısa rok, kale, devir. Aynen. Ondan sonra işte D6. Bir oynayalım bakalım. Falan. Kısa rok atabiliyor muyuz yoksa çok mu tehlikeli? Başımıza iş gelir mi? Feda yer miyiz? Çok tehlikeli mi? Bakalım bir oynat bakalım. Rok mu atalım? Mesela bakalım en prens. Vezir H3 mü yiyoruz ne oluyor? Vezir H3'ün ardından bir şey geliyor mu ona bakıyorum ama. Flash 4 falan var mı ya? Yoktur herhalde. Ya oynasana flash 4 bakalım fedalar oluyor mu? GH4 vezir H3. Tabii gir oraya. Ne oluyor? Kurtulabilecek misin? At H4 olacak. Herhalde bir şey olmaz. Muhtemelen saçmalıyorum. F3 var değil mi? F3 var. Şöyle F4 yok. Mi? F4 coşma F3 iyi. F4 dedim ki hani madem sen şey yaptın ben de F4 süreyim. Peki abi. Bir oynat bakalım F3 kurtuluyor muyuz at H4? Bu arada F4 oynayayım ya. Peki oyna belki daha iyidir. Şimdi burası da şey olacak ya. Tamam bak saldırma filmlisin hala. Belki doğru belki haklısındır. Oynat bakalım at H4. Abi benim işe yaramadım. Yok F5 istemiyorum F5 al. Tamam bu saçma feda geri al. Çok Blackburn baktık. Sizin yüzünüzden içimiz dışımız feda aldık. Şey yaptı, zımaradan çıkardınız bizi. Öyle biraz daha zevkli oluyor ama zaten. Tamam ben... peki tamam. Yok kesinlikle. Roku attık. Vezir H3 girsek ne oluyor? Vezir H3'e... Ya şimdi aslında bir şey olmuyor gibi. Hani destek bir taş geliyor mu emin değilim ama. Yok F5 F4 falan sıkıntıya girersin. Hemen o veziri karşılaman lazım bence. Vezir F3 ama da çok vakit kaybı oldu mı? Vezir F3'e direkt ne gelecek ki? Bir şey gelecek mi göremiyorum. Rok falan gelecek herhalde. Şimdi Karsen de şöyle düşünüyor da siyah taşlar şöyle düşünüyor. Vezirler değişecekse rok atmak istemiyor. Vezirler değişecekse şahı devriye koymak ister. Çünkü ama işte ben evet. F5 F4 sürmek istiyorum ya artık. Evet. Vezir H3'e sokmuşum. Ama vezir değişilecek. Bak neden? Şöyle söyleyeyim. Vezir F3 oyna mesela. Hemen atıyorum kısa rok attığını varsayalım. Ve F5 sürdün ama F5 sür. Sadece göstermek için söylüyorum. Vezir G2'den sonra değişmek zorundasın zaten. Ama işte ben şimdi her an F4'ler istiyorum falan. Orası evet. Güzel kalmıyor mu bana? Alıp F4 mü süreceksin? Alıp F4 sürdün. O zaman E4 karesi boşalır ama. Şimdi vezir G4 kaçamıyorsun. F3. Aa F3 yok. C4 boşta. Çok karışıkmış. Gerçi ne oluyor belli değil. Düşündüğümüzden daha karışık. Hop. C4, C5 geldi ya. Yuh. Oh Allah. İşte şimdi Allah! Biraz şey oldu. Yanıyor şu an. Ne? İyi mi diyor? İşe gidiş. Siyah mı? O tam dur bu feda biraz yaptı. Biraz şey feda oldu. Yaptı, hani feda. Biraz böyle konum karmaşıklaşsın. Çünkü evet. sağlam oynarsak bu iş olmuyor dedi. Muhtemelen. İki tarafın da rok atmadığını şey yaparsak, düşünürsek artık hadi bakalım. Bir hamle de atabilirler. Ama bu nasıl ama bir hamle işte ya? Ama yani biraz rest gibi bir şey oldu bu. Karahan'a evet bir rest. Bir anlamaya çalışalım. Klasik fena değildik şu ana kadar anlama konusunda. D5'i analiz edelim. At B5 gibi bir şey oynayacağım gibi at geliyor bana. At B5 mi? At bir D6 falan istesem olmuyor mu? D6, C7 bir şeyler isteyeceğim gibi. Sanki. Şimdi vezir B5 şah iyi değil galiba çünkü bu var. Doğru muyum? Onu evet ona biraz sıkıntı... Yani bir şeyim kalmıyor gibi hissediyorum. Sanki abi. Değil mi? Peki. Senin hamleyi analiz edelim. At B5 ver D6'yı diyorsun. Peki abiciğim ben anlamadım. Şimdi rok atsam, kaçsam, kurtulsam ne yapacaksın? Bir tane sürdün geldin böyle. Nedir bu? Ha buraya alacaksın. Orayı alacağım. Hani bir şey elde etmişim gibi duruyor hani konum evet, olarak. Evet. Ama tamam. Belki şimdi biraz bir şey çıkmayacak. Biraz ama... anlamaya başladık yavaş yavaş. Analize devam. At B5. D6'yı durdurabiliyor muyum? Durdurma... Gene vezir D7 falan diyeceğim ama C5 boştu. Ne yapalım? Bilgisayar analizi tamam. Kısa rok tamam. At B5'e mi? Hani C5, CD5. Bizim almıyorum. Ha direkt kısa direkt rok. Kısa rok. Eğer at B5 oynarsan bu artık C çarpı D çarpı C. Ha tamam. Okey. Aynı şey.
D6, filef 6. Filef 6, fil C5. Tam bizim analiz ettiğimiz varyanta biraz döndü. Önceki şey geldi. Hamle sırası değişik. Ben burada yani... Kale C8. Siyah kötü siyah, olamaz ya. Net olarak üstün. Evet abi, bu roku 60 şah güvende falan. Ama at B5 hamlesi yanlış. Bu at B5 evet at biraz fazla evet. Yani bir şey yapmam gerekiyormuş gibi hissettim C5'i sürünce de. Ne yapıyorum ki? Hiç tam kırmayıp rok attığı zaman ben ne yapıyorum? Hani bilgisayar ama... C6 sürecek belki. Geçer. C6. Kısa roka C6. Ama o zaman C planı çok zayıf. Ya beyaz zaten kazanç konumunda olmadığı için şeyle tabii, bilgisayarla tabii. Bakınca şey oluyor şu an. Hani bilgisayar her şeyi savunuyor ama evet. Biraz konumu karıştırmak aslında Karahan'ın amacı. Evet, Karahan o anlamda doğru yapıyor. Tabii çok da abartmaması lazım. Dediğim gibi daha yani kötü durumda, yenik durumda ama öyle delirmesini gerektirecek bir durum yok. Yani bu oyun beraber olur. Siyahlarla savunur, beraber yapar. Dördüncü oyunda bir daha hani 2-2'ye getirip, gerçi Blitz'e gitmek muhtemelen hiç işine gelmez ama ne yapalım yani, yenilmişsin ilk ya oyun yani. Adam, yani ne yapalım? Şimdi 2-2 senin için iyi bir şey şu artık. Şu an Blitz'e gidelim mi deseler Karahan onu geri kabul edecek. Havada yani. Yakalar elini. Ama şimdi şunu analiz edelim. Bu rok güzel hamleymiş, kabul. Herhalde böyle oynayacak. Şimdi burada ne oluyor? Bana böyle oynayacakmış gibi gelmiyor abi. Ne yapsın çok, peki yani bu? Ya tamam, bunu alamazsın. Buna bir bakalım. C6'ya bir bakalım. Devam edelim istersen. Attı rok geldi. Roku attı. Valla biraz... Hangisi resmi acaba ya? Ya bu doğru yerden çekiyordur hamleyi chess bomb'da. Şimdi C6'dan sonra... Ya bir şey sağlıyor mu acaba? Yani kırsam ya işte geçer, kırsam... Geçer yapmış oğlum. Kırdın. Kalede C1'de destekle. Tamam, geçer. Ben de bir kale C8. Rok attı biraz ha. Ne oldu? Oha! Ne oldu? Ha bu seyircilere şey yaptı. Hareket. Ha bir dakika, ilk oyunun sonu i̇lk galiba. İlkten sonra. Evet Sabrıcan bize gösterdiği videoyu... Sen bir o zaman şey yap, bir mimik yap. Ne yaptı, böyle mi yaptı? Kazandı. Ben senin yaptığını siz izleyin bence çünkü... Ya hayır, Zafer yumruk yaptı, bir şey yok aynen yani. Hani şöyle bir kazandıktan sonra seyircilere doğru... Bir şey yaptı. Ya, yok be Türkçesi, abi. Türkçesi ona geliyor biraz taraftar ağzıyla ama... Türkçesi taraftar ağzıyla koyduk mu oluyor? Yok ya. Bence çok gereksiz. Normal bir fist pump yani böyle bence bir şey. Bence çok gereksiz. Bence de şu an için gereksiz. Yani. Daha bir kazanmış yok. Şu an Karahane'yi tutuyorum. Evet şu an Karahane'yi tutuyoruz. Pis Magnus şu. Yeter. Yok, yeter artık. Yok seyircilere böyle hareketler, yumruklar, mumruklar. Dur şimdi. Hadi dur Karahane, şimdi hadi oğlum. Hadi oğlum. Açıyorum bilgisayarı, Karahane'ye hamleleri buluyoruz diyeceğim ama Karahane de beyaz gibi değil şu an ya hiç. Burada benim tahminim C6 ile devam etmesi lazım. Çünkü şeysiz yani. Analize devam edelim. Biraz güvensiz. Sen ne demiştin? C6 vurdum mesela. Bu almak da doğru olmayabilir bak. Çünkü bu D5 karesini açıyorsun atıma. Tamam o zaman almayayım. Almasam da ne yapacağım ki? B'yi sürmek mi lazım yani? B'yi de süremiyorum. Ha, mesela şöyle bir şey oluyor mesela. Atıyorum kaleye geldin alırsan geri dönün. Bu düşüyor mu? Mesela panik yapmadan böyle sakin Vezir. Vezir A6 mı tutuyor? Vezir dedi geri alır bunu ama A4 piyonum düşüyor. Evet. Falan filan yani biraz sakat. Peki bunu analiz edelim o zaman. Almalıyım. Burada ne oluyor? Şimdi bak bu D5 karesi ata açıldı ya benim hoşuma gitmiyor. Ama E'deki film zaten iyi değil. At D5 otursun hani. Ama bu çok at burada çok dominant kalır. Şimdi ne yapacaksın? Şöyle yapayım o zaman. Ben burayı pek beğenmemeye başladım. Siyah açısından. Bir kale C8 oynayayım. Bak işte belki Vezir A6 dönmen lazım. Kale C8. Yok diğerini oynayayım ama. Ha, tamam fark et. Ha, fark eder tabii de şey. Benim hamlemi değişmeyecek anlamda dedim. Bu at B6 şişe falan şeye çatala yatıyorsun ha. Ateşle evet. Oynuyorsun ben söyleyeyim. Tek hamle var. Vezir... Tamam. Fil D8 oynayayım ya. Gördüğüm şey. Fil D8 de şimdi ama sürüyor musun? Mesela. Aa sürüyorsun. Olmaz. Ben aslında ilk amacım kurduğum şey o. Fil D8 at. Tek hamle var. Bir dakika. Hangi? Bizim analizde mi tek hamle var? Şu an C çarpı D6 hariç hepsi kaybediyor. Kaybediyor ha. C6'la varyantı mı? C6'ya bir bak. C6 ya kaybı kötü kalıyor demek istiyorsun herhalde. Bir verir misin varyantı? Çarpı. Tamam aldık. F-C8. Hangisi? F-C8. Oo bizim varyant. At D5. Biz neyi kaçırdık ya? Ha Vezir E4 var. Ayo. Evet aynen öyle. Vezir E4 var. At E7. Ha dümdüz değil dümdüz. At E7 alıyorsun. At E7 şah çekerek alıyorsun ama At E7 alıyor. Ver kaleyi ver C6'yı piyon düşüyor. 5 ile basıyor herif. Yok abi dümdüz oldu bence. Bu çatı evet. Yani çok o garip bir çatı. Vezir E4 tek hamle. At D5 yerine. At D5 yere Vezir C4 tek hamle. Tamam. Çok... Oynat. Varyantı öğrenelim. Evet şimdi hala bu zor konu ben söyleyeyim. Kale A5. Kale A... Uyu! Bunu... Bu yuh yani. Bunu oynayamaz. Bu ne lan? Bunu iki taraf bir dakika. Bu ne?
Bir sefer tehditle X'e basar mısın? Beyaza pas geçer misin? Ne yapmaya çalışıyor? Nedir bu yani? Tamam, mesela rok atayım. Rok at, ha rok at. Vezire 6 oynatıyor. Ha, D5 karesini kontrol ediyor. Yok, buna kazanç diyemezsin Sabri. Bu oyun bu. Yani tamam, bilgisayar beğeniyordur da burada insan hata yapar. Çok köprünün altından kale çok sular. Fikri çok yuh. Garip fikir. Yani kim olsa burada şey C6'yı almaya yönelik tabii, bir plan tabii, kurması tabii. Lazım. Şey yani hani C piyonu düşüyor diyor aslında. Tamam düşüyor ama şimdi kale A5'in ardından böyle planlar ya nasıl düşüyor? Yani düşüyor. Bak mesela vezir A6 geldi. Atıyorum. A6. Atıyorum. Aldım atımı çektim bir yere ben. Yani öyle düşüyor. Nasıl düşüyor? Hemen düşmüyor. Şimdi kale A6. Gerçi D5 yiyeceğiz galiba. Kaşınıyoruz o, da. Evet, o D5'ler yeriz. Kale A6 ile alır mıyız abi? Tamam, C7'ye süreceğim ben de. Yani öyle oyun yani daha burası. Bir daha istesem fil B6 mı tutuyoruz? Hayır, basamıyorsun, fil tutuyor. Basamıyorum. Mesela atıyorum yani, hemen basamıyorsun. Ben de kale D1 geleceğim, buna basacağım falan. D5 sürerse at buraya. Yani bu karışıyor, anlatabiliyor muyum? Bu oyun yani. Tamam, siyah beğeniyor bilgisayar. Onu ya, anladık. Siyahın beğenmesinin sebebi biraz anlaşılabilir. Yani burada roku yok falan. Aynen taştan, aynen taştan bravo biraz bravo. Gelişimi yani. Tamamlanmadığı için ve haklı sebeplerden. Karana düşünüyor hala bu konuda. Şöyle bir yeniledik. Rokun ardından düşünüyor. Sürelere biraz bakalım istersen Sabri. Kötü, çok kötü. 15 dakika sıkaldı Karana. 15. 15 mi? Niye bizde 11 gözüküyor? O Lichess arada öyle saçmalayabiliyor. Şey. 15, Karsen 18. 15'e 18 süreler şu anda. Tamam, daha bir şey yok ama şunu söyleyeyim. Yani şu ana kadar gerçekten hızlı satrançta Karsen'in üstünlüğü çok kendini hissettiriyor. Konumu daha iyi anlıyor. Daha mesela tuzak yaptı açılış şeyde oyun sonunda. Hemen yedi yani. Ha, tamam, çocuğun bir dakikası kalmıştı. Süresi azken tuzak yaptı. Yok abi, orada Karsen, evet. Karuan'ın daha fazla süresi var. Karsen'in işte, bir dakikası var. Ama onda iki dakikası var. Şimdi orada artık aynen. O 1'e 2, ikisi de şey. Yani öyle bir an ki satranç oynayanlar bilirler. Ama bir şey yani. Kötü vaziyette şöyle bir kafanı öne yersin. 30 saniyen kalmıştır düşünsene yani. Düşünsene böyle. Bir dakikam var. İki dakikam var. Ben sana tuzak atabiliyorum. Evet. Sen tuzağı yiyorsun. Hani... Evet. Ama konumun iyi. Tabii işte ha, bu tabii bir piyon öndesin. Adam da üstünlüyor. Ya bu mesela şimdi ben mesela Gurevich'le oynamıştım. Kazanç kale finali oynuyordum. Ama tabii adam çok iyi biliyor. Adam kayıp vaziyette olduğunu biliyor ve ben bilmiyorum. Ben kazanç vaziyette algılayamıyorum. Böyle bilinçsizce oynadım ve kazanamadım. Beceremedim. Beraber oldu. Oyundan sonra hemen pat diye bana kazanç varyantını söyledi. Çünkü adam o kadar iyi biliyor ki nüansları, kale finali gibi. Şimdi burada da öyle bir şey oldu aslında. Karsen muhtemelen 30'a biliyordu. Çünkü buna benzer bir şeyi Karyakin'e karşı da kazanmıştı. Aslında şunu söyleyebiliriz herhalde belki. Karuana da o tuzağı biliyordu. Ama belki işte vakti yok. Evet, belki vakti beyazda de... beyazda gelse aynı tuzağı yapacak rakibine. Aynı psikolojiyle belki, falan. Belki. O ama... motifi biliyordu. Bak motifi ha, biliyor. Motifi biliyor. Çünkü adam biliyor hakikaten dedi. Çok güzel hazırladı ya. Yani şahı G2'ye gitti. Hiçbir şey anlamadık. Bana bir şahı G2'ye gitse. Ooo C6. Tamam. Abi mecbur adam artık, şu an. Artık Karuana olayım. Evet, rest yani çekiyor. Artık yani çünkü bunu kaybederse 3. oyunda bunu kaybederse artık hızlı bir beraberlik yapacak ama yok yapmayacak bence 3-0. Ya 3-0 olur ya da Karsen kazanç konumda hani beraber yapar. Yani bunu kaybederse biter. Bunu kurtulamaz. Ama bakalım Karsen de bir hata yapsın artık canım. Bak şunu tekrar ediyorum. Çok kaç? Ve vakitler mi? Seyirciler şey istiyor sürekli soranlar var. Her ne kadar orada yazsa da 4 oyun üzerinden. Evet, 4 oyun rapid oyun oynayacaklar. İlk oyunu Karsen kazandı. Yani 4 oyun kesin değil. Olay şu, 2.5 puana ulaşmaya çalışıyorlar. 2.5 puan yapan rapid'de dünya şampiyonu olacak. Bravo. Karsen şu an 1-0 önde. İkinci oyundayız ve bunu da kazanırsa 2-0 olacak Karsen ama Karana kazanırsa 1-1 olacak. Evet, evet. Bunu da kazanırsa 2-0. 2-0'dan sonra 3. oyunda beraberlik yetiyor Karsen'e. Ya bunu yok biter. Eğer 2-0 olursa kurtuluşu yok Karana'nın. Karana'nın bu oyun riskler alarak saldırdığını görüyoruz. Evet, C6'dan sonra bu arada bizim tam üstümüzde de oyun hakkında, maç hakkında bilgi edinebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim, ben bilmiyordum. Evet, şu anda bak ama şey Sabri dediğim olay oluyor. Şey bu konum tamam, bir siyah bilgisayar seviyor. Bilgisayar siyah beğeniyor ama kale A5'i bulabilecek misin Allah aşkına? O verdiğin insan... analizde kale A5'i nasıl görürsün ya? Yani tamam çok kuvvetli oyuncu bunlar da sonuçta hepsinin hata yaptığını görüyoruz vakit azlığında. Ya olay şu abi. Bu kale A5 yani öyle böyle bir hamle değil. İnsan dediğimiz varlık. Evet. Şuradaki kırdı C6'ya bir kere diyor ki adam ya benim bu C6'ya ya arkadaşlar onu şey tekrar edelim. Lazım. Bilgisayar varyantı verdi kale bize. Kale C8 oynadı. Tamam, hangi kale oynadı? F C8 oynanmış. Kale... Buralar oynanmış. Kırdı kale C8 mi oynadı? Bizim böyle yok. Bir analizimiz öyle değil galiba. Kırmadan mı oynadı?
şöyle bir bakalım. Direkt kaleci. O kırdı kırdı kaleci. Kırdı kırdı. Nasıl yapsın? BDR'i boştu doğru, ya. Doğru. Korkutma adamı. Ben de dümdüz çatalıyor. Sen beni 2-3 tür kalbime indiriyorsun. Yok yok abi. Orada böyle, şurada D6'yı görüyorum evet. Ya. Onu şey yapamam. Arkadaşlar şu varyantımızı tekrarlayalım. Biz böyle bir analiz yapmıştık. Burada at D5 işe yaramıyordu. Gözden kaçırdığımız hamle vezire 4 ver H1'i ver D5'i ve atımızı kurtarmak için C6 yerimizi kaybediyoruz. Kaleyi tutmakla vakit kaybedeceğiz. Gerçi kaybetmesek de tutamıyoruz yeri artık. Bu yüzden böyle burada hamle vezir C4'müş. Burada siyah üstünlük veren tek değil mi? Oo. Böyle çok alışılagelmişin dışında bir hamle var. Yani bir insanın bu hamle yapması çok zor. Oynamış olabilir. Oynadı ve konum geldi. Tamam. Şimdi göreceğiz. Şimdi i̇nsanla, Anya'yı Konya'yı göreceğiz. İnsanla makine burada Karsen Kale A5 oynarsa tamam. Yani yapacak bir şey yok. Oraya şey pardon. Titreşim mi oldu? Yok o yayına çok gidiyor. Ha, pardon özür dilerim arkadaşlar. Burada Kale A5 oynarsa Karsen hakikaten her şeyi hak ediyor yani. Kale A5 bilmiyorum çok yani. Çok zor hamle ya. Çok çok zor hamle. Başka bir şey düşünelim abi. Peki ne oynayacağız? Vezir E6. Bir sürü hamle var yapabileceğin. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Kale A5 ile Vezir E6 bana aynı fikire çıkacakmış gibi geliyor. Yani yerleri değişse fark eder mi? Vezir E6, Kale E5. Neden olduğunu anlamaya çalışıyorum. Kale A5 aynı şey gelecek. Anlamaya gene çalışıyorum. Gene D5 sürmeye amaçlamıyor muyum ben? Hayır, B5'e gidiyor at işte. Anladım ben farkı. Bak böyle oluyor. Ama işte... Dürtülemiyor at. Şimdi Kale A5 oynarsan? Gene aynı şeye geleceğiz abi. Nasıl tutacağım atı? Şöyle bir şey var. Vezir bu sefer at daha da kötü kaldı ama. Hayır, at ayrı var. Oo bak kazanıyor filme altı. Hayır oğlum bir dakika. Aa, evet on... kazanıyor. Böyle alırsan tak. C7. Benim E7'deki film şey kaldı. İkisi de birbirlerini şey yapıyorlar. Çöp kaldı. Evet. Tamam güzel. Abi evet Kale A5. Kale A5 güzel hamle. Korkunç kuvvetli. Oynayamadı dedim işte. İnsan oynayamaz o hamleyi. Fil D8 oynadı. Fil D8. Oyun çok zor hamle. Kal sen... Benim varyantı geçti. Fil D8. Senin varyant oydu. Fil D8 ile savunurum dedim. Şimdi, abi çünkü mantıklı olan insan burada C6 piyonundan korkar. Bir de psikolojik bir şey var. Hatırlıyorsan Anand Karsen'i yendiği tek oyunda böyle C6, C7 dümdüz girmişti Karsen'i. O yüzden şimdi şey oldu hani. O biraz oldu. Bu arada hemen oyun heyecanıyla hatırlatmayı unutmayayım. Hiç hatırlatmamıştım. Yayınımızı beğenirseniz daha farklı kullanıcılara ulaşabiliriz. Ve videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Oyuna geri dönelim hemen. Sürelerden biraz bahsedelim. Şimdi şöyle bir şey var. Burada fil D8'in amacı Kale A5'i hazırlamak. Ya çünkü bir hamle önce zaten oynayabiliyordu ama. Kale A5'in fil B6'ı fil vardı. Fil B6'lar vardı abi. Herhalde ondan şey yaptı. Ha hesaplayamadı onu. Bu normal. Bir insanın Kale B6. Rapid oyunda böyle bir şey yani... Ne denir? Yine Kale A5'i görmüş ama Kale A5 fikrinde demek ki. Kesinlikle hani farkındadır öyle bir hani olanağın ama onu hani hemen oynayabilmek ama şimdi bilgisayarın hiçbir korkusu yok. Bilgisayar sonuna kadar hesaplıyor. Öyle yok piyon gidiyor. Yok kale boşta arka sıra zayıflı. Bilgisayarda öyle nosyonlar yok. Hesaplıyor beğenirse aynen oynuyor. Ya bilgisayar korkmadığı için korkmuyor. Psikolojisi olmadığı için evet. Patküt oynuyor. Şimdi peki ne oldu konum? Beyaza biraz elverişli oldu mu? Mesela vallahi at D5'ler falan var mı? At D5'i hesaplamamız gerekiyor. At D5'e fil A5 şah. Fil A5 şah herhalde. Peki şimdi rok atarsak fark ne? Ya bence beyazın bir rok atması lazım artık bu. Abi rok atarsak sanki ha ama gene vezirim iyi tutuyor sanki. H4'lere falan iyi bakıyor gibi. At D5 oynandı. Tamam. Şimdi fil A5 şahı ne yapacak? Herhalde şah E2 çıkacak bu. Şah E2 mi? Tabii herhalde ne yapacaksın? Abi, şah ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Yok bir şey yapasım yok. Şah 2 çıkacak. Karahan'a da kararttı gözünü. Niye çok güzel? Kaleye geleceğim böyle. Oh mis. Abi bütün taşlar tahtada. Şahı B2'de yapma gözünüze bir. Yok ya. Adamın E'si var, D'si var. Bu, bunlar... At süper. D5'teki at süper. At süper ama at... Ola ki kalktı. Bunlar ne kafamıza kalkmasın? Kafamıza peki, girmiyor. Peki ne yapacağım? Peki tamam hamle hamle gel. Fil A5'e şah 2. Hamle hamle gelemem şimdi abi. Hamle hamle D5'i neyle kaldırayım? Şey yapamam. Vezir E6. Sıkıntı şu. Evet. Bak ama sıkıntı diyor. Karsenci rahatsız oldu bak. Rahatsız oldu. E6'daki at çok kötü. Tabii. D5'teki at da müthiş. E4 oynamak lazım. Tabii. E4 A5 oynayacak. Bravo. E4 A5 güzel fikir. Güzel fikir. Ben siyah şu an üstün. Hala iyi veriyor. Güzel. Ya bu gene şah güvenliğinden kaynaklı şah bir şey. Ne kadar üstün bilmiyorum ama bilgisayarın konum değerlendirmesi biraz arkadaşlar Karahan'a istediğini elde etti. Karahan'a dengesiz, kazancı oynayabileceği bir konum. Karışık konum istiyor. İstediğini aldı Karahan'a ama tabii riskler aldı. Zaten Sicilya böyle bir şey. Ama şu anki psikolojiyi ben hayal edemiyorum. Ben şeyi düşünüyorum Karahan'da şu an. Karahan'da bir rahatlama da olmuş olabilir. Çünkü ben Karsen daha büyük stres altında. Ben hala şeyi düşünüyorum böyle. İşte o işte alet önündeki oyunları falan bir şekilde daha iyi oynasaydım, daha iyi zorlasaydım bence onları falan. Daha sonra düşünecektir bir pişmanlığı varsa.
yani başından beri şey belli değil mi? Ya Rapide Blitz'e kalırsa Carlsen kazanacak gibi duruyordu i̇şte, yani. Tam net kazanacak ya, diyemeyiz kazanacak ama diyemem adam ama da daha farkında. Şanslı. Tabii. Hani klasik oyunda gene şanslar daha eşit gibi. 2835, 2832. Klasik oyunları Karahan'ı daha iyi oynadı. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Klasik oyunlarda Karahan'ın hani, daha prensipli ve daha iyi oynadığını söyleyebiliriz. Sağlam oynadı. Evet. Tertemiz. Sen ilk oyunu hariç biraz herhalde. Carlsen beyazlarla, evet ilk oyunu heyecandan oldu herhalde. Biraz alışılamamaktan. Yani Carlsen'in beyazlarla yaptığı şeyler falan hani. E4'ü oynadı bu arada. Caruana da boş adam değil diyorsunuz. Ya adam Carlsen oynadı E4'ü yani şey. Pardon Carlsen oynadı. Niye ben Caruana şey yapmış ki? Caruana'yı konuşunca Caruana iyi hamle yapacak gibi geldi. Yok bu temel fikir zaten. Ataya 5'te adam etme. Oturunca herhalde siyahın konumu da bayağı şey yapacak. Çok karışık konum. Çok bayağı karışık bir konum. Dakikalar nasıl? Süreler hakkında hemen rejimizden bilgi istiyoruz. 13 dakikaya 13 dakika gayet eşit ama işte bir tanesi böyle bir 2-3 dakika fazla düşünürse burada biraz oyunu etkileyebilecek gibi duruyor. Şimdi E4'ün ardından beyaza fikir düşünmemiz lazım. Şimdi rok atarsak önce roka bakalım. Rok çok kötüye benziyor. Çünkü at E5 var. Bir at göz bakalım neden kötü olduğunu. At E5 ver veziri tempoyla. Abi bu... Zaten hem C6 hem F3 hem D3. Evet. Vezir H3 girer önce at F3 evet. Mat olacağım. Rok atamıyoruz. Bu E4 çok kuvvetli bir hamle. Nasıl şey yapacağız? Herhalde D4 karesini fil D4 gibi bir şeyle kontrol altına alacağız. Fil D4 bağırıyor. Ben iyi hamleyim. Şey mi? Fil A5 şah var. Vuracağım mı o zaman? Hayır. Fil D4 bir oynar mısın? Oynadım. Ne yapacaksın? Fil A5 şah burada çok pis olabilir. Ya da vezir F3 mü? Yok şeyi söylüyorum. At E5 oynasam vuruyor musun? Tabii tabii vuracağım. Ona bir düşüneyim. Yok burada ama çok sakata girdik. Fil A5 şah. Fil A5. Şah E2 ne olacak? Vezir F3 var. Mat oluyoruz. Oyda. Orası fena. Ya, mat değil de mattan beter oluyoruz. Kalemiz gidiyor. O zaman şah F1 oynayayım. O gene şimdi vezir F3'ler falan mı evet, giriyor? Evet. Tehlikeli. Yok oynayacak öyle oynayacak herhalde. Başka şah şansı F1. Var mı? Vezir F3 şah G1 mi oynayacağız? Mesela. Ya da kale H2. Karahan hamlesi. Abi o kararı bu kararı da ya F3 oynamazsam bu kale H2'de şey gibi kalıyor. Peki fil C3 kapayabilir mi? Pardon çok şey panik oldum. Fil C3 kapı ama fil C3 şimdi kır at E5. Hemen at E5 var. Kırmadan at E5 var. Kırmadan at E5 bitiriyor. Tek hamle var burada. Bulamayacağız. Biz de bulamayacağız. Bir dakika bulacağız. Bir dakika E4'de tek hamle var değil mi? E4'de tek hamle. Tamam düşün. Beyaz için. Beyaz için. Gerisi hepsi -2. -2. Evet. Oo biz hepsinde -2'ye mi düştük şu an? Vay. Dinliyor musun bizi? Biz acaba bulduk mu hamleyi? Oo abi belki bulduk hamleyi. Fil D4 önerdik. D4 önerdik. Tek hamle değil mi? Çünkü E5'i tutacak başka hamle. Tamam oynat fil D4. Peki şimdi fil A5 şahı ne yapacağız? Fil D4 oynat. Fil D4 oynadım bu arada oynamadı daha. Tek hamleymiş abi. Karahan'a belki hata yapacak. Aa oynadı bu arada. Oynamadı. Ben oynadı. Ama öbür türlü kayıp vaziyete düşüyor. Ha oynamamış. Ben oynadım ya biraz geriden geldi. Dedim ki herhalde o sırada adam da oynadı. Peki biz analiz edelim. Fil A5 şah hamlesine ne demiştik? Fil A5'e şimdi fil C3 kapayamıyoruz. Yani. Atı geri dönmek istemiyoruz. Şahımızı... Ya bir şey soracağım. Fil A5 gibi bir şey şimdi bu adam kale C3 git lan devire git şahı. Karart gözünü git devire git. Git korkma. Abi, git. Git vallahi git. Böyle oynayacağım ha. Git oyna korkma. Bir de o zaman vezir F3'ü düşünelim. Evet şah C2. İşte devire kaçacağım. İşte kaçıyor buradan böyle. O zaman vezir F3 oynamayayım. Biraz düşünelim. Düşün bakalım. Şimdi bilgisayarla keyfimizi kaçırma. Burada insan analizi yapıyoruz. Çok fantastik şeyler var. Göster. Mesela fil D4. Tamam. Fil A5 şah. Evet, ona analiz ediyoruz şu an. Evet şu an ondayız. Okay. Şah D1. D1 dedim ben. Şah D1. Yes! Yok şah D1 olmuyor. Ver variantı ver biz bulamayız. Kale çarpı C6. Yuh! Bunu mu görmedim? Kale çarpı C6. Oynat neler oluyor? Bu ne be? Vezir F3'e terk oluyor. Aa D3'den mat ediyor. Oynat D3'den göster. Aynen. Oynat vezir F3. Vay. Şah C2 şah C2. Fark etmez abi. Göster. Fark edeyim. Evet doğru. Harika. Evet güzel. Eğlencemizi şey yaptın. İçine ettin. Devam et. Fil A5'e. Ama fil A5'e başka ne oynayabilirim? Şah ferir kalaşki. Onu önce karuan hamlesi yapacak. Fil C3 tek hamle. At E5'e ne yapıyoruz? Veziri kaçıyorum herhalde. Yok şey. At E5 olmuyor. At E7 şah. Aa vezir abi iyi çata. Gerçek tam yok belli değil. Senin de vezirin boşta. Ama sakat. Şah vezir. Senin de vezirin boşta. Yani o kadar basit değil. Kır falan evet. O kadar basit değil ama olsun. Ona gerek yok herhalde. Peki ne oluyor? Söyle sabır ver variantı. Fil C3, fil C3. O at E5 oynandı bu arada. Fil C3, fil C3. Kale çarpı C3. Kaleyle alıyor. Nasıl fil C3, fil C3? Oo bu ne ya? Fil çarpı C3. Oo bitti. Magnus kazandı neredeyse. Fabiano blundered. Dur, hata gelmiş arkadaşlar. Carlsen ikinci oyunda da kazanıyormuş. Hemen oyuna dönelim. C7.
Bir dakika dur. Dur. Oyuna dönelim. Dakika, oyuna analizi dönelim. Bıraktık. Ezir C4. Bir dakika. Fil D8. At. Evet. E4. E4'ün C7. Aa, fil D4 oynamadı. Görmedi. Oynamadı, bitti. C7, fil C7. At C7. At E5. At E5. Tamam, evet. Ne oluyor? Anlamaya çalışalım. Şimdi. Ezirimizi kaçacağız. Şimdi at D3 var ya. At, tamam. Şu anlamaya çalışalım. Önce bir tane tane gidelim. Vezir C3'e nasıl kazanıyor? Abi at D3 oynuyor. Tamam, okey. Ona da okey. Bak, hepsine okey. Dur, anlamaya çalışalım. Sonra ne oluyor? Niye kazanıyor? Şimdi bir makine ne değil. Biz insan olarak bakalım bir şuna. Kır abi kaleyi. Tamam, kırdım. Ben de kırdım. Şu an materyal önündeyim. Dikkat et ha. Kim materyal önünde? Beyaz. Beyaz şu an materyal önünde. Ciddi materyal önünde. Dur. Anlamaya çalışalım. Vezir C3 top at E5. Biz nerede materyal yere düştük? Ha, orada. Taş verdi Magnus şu an. Şimdi anlamaya çalışıyoruz. Buna nasıl kazanıyor? O zaman... Dur. Emre bizim şeyimizi, Sabri bir şeyi bozmadan hemen biz bulalım bunu. Niye bu kazanıyor? At D3 var herhalde abi. At D3'ten başka bir şey görmüyorum. Biraz düşünelim. Belki vezir F3. Rok hakkı yok değil mi? Var. Var. Rok atabilir. Tamam, rok atabilir. Rok attırmasak... Ne oluyor be? Peki at D3, şah D2. F2'lik çok şey kalıyor, savunmanı kaldı ya. Allah Allah. Şey öyle, kale A7 falan oynasak. Başta fil var orada. Böyle mi oynayacak? Ver burayı. Şey mi? Buna da bunu mu alacağım? Belki böyle. Abi. Olabilir ya. Bu çok tehlikeli. Üçlü falan şeyler mi var? Yok. Böyle olabilir. Bir daha bakalım. Bu bir şey. Burayı niye kazanıyor? Veya niye üstün vaziyette? Aa, bir dakika, gördüm galiba. Oluyor vurunca mu? A5'lere mi bakacağız? Tak. Ha bak, şu mu var acaba? Böyle. Oluyor mu? Ha, yok, olmuyor. Bu kadar tutuyor. Vurup şey yapmak istedim de. Kale C8 gelmek istedim de olmuyor. Tam net anlayamadık, evet, niye iyi oldu. Bir varyant rica edelim. Evet, vezir C3'ü nasıl kazandığını göstersene bize. Vezir D5. Vezir C3 oynadık. Biz kötü hamleyi yapıyoruz. Önce vezir C3 oynadık. Mesela. Buna niye? At D3 ya. Peki, şah tamam. D2 geldik herhalde. Evet. Kale B8 mi oynuyor şimdi? Doğru. Ha, evet. Ben de böyle tahmin ettim. C2 tutunca da F2'yi mi alıyor? Mesela kale C2 tutsak. Evet. F2'yi mi vuruyor? Kale B7 oynuyor. Ha, sakince atıp basıyor. Şimdi bu Karsen'den çok güzel bir feda arkadaşlar. Yani buna blunder dememek lazım. Çünkü C7'yi oynarken insan fil çarpı C7'yi düşünüyor mu? Karsen şu an çok formda. Düşün, dünya şampiyonluğu maçında 1-0 öne geçiyorsun. Ve siyahlarla sicilya agresif oynuyorsun. Ve sonra taş feda ediyorsun. Ve vaziyetin iyi. Bu gördük. O fedayı gördük yani. Evet. 12 oyun görmediniz. Alın, feda diyordunuz. Feda da oldu. Aynen oldu. Süreler şu an 8 dakika Karuana. Evet. Evet. Ve 13 dakika Karsen. Hı. Evet. Valla. Peki. Konumu tutabilecek tek hamle. Vezir D5 diyorsun. Vezir D5. Hani o da tutamıyor da. Öyle mi? Ya at D3'ü her türlü oynuyor herhalde. Herhalde at D3 oynuyor. C7'deki at tutuyor ya şu an. Vezir tutuyor. Vezir tutuyor. Kale C7 oynarsan vezir çarpı A8 var. Evet. O yüzden önce bir kale B8. Ha, sakin hamle. Bu zor hamle ama yapar herhalde. Çünkü hesaplamış. Evet, şu an hesaplayıp vurduğu için. Evet. Bu tahmini şey yapıyoruz. Şu varyantı verelim. Bir dakika. Ooo, gene blunder geldi. At D5 oynadı direkt. Bu ne be? At D5 mi? Ha, o da buradan alacak. At E7 istiyor. Buradan alacak. Ama oluyor mu ya? Şimdi arkadaşlar... Konum çok karışık ya. Bunları bilgisayar pat küt görüyor. Karahan'a da böyle... Veziri geri alacak ama kaleler de kırışılınca ama, ne oluyor? 6'ya 5. Yok, taş gerisin şu an ha, dur. Böyle at D3 oynasa. At D3 kazandı. Bit, ha yok. Şah D2 oynuyor. Şah D2 oynayabiliyorsun. Şah D2 oynayın. Evet. Bu olmuyor. Vezir peki. Bu anlamaya çalışıyorum. Evet. Şimdi at D5 oynadı. Doğru muyuz? Evet. Bunu anlamaya çalışalım, neler oluyor. Siyah kazanıyor. Niye kazanıyor? Bu arada şah H7 oynadı. Şah H7, evet. Ne kadar süratle oynuyor. Ne kadar süratle oynuyor. Şah H7 oynadı. Şimdi ne yapacak? Ne kadar güzel oynuyor Karsen. Taş verip böyle sakin sakin oynamak. Hele böyle rapid oyunda. Bu Karsen çok formda. Demek ki işte abi adam. Şimdi bak, tüm adam. Dünya adamın o gün 12. oyunda teklif ettiği beraberlik unutulacak gidecek. Ve farklı son, tarih farklı yazılacak. Tiebreak'te ne oynadı bir olacak. Bak abi. Ne oynadı bir adam. Evet işte. Bak işte adamın bir bildiği varmış. Evet, i̇şte var orada
adamlar masa başında burun buruna, onu hissetmiş adam yani. Ben bu rakibimi hızlı satrançta evire çevire yenerim demiş adam. Ya burada beyaza hamle ben hala şey yapamadım da. Ne oynuyorum ya? Veziri nereye kaçayım abi? Sabri kazandın. İddiayı da kazandın. Çok içmezsin değil mi? Nereye gidiyoruz? Barbaros'a var benim bildiğim birkaç güzel bir. Biraz gider şey yaparız. Vakit var değil mi? Abi, dur bakarız ona. Karsen tüm heyecanımızı, tüm şeyi aldın götürdün be adam be. Ya abi, ne güzel adam, yani böyle içimde bitecekti blitz blitz. Kötü oynayınca laf oluyor. İyi oynayınca gene laf oluyor adamda yani. Biraz heyecanlı bir şeyler yaptılar. Heyecanlı bir şeyler yapınca. Ama Karuan'la şimdi şöyle böyle bir şey var abi. 12 oyunda Karuan hiç böyle bir konuma girmedi. Çünkü böyle, böyle bir konuma girdiği zaman Karsen'in üstünlüğü sağlayacağını biliyor. Karuan'a bu tip vaziyetlerde evvelinde düşünüp doğru varyantları buluyordu vakit. İşte hızlı satrançta hesaplarını, her şeyi hesaplayamıyorsunuz arkadaşlar. Biraz böyle içgüdülerinizle veya pozisyon bilginizle hareket etmeniz lazım. Magnus'a da bu çok var. Mesela ilk oyunda tamamen oyun sonu bilgisiyle hızlı hızlı hani iyi vaziyet dizdi. Sonra kale finali eşitti belki falan, kandırdı etti. Ama bu oyun felaket bir oyun. Bu oyun Karsen'in yani imzası olacak bu maçta. Karışık oyunda gebertti adamı. Şey gebertti yani. Adamı evet. Siyahlarla bu bitiyor bundan sonra. Artık... Aslında beyaz zorladı. Karahan'a biraz o psikolojiyi kaldıramadı. Karahan'ın şu anda 3 dakikası. Yok terke gidiyor. Terke gidiyor. Kaldıramadı muhtemelen şey psikolojiyi ya. Şimdi artık... Bakalım şu hareketi görecek miyiz? Artık yapmaz. Bitti. 2-0'da yapmaz artık. 2-0'da yaparsa... Şimdi bak ilki biraz zordu. Çünkü adam 12 oyun oynamışsın. Beraber. Yenememişsin. Ve 13. Klasik oyunlarda da Karsen bir tane net kazanç kaçırdı. Karuana da bir tane net kazanç kaçırdı ama Karuana genelde bir sonlara doğru iyiydi. Evet. Şimdi o bir artık şey bu terk gelecek herhalde. Nasıl kurtulacak? Terk etmez abi burada. Ne yapacağım? Hamle yap. Peki terk etme. Bir hamle yap bana Allah aşkına. Terk hariç. Ona doğru demiş ki Karsen şampiyon. Şampiyon şampiyon. Biz desek biz desek şey yaparsın. Aa Rav Mehmet o mu demiş falan. Bir dakika terk etmeyeceğim de ne oynayacağım? Bana bir tane hamle ben, yap o zaman. Bir şey soracağım. Biraz önce ben sana demiştim zaten. Ben hamle bulamıyorum şu an diye. Peki vezir E2 dön. Hadi bir ben buldum sana. Vezir E2 mi? Vezir E2 bravo. Dön. Ama oynamadı şu an. Tamam dön abi dön şunu. Başka yapacak bir şey tamam, mi? Tamam düşünelim şimdi. At D3 mü yiyeceğiz ne yiyeceğiz? Ama at D3 her şeyi yiyoruz at ya. At D3 vezir D5 oluyor. Evet. Çok fena alıyoruz. Neden böyle oldu? Tamam vezir D4 oynayasam olmuyor mu? At F3 geçmiş olsun bana ben. Her türlü geçmiş oluyor. E2'ye dön başka karen yok. Abi kaybettik. Kaybettik. Son 2 dakika kaldı. Ne at yapıyorum? Git D2'ye git nereye gideceksin? Vezir D5 al. Burada perte çıktım. Bitti. Tamam diz taşları. Dur abi da adam oynasa ne, biraz. Ne ümitlerle gelmiş idim ya. Vallahi. Ama en azından heyecanlı güzel oyunlar oluyor yani o sıkıcı şey. Ya ben bir şey ya. Söyleyeyim mi? Ben yani büyük konuşmayayım ama bu dünya şampiyonalarının bu formatta ağır partilerini canlı yayın yapmak yani bir satranç sever olarak büyük zorluk. Çünkü evet. Çok taraflar çok az risk alıyorlar. Çok sıkıcı oyunlar geliyor. Aynen. Ama bak şu ne kadar güzel. Yani bu şey gibi hani o sizin ilk organize ettiğiniz benim de yorumcu olarak geldiğim ilk turnuva, elemeli turnuva evet, evet. Mesela o çok güzeldi mesela. Çünkü hızlı satranç formatları işte neydi? 5+3'ler. 3+2. O mesela çok keyifliydi. Çünkü sürekli bir aksiyon var. Şimdi burada da aksiyon var. 25 dakika su gibi akıp geçiyor. Ama o ağır partide bir de çünkü satrançta rakibe hata yaptırmak hakikaten çok zor. Yani ağır partide bu seviyede. Ama mesela bak koskoca Karahan'a aynı Karahan'a mı bu şimdi? Ben şey bekliyordum. Aynı adam mı oynuyor? Öyle hissediyor musun? Şimdi şuna baktığın zaman olmuyor. Aynı iki adam mı masa başına geçti? Değil mi? Yani şimdi bambaşka bir Magnus Carlsen var. Robot gibi oynadı adam. Canavar terk etti değil mi? Hayır. World Chess dedi ki Magnus kazanıyor. Bence işte round 14'te ya şey. Bence round 15'e basma zamanı geldi falan. Tabii ki geldi canım. Terk edecek. Hamle yok ve ya. Terk etti. Etti değil mi? Etti. Bravo. Yapacak Magnus Carlsen şey ikinci seni rapid. Seni de tebrik ediyorum. Carlsen'i de tebrik ediyorum. Kazandı. Bu... İlk iki rapid oyununu kazandı Carlsen ve şu an 2-0 önde. Üçüncü ve dördüncü oyunda en azından bir beraberlik alması Carlsen'i dünya şampiyonu yapıyor. Yani unvanını koruyor. Unvanını korumuş oluyor. Hala 16 dünya şampiyonumuz ve, var. Ve şimdi evet, skor evet, geldi. Resmi astırmıyor. Ve ne oluyor? 2013'te aldı Carlsen. 2020'ye kadar galiba 7 senelik bir saltanat. Uzun bir saltanat. Evet. Yani iyi bir saltanat. Kramnik'le anandı yakalamış oluyor. Bu çok büyük bir olay. Arkadaşlar bakın Kasparov'dan sonra Kramnik 8 sene, Anand 5 sene. Carlsen de 7. senesini garantiliyor. Bu çok büyük bir olay. Gerçekten çok büyük bir olay.
Kramnik Anand 2007 galiba gerçi de. Kramnik 2007. 7 sene, 1-6 sene diyelim. 7 sene, 6 sene. Kramnik'in 7 seneyi garantiliyor. Bu çok büyük bir olay yani, isminizi Kramnik Anand gibi, yani çok büyük bir olay yani. Hani 2000'de hani Kasparov'un 15 yılı var. Tabii Kasparov'un 15 yılı var. Karpov'un 10 senesi var. Yani Karpov 10 sene, Kasparov 15 sene, Kramnik 7 sene. Lasker var gerçi. Ama onlar dünya savaşları falan, ama son modern satranç, Fischer sonrasına bakarsak, hani popülerize olmuş satranca, sponsorların girdiği satranca, paranın girdiği çağa bakarsak, satranç severler olarak biz çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Çünkü bir Karpov, bir 10 sene, bir, bu şey gibi yani, Osmanlı'nın padişahları gibi yani. Uzun gibi. Şimdi Osmanlı tarihinden ne zaman sıkıldın sen? Hep değişmeye başlayınca padişahlar, ben sıkılmaya başlamıştım. Evet, mesela yılda, Sultan Süleyman'dı, Murat'tı, Fatih'ti. Hani biri 46 sene, 10 sene falan. 7 sene, 8 sene. Şey gibi mi hissediyorsun abi? 10 sene Kanuni Sultan Süleyman'ı 46 gördük. 46 sene. falan, yok. Evet. Hani Karpov'u oraya koyuyorum onun falan. Onun gibi tabii, ama sürekli padişah değiştiği zaman bir hani problemler var. Şimdi evet. Karyakin de onu dedi. Sürekli şampiyon değiştirmek de aslında çok iyi bir şey olmaz satranç demişti. Karsen, yani Karuana'ya da şöyle üzülüyorum. Ağır parti dünya unvanı için oynadılar ve ağır partilerde Carson'ın geri kalmadı. Evet. Ama işte kurallar da kurallardır. Sen sonuçta kontratı imzalarken, turnuvalara girerken bunu biliyorsun. Evet. Yani ona göre oynaman kabul ederek, lazım. Bunu kabul ederek sonuçta. Ben Carson'ı şu an hani şapka çıkartıyorum. Adam yani, ya bu Sabri hakikaten bu çok, bak bunu nasıl yani kelimelere dökemiyorum. Profesyonel bir satranç oyuncusunun iyi vaziyette rakibine bu seviyede berabere vermesi. Yani bu, sana nasıl anlatayım abi, bu baba oğluna yapmaz ya. Şey? Vallahi yapmaz. Doğru, vallahi ciddi söylüyorum, yapmaz yani. Bu çok büyük bir olay yani. Ve şimdi abi işte Carsen'in planı işe yaradı. Abi şimdi adama şanslı da diyemiyoruz. Adam orada satranç oynuyor. Adam bunu orada hissetti yani. Karahan'ın artık nasıl diyeyim, haleti rüyesinden, basın toplantısında kendine güveninden, her türlü bunu anladı yani. Ben ya, bunu anlaması için gerçekten şey mi lazım, böyle psikolojiyi anlamak mı lazım? Tabii. Açıp mesela tecrübe, yok yok, açıp Elo listesinde Caruana'nın Rapid ve Blitz Elo'suna baksa şimdi olmuyor mu? Caruana'yla Rapid ve Blitz 10 senedir oynuyor. Hı-hı. Çocuk turnuvalarından tut da majör turnuvalara kadar oynuyor. Mesela Caruana'yla birinciliği paylaşıyorlar. Kupayı kim alacak, büyük para ödülünü kim alacak diye atıyorum 5 dakikalık tiebreak oynuyor. Magnus Carlsen en son tiebreak'ini 2008 yılında kaybetmiş. Onu da kime kaybetmiş? Ukraynalı dahi Vasily Ivanchuk'a kaybetmiş. Ivanchuk dediğin adam çıldırınca herkesi yenebilir. Sesseyi de yenebilir. Aynen. Yani. Abartıyorum tabii. Çıldırırsa onu da yenebilir yani. Hani şaka yapıyorum tabii. Kimse yenemez Sesseyi de, bilgisayarı da. Yani Carlsen'in 10 senedir tiebreak, yani hızlı satranç ve blitz formatlarında yenilmişliği yok. Adam o güvenden buraya götürdü. Belki Caruana'ya da psikolojik bir oyun oynadı. Yani ben seni zaten bu formatta yeneceğim. Bak işte kazanç vaziyeti, iyi vaziyeti. Son oyunda diyorsun. Tabii tabii yani. Çok büyük bir olay. Ve ne olursa olsun kazanan haklıdır. Daha Carlsen kazanmadı diyebilirsiniz ama 2-0'dan dönme ihtimali. Karahan'ın yerine koyun kendinizi. Rezil yani oldunuz. 4 oyun var. İlk 2 oyun. Ve bu oyun rezil oldun ya. Bu oyun tam bir şey yani. Bu ama sildesi, abi. Kaç hamle? Ben sana kaç hamle? 28. Ama ben sana dedim. Minyatür bu yani. Şey olmayacak hani. Karahan'a şunu yapamazdı. İlk oyunu kaybettikten sonra İşte ben bir berabere alayım. Berabere değil, normal oynayabilirim. Hani normal oynayayım. Çok delirdim yani önce. Sonra normal oynayayım dediğim şey şu. Şimdi berabere alayım. Hani beyazlarla beraberi yapabilir bir şekilde. Şimdi beraber almayı oynamayacaktı. Normal oyunu normal olacaktı. Normal oyunu oynayıp beraber aldı diye. Mesela evet. Siyahla beraber, savundu. Siyahla da savundu. Son beraber aldı. Son oyunda delirseydin abi bari. Abi o çok şey. O evet. Böyle nasıl diyeyim. Evet. Ya son oyunu o şansını bırakmak istemedi. Hani i̇stemedi. Burada haklı, açtı haklı. Biraz. Hani, evet. Hani onu düşünüyorum. Ben de aslında şey mesela 10. oyunda, 12. oyunda değil de 10. oyunda şey bekliyordum Karahan'a. Yaptı yaptı yaptı. Saldırdı, çok komplike oyuna girdi. Bak Karahan'a 10 ve 12. oyunlarda çok agresif oynadı ve elinden geleni yaptı. Onu hatırlayamıyorum şu an. 12'yi hatırladım. Bu senin dediğin vezirin gebeşe geldiği bu. Ha, evet, orada evet, iyi evet, vaziyet evet, kaçırdı. Evet, evet, evet. Karahan'a elinden geleni yaptı ama bu anladığım kadarıyla bu rapid hızlı satranç formatlarında Karahan'ın şu an rakibi, bu adamın rakibi yok şu an. Ya bu, herhangi bir hızlı satranç formatında abi yok. Şeyi gördün mü? Bulut yayınları oluyor. Şey, evet. Bulut turnuvası oluyor ya. Yayını evet. Falan açıyor adam. Ya olacak şey değil yani bu kadar. Ne bileyim. Ya bilgisayarı bağlasam böyle oynayamaz yani. Bilgisayarı bağla zamandan kaybeder bilgisayar. Biraz düşünürken falan filan. Adam çok çok bilmiyorum, çok başka bir düzey. Fotoğraf atacak mısın Sabri Beşiktaş'ta? He, atacağım. Atarız değil mi şeye? Tamam, okey. Norveç bayraklarını hazırladı. Aa, ciddi misin? Olsa şu an onunla yayına çıkıyor. Aa, sen nasıl unuttun böyle bir şeyi? Aa bak, Sabri Can'la ben değişeyim abi 3. oyun için. Ben bir şampiyonluğu burada kutlamam lazım Emre. Çok teşekkür ederim.
Evet, fanboy dediniz ama hakikaten şey yani böyle olması gerekiyor. Yok, ben şunu söyleyeyim, bu formatta şu an hak eden kazanıyor. Çünkü sen eğer tiebreak formatında yani rakibini böyle ezebiliyorsan, aha, o zaman hak ediyorsun. Yani klasik oyunlarda Kavrağan'a biraz daha iyiydi ama birazcık daha iyiydi. O kadar yani. Ama bu şu an yani şahit olduğumuz şey tamamen bir nasıl diyeyim katliam yani, şey yapıyor adam. Kıydı Kavrağan'ı resmen yani. Evet evet evet. Mahfet ama yani. Bu heyecandan son oyun şey oldu. Yani son oyun dediğim bu 12. oyunda çok güzel bir şey yapmış oldu. Yani hani berabere kesmesi o. Tabii tabii, bakın tarih şöyle yazılacak. Kavrağan'a şey Carlsen son oyunda iyi vaziyette stratejik beraberlik teklifiyle rahat rahat tiebreakleri kazandı diye yazılacak tarih. Kaybetseydi hayatının sonuna kadar hep eleştiri altında kalacaktı. İyi vaziyette oynamadı diye. Bu arada hiçbir yere ayrılmayın. Bir yaklaşık 5 dakika sonra 3. oyun başlıyor. Eğer berabere biterse 3. oyun tabii zaten sonuçlanmış olacak bir şekilde. E şimdi Kavrağan'a ne yapacak ya? Yani nasıl bir açılış? Hadi onu konuşalım biraz o zaman, tamam. Nasıl bir açılış? Şimdi tamam, Carlsen ne açacak? Bitik yani şu an. Bitik de ne yapacak adam? Ben olsam E4 oynarım. Tamam, E4 oynadın. Bu Petrov'a girer. Giremiyor Petrov'a. Girelim tabii. Şimdi burada bir kazancı oynatalım. Burada neden kazanç oldu demişler. Oyna Vezir E2. Vezir E2 oynamak zorundayım. Çünkü aksi takdirde direkt yani mesela Vezir D4 oynasam at F3 yiyorum. Mesela Vezir B4 oynayamıyorum. Ya gidiyor yani. Vezir dön yakın, şaha yakın bir yere. Vezir E2, at D3. Şimdi direkt vezire. Ve tehditler devam ediyor. Yani at B4 istiyorum. Her şeyi en basitinden. Her şeyi. Kale C8 bile almaya vaktimiz yok değil mi? Neredeyse. At F4 var sanki. Yok, alırım. Her türlü kazanırız. Yani her şey var yani buradan sonra. Kapat. Çok kötü. Yani buradan sonra terk oluyor. Yani Şah7 de çok klas hamle. Çok. Şimdi at E7'yi. Ya Şah8 de oynayabilir. Şah7 de. Yok, Carlsen yani konumu muazzam. Bakın arkadaşlar, taş feda ediyorsun dünya şampiyonluğu oyununda. Böyle kolay bir şey değil yani. Tabii. Yani ve çok hızlı feda etti. Yani, çok hızlı hesapladı ve bilgisayar takır takır oynadı. Diyecek hiçbir şey yok yani. C5 de bir zorlama hamlesi bu. Kötü hamleymiş, evet. Kötü hamleymiş. Buraları hakikaten çok iyi oynadı. Taş fedası muhteşem. Ya burada hemen çaktı ya. Hesaplamış. Bir gene maç hakkında bilgi verirsen sanırım. Şimdi 4 rapid oynayacaklardı. Eğer berabere biterse 2-2 olursa şu an bilgisayar uzayacak. Ama eğer şu an 2.5 yapmayı başarabilirse puanını Magnus, dünya şampiyonu olacak tekrardan. Yani ünvanını korumuş olacak, öyle diyelim. Ben sadece bir Mert'e. Magnus dediğimiz zaman çok hoşuma gidiyor, sanki askerlik arkadaşımız gibi. Ya bizim Magnus korudu ya. Magnus'a bir şey mesaj, tebrik mesajı atsana. Şey fotoğrafları göndeririz artık Beşiktaş'a. Kazımcanoğlu Karahan'ın yardımcısıyla röportaj yapacaktım. Yani yapacağım yine ama. Yok hayır, bu şeyde maçtan sonra röportaj yapacaktım bizim dergi için. Adam morali bozuktur ama yapacak bir şey yok. Biz gene sorun yapacağız. Bence şu an sorun hani Fabiano'nun takımında değil. Değil. Takımı değil. Çok iyi çalıştı. Her şey harika. Çok iyilerdi yani. Bakın yani maçın klasik bölümünde Kavrağan'a Carlsen'den geri kalmadı. Bu da klasik dünya şampiyonluğu ama hep şunu söylüyorum. Kurallar baştan deklare edilmiş. Sen ona göre oynuyorsun. Aha. Sen Carlsen Rapid'de senden bu kadar iyiyse sen 6-6 skorunun sana yaramayacağını bilerek oynuyorsun. Tabii canım. O zaman her şey açık ve net yani. Carlsen de ona göre. Adam 6-6'ya koştu resmen ya. Bak belki 5. 6. oyundan kafasına koydu bunu. Aha. Ne diyeyim, kazanan daima haklıdır yani. Adam bir plan yaptı ve planı tıkır tıkır işledi, ben. Ya şu an takdir ediyorum. Benim tahminlerimin tutması da güzel oldu. Senin yani tahminin tutması tam bir çılgınlık ya, nasıl oldu anlamadım. Bugün ben Selim abiye mesaj attım, 3. oyunda bitecek. Ben de muhtemel evet dedim, olabilir dedim ya, ama evet, inanmayarak demiştim. Gerçi şimdi tükürdüğümüzü yalayacağız. Aynı zamanda hani skoru soran arkadaşlar hemen üst tarafta da görebiliyorsunuz zaten. Şu an Magnus ilk oyunu ve ikinci oyunu kazandı. Bakalım neler olacak? Evet, açılış tahmini. Evet. E4 açsan. Ben E4 Karan bekliyorum. Tamam. Karana Petrov oynayamıyor. Karana'nın Sicilya oynamışlığı var mı? Sicilya şeyi var mı? Alışkanlığı. Peki Carlsen niye C4 açmıyor gene? İngiliz oynamıyor rahat rahat. Oynayabilir. Öyle yapacak. E4 ya. Psikolojik güzel bir tehdit aslında. Yani E4 hadi Petrov oyna bana diyorsun. Oynayamayacak ama niye rakibine Sicilya oynatıp filbe 5 şahlı da oynayabilir?
Oynayabilir. Peki. Tamam, iki peki tane şöyle bir şey var. Görür müyüz mesela? Ben bir daha girmem sanki. B3 falan. Yok yok, katiyen katiyen. Aslında. Saygısızlık mı oluyor? Hayır, öyle bir ama şimdi hayır. Öyle bir riske girmez çünkü B3 oynadığın zaman konum çabucak dengesizleşebilir. Yani beyazlarla beraberliğin cebinde olduğu için majör bir şey oynamak istersin. Hı hı. Çünkü şu var. Ana varyantlarda, majör varyantlarda beyazın her zaman kolay beraberlikleri, eşitlikleri ceptedir. Yani evet, evet, sen ana varyant oynarsın. Ondan sonra siyahın akıl almaz riskler almasını beklersin. Hı hı. Ama Carlsen şu an inanılmaz bir özgüven, inanılmaz bir cesaret ve muazzam bir satranç. Karana çökmüştür şu çok, an ya. Çok çok iyi oynadı. Ya sabah kalkıyorsun, dünya şampiyonu. Evet. Bir daha mı? Tabii. Tamam. Şimdi kale çevir. Buralar zaten eşitti ama burada bir C5 hamlesi geldi. Rok C6. Bu piyonun hani düşebileceğini düşünmüştük ama şimdi C7. Burada fil D4 tek hamle. Çünkü at E5'i savunuyor. At E5'ten sonra. Evet. Çünkü şu kareler çok zayıf. Ve zaten olan burada oldu. Hemen. Bu hani, bir yani muazzam hakikaten. Ben diyecek söz bulamıyorum. Yani şu kareleri çok. Yani, evet ama taş veriyorsun iyi. Ya. Yani her şeyi hesaplamış. Evet. Adam bak vezir D5'e hesaplamış. At D5'e hesaplamış. Şu H7'yi hesaplamış. Vezir D5'e. Kale C7 almanız lazım bir ara. Evet. Ki açarak bir şahta artık veziri boşta bırakın ama kale C7 hemen vezire 8 var. Yok adam her şeyi hesapladı. Bu kale B8'i görmüş olmalı. Bu muazzam bir sakin yani. Ya. Bu kale B8 tam şey yani kiralık katil hamlesi yani. Ya şimdi kaç hamle sonra? 6 hamle sonrasındaki bambaşka evet. Bir variantı görüyorsun. Diyecek bir şey yok. Yani. Hak ediyor. Çok sonuna kadar hak ediyor. C7 at C7. Diyecek hiçbir şey yok. Ama şey bunu belki gözü kapalı çakmış da olabilir. Yani yok yok oğlum ne yapıyorsun? Hesaplamıştır tamam gözü kapalı ne diyeyim şimdi. Ama, kahve oyunu oynuyorsun. Ama şöyle bir şey. At D3 ya da at F3'den hesapladı. Kazandığını gördü. Konum icabı zaten böyle oynamak gerekiyor Sicilya Sveçnikov varyantlarını. Şimdi hesapladım. Kale C4'e belki soruyorsunuzdur. O zaman at E7'de beyaz kazanıyor var. Galiba. Burada eşit oluyor. Ne, taş gerisin ya. Ha yok at D3'le almak zorunda. At D3'le alıyorsun pardon. Evet ama ne fark eder? Şah D2 git. Bak sıkıntılı bu ha. Söyleyeyim iki taş var. Bu problematik eşit olmayabilir evet, bu. Evet, evet. Tamam okey. Şah H7 çok iyi hamle. Onu göster tekrar. At D5. At D5. Şimdi o şahlardan F8 ya da H7 ile kurtulabiliyoruz. Ondan sonra da zaten terk etti karavanı bizi. Vezir B5'e ne oluyor? Ha at D3 var hemen. Cebir boşta. Cebir düşüyor. Yok yine böyle bir şey olmayacak mı? D5'i alamıyorsun şimdi. Ama cebir boşta galiba. Buna ne oluyor? Bak şurayı bir hesaplayalım. Bence burada şey var. At D3. Peki. Şah D2. Evet. Kale B8'dir herhalde. Kale B8. Şimdi B2 hesaplayalım. Güzel güzel mesela. güzel. İlla ki bitecek yani bir şekilde. Hı hı hı. Evet evet. Tabii. Şimdi bunu da savunamıyorum. B2'yi de savunamıyorum. Belki yani diğer böyle... belki diğer kaleyle bile gelmek daha iyi olabilir. Ama bir dakika fil B6 falan yok değil mi? Diğer kaleyle mi gelse acaba ya? Fark bir arkadaşın 7. yorulmuş. Vezir B7 kurtarıyor gibi falan dedi ama nerede vezir B7 ben anlayamadım. Vezir B7 hamlesi hiç yok yani şurada. Yani vezir B7 hiç gelemiyor. Öyle diyeyim. Başka bir varyanttadır büyük ihtimalle. Vezir B5'e olabilir belki. Hani biz de bunu hesap şey yapıyorduk. Kale B8 fil B6 mı diyorsun abi? Kale B8 hemen mi oynuyorsun? Evet. Ne sorun? Hemen oynamak ama bir at D3 şah çekmeyelim mi? Başladı evet. Tamam bu analiz şey. C5. Evet Sicilya oldu. Evet. At F3 E6. Hadi bakalım. Geldik. İyi. Abi şunu bir tane alabilir miyim? Tabii ki. Karahan'a hadi ben deyim. Sicilya defansını tercih etti. Time on off var Antonio. Burada C4. C4 tamam. Ohoho. Evet. Ben de için. Açığa girmedi he? Girmedi. C4. Arkadaşlar bu anti Sicilyalarda genelde her zaman beyazın böyle çok stabil hafif bir üstünlüğü olur ve genelde Sicilya oynayanlar siyahlarla kendilerine hep açık Sicilya oynansın isterler. Çünkü Sicilya agresif yani istersin. Aynen. Karşılıklı şanslar olsun. Kapalı sistemler mesela hemen hızlıca şurada bahsedelim. Mesela işte at C6'ya bu maç boyunca da oynanan bu Rossolimo kapalı sistemler veya gene D6'ya karşı gene bu fil ve şah veya C3'lü sistemler can sıkar. Burada da o oluyor şu an. Karşısen kapalı sistemleri oynuyor. Ha yani zaten ileride belki işte D6 oynasa Carlsen'in klasik bir oyuncu gelecekti muhtemelen. Karyakin'e gene tiebreaklerde 2-1 önde ki aynısını yaptı. Evet, şey. C4 hamle dökülmüyor mu şu an? Düşünüyordur. C4 at ben. C6. Tamam. D4 C çarpı D4 aha. At çarpı D4. Yok, onu, yok böyle mi oluyor? Hı-hı. At E7 oynayacak o zaman. At
4x4D4 oynandı. Bekliyorlar şu an. Evet, bu arada bizimle bu heyecanı yaşadığınız için çok teşekkürler. Beğen tuşuna basarak şu an trendlerde kaçıncıyız acaba? Onu da öğrenelim. Bak bakalım. Muhtemelen ilk 2-3'teyizdir. Bu akşam dizimizde bir şey var mı? Maçta bir şey var mı? Vallahi bilmiyorum. Şu an ikinci sıradayız. Evet. TRT1'in ardından ikinci sıradayız. Çok teşekkürler. Evet, beğen tuşuna basmanız işte bu yüzden önemli. Aynı zamanda ilk defa kanalı görenler de abone olmayı unutmasın. Tabii. Ve maçın heyecanına geçelim. Satranç yayınının en çok izlenenlerde Türkiye genelinde ilk 3'te yer alması, hem satrancın gelişimi, yarın öbür gün işte televizyonda yer alması, ne bileyim televizyon programları yapılması, gazeteler, yazılı, görsel basın çok önemli. Yani bu kanal takipçileri YouTube'daki arkadaşlarımız sayesinde belki seneler sonra çok farklı yerlere gidebilir. O anlamda da siz zaten çok büyük bir iş başarıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Dur abartma yani. Dur bir hamleleri söyle. Ateyi de oynadı herhalde. D4, evet. A4D4, fil C5. Ha, A çarpı almamış. D4 böyle hamle mi olur diyordum ben zaten. Fil E3 mü? Fil E3 bir hamle, at B3 bir hamle. At B3, fil B4 şah diye biraz bir teori var. Eski açılışlara bakalım. At B3 diye bir hamle var. Fil E3 tehlikeli olabilir. Fil E3'ün bir sıkıntısı var fil E3'ün. Vezir B6 var. Fil E3 iyi değil. Göster. B6 var. Çünkü at C6'ya fil E3 var. At C6'a fil E3 ara hamlesi var. Evet. Çok büyük sıkıntıya giriyoruz. Bu tuzaktır. Tamam, at B3 burada hamle, ben hatırladım. At B3 fil B4 şah diye bir teori vardır. Yenileyelim. At B3. Fil B4 şah diye bir teori vardır. Fil E7 vardır. İki tane hamle vardır. Fil E2 muhtemelen. A5. Böyle bir teori varmış. Fil E7 diye de bir teori var. Bakalım oynandı mı at B3? Şu an oyna. Ben de bu arada Word Chess'i açmış olayım. Daha oynanmadı. Karsen düşünüyor. Karsen tadını çıkartıyor diyelim. Düşünüyor yani. Yok, hemen gevşemez. Yani çok rahattır, çok mutludur. Öte yandan ikinci oyunda gösterdiği o taktik, kesinlik ve cesaret zaten şu an Karsen'in şeyini yani bu dediğim gibi 2018 yılında kapatırken 2018 yılın satranç salonu, bu çünkü son büyük turnuvalardan biri olacak 2018'in. Bir de sanırım belki Londra mı oynanacaktı? Tam emin değilim ama yani bu Karsen'in 2018'deki imzası olur. Yani şu tiebreak'i böyle güne oynaya kazanmak. Şimdi şöyle bir şey var. Yani burada hani eşit variyi kazansaydı, 3'ü kazanıp tabii, işte 4'te berabere evet, kalsaydı falan yine o böyle hani ya bu kazandı çok, ama öyle kazandı falan derdi. Şey. Bu çok büyük bir... Yok, bu da vardır herhalde. Bir şey. Bu çok büyük bir... C2 yanlış bir hamle deniyor. Allah Allah, çok ilginç. Acaba bilmiyorum, aklıma ilk gelen, senin de aklına geliyor mu abi bilmiyorum ama. Ha. Bu ne ya, hakikaten? Ne oluyor ki? Vezir H4 mi diyorsun? Yok. Yani Vezir H4 ya da... Yok, Vezir H4'de Vezir E2 var. Her ikisine tutuyorum yani. Hem E4'ü tutuyorum hem F2'yi tutuyorum. Böyle bir hamle yok mu hakikaten ya? Allah Allah. Ama çok da normal gözüküyor. At C3, fil E3 normal gelişim yapacak. Vay be, at C2. Demek ki bunu da hazırlamışlar ama görmeye şey kalmadı. Yok, bu hazırlık değil ya. Bunu düşünerek oynadı. Öyle mi? Tabii, çünkü Caruana'nın gidip de Sicilya'da Time on Off oynayacağını bilmem ne, onu bilemezsin artık. Şu an her iki oyuncu da kitabın dışında, onu söyleyebilirim. Çünkü bu planda olmayan bir şeydi. Peki hiç Lee Chess'e denk gelmiş. Sonuçta 6. hamledeyiz. Mesela tamam. Yok abi, 2200 lira atsana. Oo, bayağı oynamış ya. Tamam da kuvvetli oyuncuları bir açar mısın? Ha, onları kapattın değil mi? 2500 lira aç ya. 2500 lira aç. Bu öyle kadar oynamış zaten. 2500 hiç oynamış. Çok az oynamış. Atef6 çok... burada doğru hamle ama. İlginç. Şöyle dönelim. Atef6. At C3. Ama siyahlar gelişimde... Siyahlar iyi tabii. Evet. Siyahlar yani iyi derken... Merkezi bıraktı öyle diyeyim. Siyahlar iyi bir açılış geçirdi diyebiliriz. Fil E2'ye B6, fil B7 belki. Fil E2'ye. Mesela B6, fil B7 fikri olabilir. D5 fedası bir Kasparov style belki düşünülebilir. Yani Kasparov'un böyle çok meşhur piyon fedası vardı da oradan esinlendi. Mesela gibi, evet. At C2 ile onu mu kıracak? Onu kırıp... Ya işte o piyonu yani geri alacaksın da ne olacak? Maç. Eşitlikten fazlası olmaz yani. Bakalım şimdi. Tabii şimdi bir de şöyle sıkıntılar var dediğim gibi. Açılışların doğasında
Beyaz siyahın her zaman bir eşitleme gayreti. Aha. Beyazın da her zaman bu ufak üstünlüğünü elinde etme gayreti vardır. Ama beyazın her zaman siyaha o eşitliği vererek oyunu sadeleştirip öldürme lüksü vardır. Yani siyahlarla bu seviyede öyle kazancı oynamak, oyun kazanmak rakibinizin yardımı olmadan mümkün değil. Bir önceki oyunda ne oldu? Rakip yardım etti. Sicili oynadı. Sicilya'nın en kanlısını oynadı. Gitti şey yaptı. Kaşındı maşındı falan. Yani evet. Şimdi karşısına o geri düşün... dönmek istedi aslında beyazken hızı. Evet evet evet. Ama şu var... Yani o kale finali de tabii... Karsen masada kaldı. Emre Engin, çok, zor, çok zor bir varyant yani. At F6. At C3 herhalde. At C3, kısa rok. Tamam, okey, okey. Her şey normal gelişiyor şu an. Şöyle bakayım, evet. O yani şunu söyleyeyim. Yani... Bu mesela hani 0-0 olsaydı kesinlikle şöyle bir şey. Yani ilk oyun olsaydı kesinlikle böyle bir şey oynamazdı Karsen. Ama şimdi tabii 2-0'ın verdiği rahatlıkla. Ya, tabii tabii. Çok daha kontrollü bir oyun. Ve o zaten uzman olduğu kontrollü oyunu tercih edebiliyor. Fileye 2 gelecektir herhalde. Muhtemelen ben de öyle bir şey bekliyorum. Hemen rok atmak fil D3 de düşünebilir. Acaba filin doğru karesi neresi? Herhalde E2 daha doğal, daha doğru duruyor. Maç hakkında bilgiyi tekrar şey yapalım. Evet, bu oyun eğer berabere biterse 12 beraberlikten sıkılmıştık belki ama bu beraberlik şu an Karsen'e dünya şampiyonluğunu getiriyor. Tekrardan dünya şampiyonluğunu korumuş oluyor derken file 3 geldi. Tamam. Şimdi belki... Almaya zorluyor. Bir de D6 sürmeye zorluyor. D6 da olabilir. D6 daha güzele benziyor. O nasıl kazanacak? Evet. Normalde 4 tane oynayacaklar. Bak şimdi şöyle sıkıntılar var. Mesela burada D6 aslında güzel hamle, tamam mı? Hı-hı. Ama şimdi mesela bunu oynamak ister misin? Yani hani şimdi bu oyun sonuna mesela yani, anladın mı? Kale. Şimdi bir siyah... Bir de düşün kalede. Bak siyahsın. 1, 2, 3 ne kadar... Siyahlarla aha, müthiş ama vezirler kesin. Mesela bu tarz sıkıntılar var. Mesela burada D6'yı yemle. B6 oynadı. B6 daha iyi herhalde. Evet, vezirleri kesmek istemiyor. Bir de yapıda bir farklılık oluşacak. Kesinlikle şimdi. kesinlikle. Herhalde file 2 çıkacaktır diye tahmin ediyorum. File 2, fil B7, kısa rok. Mesela böyle bir tahmin yapayım. Evet, olabilir. File 2, fil B7, kısa rok. Herhalde böyle olacak. Biraz bekleyelim bakalım bu oyun. Karsen bizi şaşırtmaya da ya yani aslında durum. Tüm dünyayı şaşırtmaya. Evet, file 2 geldi, fil B'ydi. Evet. Bravo. Şimdi herhalde kısa roku atacak. File 2'nin amacı zaten tabii tabii. Rok atmaktı. Bir donma var mı, bakar mısın? Donma? Nerede? Yok. Bizde mi? Kanımız dondu ya vallahi, evet. Öyle bir donma var yani. Ne oluyor? İkinci oyun kanımız dondu ya. Ben kara anacılar olarak ben geberdik. Ben bekliyordum. Hadi o yüzden abi, bırak artık. Ben... Neyi bekledin? 2-0'ı mı bekliyordun? Mesajları açacağım. Ya tamam da siyahlarla kazanmasını bekleyemezsin artık. Ben şöyle düşündüm. Şu olabilir dedim. Beyazını kazanır. Siyahını beraber yapar. Beyazını bir daha kazanabilir. Bunu düşünüyordum. İhtimaller arasında veriyordum ama bu hani 2-0 başlaması hiç beklendik bir şey. Şimdi değilmiş. Bugün uzun sürebilir diye yazmış Selim abi bana. Evet. Ben de dedim ki 3. rapitte biter ya abi. 2000 Magnus Basitçe yazmışım. Sonra Beşiktaş sokaklarında galibiyeti kutlamaca yazmışım. Ben ne yazdım onu da söyle. Muhtemel. Evet. Olabilir. Evet. Karahanacığım gizli diyor ama orayı da muhtemel yazıyorum. Yok bu yani bak şey Ayyuka çıktı. Karsen'in Rapid'deki büyük hegemonyası diyorum artık. Evet. Yani iki tane dünya şampiyonluğu maçı kazandı. Evet, yani. Karyakin'e de 3-1 yaptı. Onu 3-1 yaptı ama. Ve ikinci oyunda Karzan kaçırarak 3-1 yaptı. Yani, ha, evet evet. Yani doğru. Çok erken yani stres altında çok büyük nasıl denir Türkçesi nasıl denir? Stakes are high yani nasıl diyeceğiz onu? Ortada çok şey varken mi diyelim yani hani stres altındayken ne zaman ki hani en iyi kalitenizi göstermeniz gerekiyor. İşte Karsen bunu çok iyi yapıyor. Diğerlerine göre bu artık heyecanlanmıyor mu? Heyecanlı mı? İyi kontrol ediyor. Ya adamın ya da yeteneği iyi bu. Oynuyor. Ya çünkü oynadığı zaten hayır, bariz. Yani çünkü ha, şöyle bir şey. Stresi tabii, ben çok iyi yönettiğini düşünmüyorum evet. Karsen'in. Masa başında iyi yönetiyor işte. Masa dışında belki basın toplantılarında belki zıvanadan çıkıyor adam. Evet belki de. Masa başında bir kötü hamle yapmıyor. Bir şeyi yok adamın. Çok kontrollü oynuyor. O, hamle gelmiştir artık yok, ya. Yok düşünüyor. Allah Allah. Bir şöyle bir şey olabilir mi? Yani keyfini çıkartıyor. Ya yani yok öyle şey olur mu ya? Vaktini ezer mi adam? Ya ben şu an plan kuruyordur. Ya plan kuruyordur tabii ki. Ama hani acele etmek istemiyordur yani. Vezir D2 mi oynayayım kısa rok mu atayım diye düşünüyor ben sana söyleyeyim. O, yani D2 de çok o fili bir. Yo normal gelişim hamlesi. O fili acaba atla mı alayım yoksa vezirle alma opsiyonu da elimde bulunsun mu diye düşünüyor bence. Ama yani ben inanmıyorum burada düşündüğüne ya gelmiştir ama. Yok gelmedi. Allah Allah.
Ha yok yok, vezir bir dakika. 60 rok abi ha. Ya. Ama işte hangisinin önce yaptığını bilmiyorum şimdi. Ben şimdi. Söyle, roktur ya. Nerede kaldın? Fil B7'den devam eder misin? Rok. Tamam, rok evet. Vezir E7, vezir D2, tamam. Kale F8. Tamam, normal. Siyah D5 sürerek rahatlamak istiyor. Beyaz da bunu sürdürmemeye çalışıyor. Fil G5'ler var mı? Tekrar aynı taşta. Şimdi en doğal hamleye bakalım. Oh, kale D1 geldi. Kale D1, evet, onu diyecektim. Kale F1. En doğal hamle bakalım. Şimdi D5'i kaçta bir sayar mısın? Kaçta tutuyoruz? 1, hadi siyah için. Beyaz sayı. 2, 3. Beyaz kaçta tutuyor? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, süremiyorsun. Ama vezir önde işte. Fark etmez, bir sür bakalım, olmuyor herhalde. Süremezsin. C'de süremiyorsun abi işte. Çok fazla var. Aynen. Tamam, güzel. Siyah D5 süremediği zaman hiçbir şekilde rahatlayamayacak. Rahatlama yapamayacak. Yani en kötü ihtimalle... Vezir E1'e dönme fikirleri var. Yo, A3, B4 falan kovalayacak. Yo, beyazın gene şeyi iyi yani bu. Marokzi tipi deniyor bu E4 çelikleri. Evet, evet oynadık. Yok bu yani Karsen'e karşı böyle konum çok zor ya. Yani artık zaten beyaz hafif iyi. Kontrol manyağı adam zaten. Bizim Lee Chess'te de bu arada Türkler biraz çeti... Chat'i kirletiyorlar. Yok, chat'i domine ediyorlar. Birkaç küfür gördüm de. Öyle mi? Pardon. Sohbet ediyoruz. Ya, ne trollüyoruz. Yok yok, küfür edenlere dedim ben ya. At E5 geldi. Tamam, okey. Şimdi G4 karesine göz kırpıyor. İlk bakmamız gereken hamle burada H3. İlk bakmamız gereken hamle. H3'e D5 var mı? Bir de onu hesaplamamız gerekiyor. He, aynı zamanda flash. Evet, hesaplayacağız bir bakalım oluyor mu? H3'e D5 oynat. Biraz analiz yapalım ya. Çok sohbet ettik. E çarpı D5. Tamam, oynatalımızca oluyor mu bakalım? Şimdi oluyor değil mi? At D5 aldığın zaman kaleyle alıyor. Evet. Mesela oraya mesela bir yere. Yani herhangi bir yere gidelim. Burada da bir şey yok. Burada zır eşit. Burada da bir şey yoktur. Ama en azından mesela kale D1 vurdum. B'deki fil açıldı falan. Böyle birazcık. Şöyle bir şey olabilir mi? Biraz korku tüneli. Aklıma ilk gelen şöyle bir şey oldu ya. H3 oynama diyorsun. Tamam. Ya neyle alayım? Vezir D6'ya mı koymak istiyorsun? Vezir D6'ya koysam nasıl olur? Tamam, BC4 alayım. Ama bu boştaymış. Evet, BC4 al. B ile alacağım tabii ki. BC5 alacağım. Onu oynarsan E4 elim boşta değil mi? Sen doğru söylüyorsun. Evet. Bu evet. Felakete giden yoldaki ilk şey olur. Ve D6'yı hiçbir zaman oynayamıyorum. Yani vaktim kalmıyor artık ben. Hani ola ki F3 ile falan tutmaya yok, kalksam. H3, şu an F3 oynasam. Ola olabilir. O da olabilir. F3 de iyi hamle. Ama F3'e de D5'ten sonra bir gerek evet, kalmıyor. Evet, evet. Çünkü şimdi, E4'ü tutmuyorum zaten. Şey yani. Sıkıntı bak, doğru söylüyorsun. F3'lü sistemlerde D5 yersen kafana bir sıkıntı olur. Sıkıntı ben olur. Ben H3 evet. Bekliyorum burada. Daha sağlam bir hamleye benziyor. H3'e ihtiyacı var mı? O da ayrı konu. Evet. Bir de öyle bir şey. Yani şu istediğim zaman F3'e B4 var mı? Ha, B4 yokmuş. Yok pardon. At E5. B4 yok herhalde. Tamam. Ya D5 illaki gelecek o zaman. Evet. Onu görüyoruz yani. 20'ye 20 mi dakikalar? Aldı, fil C5 aldı. Tamam, okey. BC5 oynayacak herhalde. BC5 aldı. Bilmiyorum, siyah iyi vaziyet elde etti yani. İyi vaziyet dediğim çok oynanabilir vaziyet elde etti. Hani hala bir şey yok tabii ama. Ama şimdi D5'ten sonra C piyonu biraz sallantıda mı kalır acaba? Şimdi mesela siyah belki... basit bir fikirle bakmak tamam. istiyorum. Hatta ben farklı oynayacağım şimdi. Ben D6, fil C6, kale B8, şimdi A5 çok kötü kalıyor. Yani. Evet, filin kötü kalıyor. Sevmedim yani onu da. O yüzden F3 oynayamıyorum. O yani. Ben F3 herhalde zannetmiyorum ya bu siyah kareleri zayıflatacağını. Şimdi E4'ü tutmam gerekiyor. Ha doğru, bir de öyle bir problem var. Bilmiyorum, Carlsen biraz fazla mı acaba şey oldu? Peki F4 gibi bir fantezi denesem? Dene bakalım. At G4. Olabilir. Dur atı niye G4'e gittim? Atı G4'e gidemiyorum o yüzden. Tamam, C6'ya döneceğiz herhalde ya. Ama ben F4 yamlı olabilir ha. Bu F4 iyi hamle olabilir. Ama işte çok mu zayıflatıyorum? At G6 oynayacağız. At G6 burada iyi hamle herhalde. Ama gene E5 yiyoruz ya. Bu biraz... Filip. Yok, at G6, E5 de oynayabilirdin.
E5 mi? E5 de olabilir ama filip 3'te de tutuyorum tamam. Konumu. Yani D4'ü, evet. D5'i tuttum. D6. D6. Vezir E3 oynarım. Belki herhalde. Ataş 4 olabilir. Belki Vezir F2 daha iyidir. Hayır, F4 boştu pardon. Evet, F4'ü tuttum. Ataş 4 geleyim. Yani bir oyun var. Yani ne beyaz ne siyah üstün diyemeyiz ama bir oyun var en azından. Blackburn variye oynatayım mı? Oyna Blackburn variye. Şaş bir kare gibi oynayacağım. 1800'lere döndü. Geldi. Blackburn mü geldi? Böyle oynadı. Vallahi mi? Şu D6 biz geldik yani. Vay be. Güzel. Evet. Bugün şansımız yavrum. Bir dakika. Filif hiç oynamamış orada. Vezir E3'e D6 tamam, oynamış. Tamam okey. Tamam şimdi Filif... Yalnız o fantastik olabilir. Filif 3, Ataş 4. B3. Hatta şaş bir alırsan kare gibi oynayacağım. Ha bir de film olsaydı burada o zaman oynardım da şu an çok bir şey ifade etmiyor yani. Ya adam her hamlede şaş bir oynuyor. Şaş bir. Blackburn mi? Evet kare gibi. Geçen bir oyun inceledim gene onda da şaş bir. Oo kare D2 geldi. Burada çiftliyim. Aynen çiftleyecek D6. Yani o kadar demiş. Evet onun fanteziye ihtiyacı yok. Şimdi burada oyunu şöyle bir özetlemeye çalışırsak veya hani oyunu bileşenlerine ayırırsak siyahın kazanmak zorunda olduğu için çok şey evet. Bir plana ihtiyacı var. Kale D2 oynadık. Çok kesin bir plana ihtiyacı var. Yani bir şey gene bir karışıklık yapacak. Mesela atıyorum şöyle bir şey yapabilir. Mesela E5 oynayabilir. Mesela bu bana oyunu karıştırmak için çok şey gibi geliyor. İyi bir fikir gibi geliyor. D5 karesini verip karşılığında işte F4'ten mesela böyle hani karışıklıklar. Bence böyle oynayacak. Yani çünkü siyah sağlam beklerse. Ama D6 böyle, çok zevk alıyor. Tutuyoruz şu an için. Yani mesela benim ilk aklıma gelen şu oldu. F5 oynayabiliriz. Çünkü önce bir F5 bence. O çok kötü, bayağı kötü hamle yaptım. Filde 5 var. F4 erin gidiyor. F4 erin. Tamam doğru. F5. At F4 şimdi gelsin. Mesela. Böyle bir şey olmuş. Ama bunu alıp. Şimdi bu at çok kuvvetli kaldı. Çok kuvvetli kaldı. Burada başka bir. Vezir E7 geldi bu arada. Allah Allah. Ha vezir C7. Ha C7 pardon. Tamam. Vezir E7'deydi zaten. Bence Magnus bu Blackburn hamlesini yapacak. Şah H1 çekecek. Çünkü yararlı bir hamleye benziyor uzun vadede. Bu siyah karelerde. Şah H1 evet. Bir de şöyle bir şey var şimdi. Vezir C6'ya mı koymaya çalışıyor ben anlamadım. Galiba evet bravo. Ama vezir C6'ya file F3 var direkt. İşte o dediğimiz var. Sonra Ataş 4 oynayacak. Ataş 4'de şey yani. O fil alırsam ama güzel bir şey o. Yani ama, B'deki filim rakipsiz kalır. Yani şöyle olsun. Ne oynatalım? Mesela yanlış hamle tamam. Olabilir. Ataş 4. Yani tamam at C3 döndüm hadi. Hani iki tane hadi, boş hamle alayım hadi senin gönlün olsun. Ya. Yani bu yapı ileride D5 hemen D5 geliyor mu? Hemen silebiliyor muyuz? Geliyor galiba. Hesaplamamız lazım. Hatta basitinden gösterelim. Oo evet bu sakata girersin burada. Bu ya bu yapıda çok ölürüm yani. Çok kötü oldu. Ölürüm o file fiçü. Yok abiciğim. Ama şöyle bir şey yap. 18. yüzyıl şey değil bu İngiltere'si ama, değil. Yani. Gerçi Blackburn'da İngiliz'de Londra'da oynuyorlar bak evet. Sonra A6. A6. Kale A'da 1, vezir C7. Bir dakika. Kale D2'den sonra. A6. A6. Önce A6 oynamış yanlış gösterdi. Kale AD1, vezir C7. Tamam. Evet okey. Ha at B5'i kesmiş adam. Hı-hı. H6 geldi. Tamam Karuana'da bir işlem yapmadan önce tüm hazırlıklarını yapmak istiyor. Yani biliyorsunuz hamleler bazen kaçabilir çünkü Rapid'de çok hızlı oynuyorlar. Yani onu bir de yayının geç geldiğini hatırlatmakta fayda sohbete var. Sohbete dalıyoruz bazen kaçıyor evet. Ve G3. Oo. Tamam. Ataş 4'ü kesip bir evet, evet. Okey. Şimdi konuma geri dönersek beyaz için çok rahat bir konum ama her iki taraf için de rahat bir konum. Her iki taraf da oyunu geride kabul ediyorlar. Burada sıkıntı şu. Bu oyun böyle devam ederse hiçbir şey olmaz. Beyaz ha. Bekler, siyah bekler. Zaten siyahın yararlı hamlesi kalmadı. Siyah bir tane yararlı hamle yapar mısınız? Kale B8, kale C8. Kale D7 oynadı ama bu arada. Ama bir yerden sonra aynen. Siyah artık şey yapması lazım. Bu D5 sürmüyor. Ya D5 ya E5. Okey. Evet. Ya hayır ben burada şey D5 oynuyor. D5 oynuyor. Fil C6. O da güzel bir fikir ama atlar tutuyor oraya şimdi. Kale B8 şey. Şimdi belki. Ama kale D7 oynamış. O evet. D5'i oynuyor. Ya evet D5'i o D5'i oynuyor. Yani o belli. G3, kale D7.
Karahan'a kale D8, belki fil C6, vezir B7 ve D5. Yayının aynı zamanda 20 saniye falan geriden geldiğini unutmayın. Yani o ara belki 2-3 tane hamle oynanıyor. Yok 2-3 değildir de evet tabii geriden geliyor. Yok hayır geriden gel. Bizim hamle onlar da geriden geliyor. Chat'e geriden geliyor. O yüzden hani chat'te belki isyan eden arkadaşlar olabilir ama anlayışınıza burada sığınıyorum yani. Şimdi fil F, hemen geldi. Fil F3, kale E8 ve bu attan çıktı artık D5 sürmek. Evet. Çünkü vezir H'deyken şu an tüm oyun D5, tabii şu an tüm oyun D5 üzerine oynanıyor. D5 siyah, eğer siyah uygun şartlarda D5 sürebilirse en azından bir hani full eşitliği sağlayacak. Belki de hani dominant kaldığı bazı pozisyonlar olabilir, hafif iyi kaldığı. Hani siyahın kazanç hayali ideal D5 sürmekten geliyor. Beyaz da atı E3'e de koyabilir Magnus bir sonraki. Magnus değil ben de askerlik arkadaşım. Evet. At E3 koyabilir beyazlar. Koymayabilir. İleride E5 gelebilir mi? Kim için? E5 her zaman F5 var. O at nereye? Beyaz için E5 diyor. Yok zannetmiyorum ya. Çok açık olmaz. İstekle geliyorum. Peki bir ideal bir senaryoda yap mesela ne bileyim. Kale D8 geliyor. Mesela Moyogo senin içine gelmez o. Neyse hadi tamam okey oynayalım. Tamam D5 alarak başlayalım. D5 mi? D5 tabii. Okay. Boşta zaten piyon hediye ettin şu an galiba. Evet. Öyle bir sıkıntı oluyor. Ben evet. Hep fil F3'leri hesapladım ama direkt D5'e bakmadım mesela. Orada ki o belki varyantta bile sıkıntı var ben sana söyleyeyim. Şey mi yapmak istedin? Atı mı alacaktın D6'yı mı alacaktın? D6'yı alacaktım. Yani yok şu an E5 süremezsin oraya. Baksana siyah vezir C7'de at G6'da 3 ile tutuyor. Kale E'de 8 Kale E8 vezir F2 Oynandı. Atı E7 oynandı şimdi. Evet. Oyun D5 üzerine oynanıyor. Çok bariz. Evet. Tamamen D5 üzerine oynuyor. Ama D5 sürdüğün zaman ama ne olacak? Ama şimdi boşta değil E5. Peki bir D5'i bir hesaplayalım. Mesela beyaza bir boş hamle yap. Yani şah H1 çek. Yap o şah. Atı H3 oynar. Yok ama D5'in üzerine oynuyorsun. Ben ama sadece, şimdi ne yapayım? Ben bir sürüldüğünü görmek istiyorum. Tamam. Bir şah H1 çeker misin? Merak. H1 çeker. Bir sür bir D5'i. Bir kırar şeyi. Bakalım ne oluyor. Merak ediyorum. Tamam al abi. İşte al hepsini. Alayım aynen. Rastgele al. Fil de al. Ne oluyor? Yok şu an süremiyorum. Taş kaybettik. Olmuyor. Hala süremiyorsun ya. Hala süremiyorsun de at E3 bile oynamıyorum yani. He ama burada bir E5 var mı peki şu an? Kafayı taktın abi şu an. Ama şu an at G6'dan boşta değil. Gene boşta. Ha tamam D5 yok gene boşta. At D7. Daha da boşta oldu. Aldım. Kaybediyorsun bak. Kaşınıyorsun. Oyunu evet, dördüncü oyunu mu görmeye çalışıyorsun? Hakikaten kaşındım ya. Ama C5 de boştu. Değil de datım var. Ha öyle mi? Onu almaya vaktin olmaz ben sana söyleyeyim. At bence de olmaz gibi geliyor. Çünkü şuraya bakar mısın? At E5. Yani burada kendimizi yanarsın. Rezil edeceğiz. Yok bu yapma ama yanarsın. At G4. Ateş gelir at G4 ister bir sürü numara var. Yok şu an siyahın... Ya zaten D5 süremiyor. Ben neden E5 yani siyahın mı? oyun çıkışını göreyim. Ha bu şey manevrası pardon. At C6 at D4 manevrası veya at C6... At B4 manevrası. Yok belki kale D8 oynayacak ondan sonra. Sonra D5 oynayacak. Sen de at E3 oynarsın. İşte yine aynen. Bu arada yani D5 sürüldüğü zaman ne olduğunu da ben çok eminim. D5 sürüldüğü zaman C5 eri zayıf kalacak. Hala siyahın bir şeyi olmayacak. Ve eşitlik olduktan sonra ne olacak yani? Ya. Bir de daha vezir G2 oynamadım. Tabii onu da oynayabilir. Vakitler nedir? Vakitler? 14 dakikası var karşısında. 13 belki de. Evet. Karahan'a 18. Karahan'a 18. Tamam. 18.5. Evet. H3. Tamam tipik Karsen. Güzel. Şahını da H2'ye koyacak. Hiçbir şey yapmıyor. Şah H2 çok yani, sağlam. Süper sağlam. Şah H1 burada kalıyordu ama Şah H2. Süper sağlam. Tüm kareleri tutuyor. Yok yani şöyle söyleyeyim. Karsen bekliyor. Karahan'ın da yani yapacak fazla bir şey yok. Bir yerde gene büyük bir risk alıp karıştıracak oyunu ama yani beyaz sapa sağlam ya. Sıfır zayıflık. Alan avantajı. Ama illaki açılacak. Şu an Karahan'la beraberiye yok ya onu yapmaz. Rahatsız değil zaten. Onu yapmaz. Gerekirse kaybeder. Yani Karekin'in o bu arada Karekin'in son maçı kaybetmesinin oyunu kaybetmesinin sebebi zaten zorlaması. Kalite feda etti. Yoksa tabii. Hamle tekrarı oldu. Evet. İki kere hamle tekrarı oldu. Yani farklı pozisyon. 8 fil G2. Fil G2 çekti. Tam Karsen'in uzman bekliyor. Olduğu alan. Bekliyor yani. Çok seviyor böyle şeyleri. Çok nasıl diyeyim çok yani çok iyi oynar bu tip şeyleri yani. Karsen bunu kazanca da oynar yani. Böyle bir şey mesela. Tabii yani. Ama şu an gerçi zorlayacak bir şey yok. Yapmayacaktır yani. Tabii de yani. Hani normalde böyle bir konumu kazanma kazanç şeyiyle de oynayabilir. Niyetiyle de oynayabilir yani. Hani, çok büyük bonus abi 2-0.
Şu an yani bizim Beşiktaş yolculuğu şey oluyor. Evet. Gecikiyor. Şaşkı oynayacaktır. Koş Şaşkı. Koş Şaşkı. B4 de oynayamıyor. Oynayamıyor. Ki. Belki B4'de göz kırpıyor. Koş sen Şaşkı'yı. Şu an taş dolaşacak ya. Başka hiçbir şey yapamaz. Hayır, Atçay Altın'ın amacını ben anlamadım. At B4'e göz kırpıyor veya A5 A5 A4 hazırlıyor mu bilmiyorum. At B4 ciddi bir hamle mi? At B4 ile bir tane belki taş kesip rahatlama şeyi olabilir. Niyet olabilir. Yani at B4 biraz... Şaşkı'ya bakalım. Şu an var mı yok mu bilmiyorum da. At B4 alıp bu atı buradan kaldı. Atı nereye geleyim? A4'e gidebilirsin. B6'ya göz kırpıyor. Aynen. Tamam. Şey ama yine de 5 yok. Beyaz daha iyi oldu ya. Yo, varmış bu sefer. Var bak, bu fena olmayabilir. Bu da eşittir ama beyazın biraz şeyi biraz zayıf, evet. Şimdi bu açmazda her şeyi değiştikten sonra bir şey de kalmıyor. Kalmaz. Ya böyle bir şey olacak büyük ihtimalle. Mesela. Böyle bir şey olacak büyük ihtimalle zaten. Ama bu siyah birazcık daha hani tercih edilir çünkü şahı daha güvenlikli, öbürü biraz daha çıplak ya. Geri gel. Yok ya, ya bu konum ya kaydedilmez direkt tabii. Eşit. Tabii eşit de. At C6. Biz Şaşkı tahmin ettik. Bu at B4 almak zorunda da değilsin gerçi. Ama belki at B4 niyetiyle yaptı. E5 mi sürecek? Ha, E5 sürecek. Buldum. At C6'a bir sürüp at D4 koyacak. Tamam. He, şimdi at D4 oynuyor. Evet, o yüzden. He, şimdi düşünme sırası o zaman Magnus. Belki Şaşkı o yüzden şey değildir. Öyle iyi bir hamle olmayabilir. Belki bununla ilgili bir önlem almak gerekiyor olabilir. Tamam, Şaşkı geldi. 5. Evet, bunu istiyor. Atı D4'e koyacak. Ya bir şey olduğu yok arkadaşlar. Ama atı D4'e koy. Mesela böyle oynuyor. Mesela. Diyelim ki. Tamam, fille kırayım. Geçer yapayım. İşte konum dengesizleşti birden böyle bak. Yani şey oldu. Aynen, şimdi buraları taşıyacağız artık belki taşlar. Oyunun şeyi, doğası değişti şu an. Konumun doğası değişti. Evet. Bu bir olasılık. Ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Burada tutabilirim de. İşte tutacak herhalde. Şaşkı oynar mı emin değilim şu an. Çünkü bunları düşünüyor. Oo, G4 geldi. G4 işte, çok cesur adam. Neden söyleyeyim? Çünkü bu E5 fikrine karşı şey yapacak. Yani sen eğer vezir A5 bu arada. E5 oynarsan o da F5, G5 hücuma kalkayım diyor. He, buradan. Vezir A5 oynanmış. C3 atı şimdi boşta. 2 saniye düşündü vezir A5'e karşı. Karoana. Evet. G4'ü düşünmüş mü yani şimdi? Ya düşünmüş ya da artık tüm riskleri göze alıyor. Aynen. Hızlı oynayayım, hızlı oynayayım, vakit baskısı uygulayayım. Biraz psikolojik baskı, biraz vakit baskısı. Peki vezir G3 en doğal hamleyi yapıp düşünelim mesela. Vezir G3. Vezir G3 mü acaba, E3 mü? Bilemedim. Çünkü şu D4'teki baskıyı tamam, E3'e git. Yani. E3'e git, okeydir, kabul. Bana G3 nedense gözüme güzel. O değişik. At A4 geldi. Hatta daha güzel yani. Hem tehdit A2 ile bağlantısını kesti. Tehdit var galiba. Çok pis bir tehdit var. G5 mi tehdit ediyor? Biraz garip gelecek ama. G5 tehdit galiba. Atı kovup at C5 alacak. Ha. Anladın? Evet. Güzel. Mesela şah 8 oynatırsak. Biraz şey ama yani. Bir bakar mısın? Yanında donma var mı? Yok. İşte. Evet. Abonelikleri alalım. Şu an Göster var ya. Ataş 7 git mesela. 45 bin olmaya son 300 kişi belki de. Ataş 7 git mesela. Sadece Ataş 7. At C5 al. Şimdi at C5 alınıyor. Evet, böyle bir küçük. Vezir C5 alınamıyor. Yine aynı numara zaten. Aynı numara. Kale boştu arkadan. Kale boştu. Böyle küçük bir tuzak var. Bu bir de yok. Yok ya, fil de her şey düşünüyor. Bunu geri alalım. Bu bir tehdidi var şu an. Karsen tehdit yapıyor. At A4 iyi hamle. Ya Karsen şey yapacak biri değil yani. Aman efendim, beraberlik bana yetiyor diye böyle beraberliğe yatacak bir adam değil. Sadece stratejik olarak rakibini daha çok, tabii rakibin daha çok risk almaya zorluyor. Ama fırsat geldiği zaman da adam da bak G4 M4 sürüyor. Öyle şey canım. Değil yani. Yani beraberliğe tabii. Oynamak derken yani oynuyor. F4, F4, G4 tahtada şu an. Evet, pozisyonunu oynuyor. Şimdi at A4 gidiyor. Tuzak var yani. Bir sürü şey var. Bu arada nasıl kurtulacağım bu tuzaktan? G5 tehditinden nasıl kurtulacağız? Mesela C7 mi dönecek tekrardan? O çok büyük bir şey olur. Nasıl diyeyim sana? Peki ben G5 sürsem? FG5'e hemen patlayabiliriz. Oo, zaten FG5'e boştaymış. Evet. Pardon. Vezir C7 o zaman tek hamle belki de. Gene aynı şey yok mu?
Ha yok. Yok bu sefer ya, tuttum doğru 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 ama yani şey en kötü at C3 geri dönerim. Bir daha yenileyelim. Oh. 12 dakikası yok bu arada. Karuana'nın 15,5 dakikası var. Hı hı. Sıkıntı yok yani o kadar. Ya yani Karuana'nın bu oyundaki en büyük kozu vakti olur onu söyleyeyim. Çünkü bu hani evet, aşağı yukarı dengeli konum. Bence vakit yani hızlı oynayıp zaman sıkışmasına sokup orada böyle bir operasyon yapıp olabilir, şanslı olmayı bekleyecek. Ama bu arada bir açıklayayım şeyde. Açıkla. Ya Beşiktaş olayını da açıklayayım. Geçtiğimiz yayında söylemiştim. Kazanır yani eğer Karsan kazanırsa hemen Beşiktaş'a gidip orada işte bir kafede oturup bir şeyler içebiliriz herkes. Yani eşlik edersiniz. Biz Beşiktaş'ta olacağız. Sizleri de bekliyoruz. Bize yani YouTube'da yorum atarak veya topluluk kısmında gönderi paylaşacağım. Onun altında yazabilirsiniz. Kafenin adını yazarsın. Ha, kafenin adını paylaşabilirim. Oraya gelip beraber maçı değerlendiririz. Neler oldu, neler bitti. Tanışmış oluruz. Tanışmış oluruz. Yani tabii, çok tabii. Böyle bir şey düzenlememiştik. Hani hiç. Benim de hiç aklımda yoktu. Sabo Paşa'nıza iddia kaybettim. O yüzden evet oldu. Evet evet. Daha kaybetmedim ama kaybedeceğim. Yani evet. Kaybedeceğim. Eğer burada Karsan kaybederse evet, bir iddia. Evet o zaman olmuyor. Kurtuluyorum. Yine gelirim büyük ihtimalle. Çok da geç olmasın. Saat kaç? Şu an saat daha 21. Oo harika harika. Olur olur bu iş. Evet kimler gelecek onu bir yazabilir mi? Bakalım şu an mesela rapçi Sahabe gelecekti. Ben ona da Instagram yoluyla tekrardan ulaşacağım. O da Beşiktaş'ta oturuyormuş. Bir beraber buluşalım. Bakalım neler olacak. Karahan'a düşünüyor. Ne oldu yorum mu geldi? Bu şey... Vallahi doğru söylüyor. Vezir C7 geldi. Mecbur artık. Evet yani istek, gördü tuzağı istek. Gördü. Yani şimdi en kötü at C3 geri dönerim. Ne kadar acı bir şey ya. Şimdi Karsen at C3 de geri dönüp hamle tekrarı da yapmayabilir. Konum 1 oldu. İşte yapmayacak. Lan bu herif tam bir timsah. Aa yalnız at C3 geri dönerse hakikaten ne yapacak karı ona? Ya, seve seve başka bir şey yapacak. Şimdi aa çok çok ilginç bir tercih. Yapmayacak. Eğer, Karsen dönmeyecek atı C3'e onu diyorum ben. Dönmemeli. Yani bu ya, bugünkü şey. Bugünkü Karsen dönmez gibi. Dönmemeli yani. Daha böyle cesur bir anlayalım. At C3 oynarsa mesela tekrardan tercihe bırakıyorsunuz siz siyahı ve Vezir A5 gelirse abi, beraberlik var. Gelemez. Dönebilir at C3'de dönebilir ama Karsen hani bugün öyle bir şey yapıyor ki yani öyle bir şov yapıyor ki hani sanki bana beraberlik yetmesine rağmen beraberliği de hani istemiyorum. Hala prensipli hamle yapıyorum diyecekmiş gibi geliyor. G5 çok. Bu çok fazla. Allah ulan Karsen sen hakikaten bu sen oldu hakikaten, mu? Evet. Sen hakikaten nokta 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 yani. Ulan Karsen sen hakikaten sonuna kadar hak ediyorsun. Bak yapmıyor. Beraberliği evet. De hani yani, hamle tekrarını da reddediyor. Atçeş çok şeydi yani. Hani. Karahan'a kazıklandı Vezir A5'te ben söyleyeyim. Karahan'a şey bu Rapid'i Karsen'e karşı beceremiyor. Yani şöyle söyleyeyim kendinizden daha kuvvetli bir oyuncu oynadığınız zaman çok sık başınıza gelen bir durum vardır. Böyle oyunun bir yerlerinde rakibinizin sizden daha ileriyi gördüğünü veya stratejik olarak daha onu hisseder. Bir yerde artık hani onu kabullenirse bu şu an o oluyor yani. Hani artık bu değişildi, oyun gücünden değişildi. Mi oluyor oo. Yoksa heyecandan mı? Tecrübe mi ama? Değişildi yok. Şimdi. Evet şimdi dakika. Fila 8'i bir geri alır mısın? Açıklayalım. Neden al D2'yi al D2'yi. Neden F4 eri alınamıyordu mesela? Çünkü. O arada at C5'in üstüne hamleler geldi. Ya diyelim evet. Ki F4 alsaydı alıp şöyle bir şey vardı sanki. Benim sanki. Gördüğüm. At D4 de var. At D4 de kuvvetli at galiba. At çarpı C5'in ardından kare çarpı D2. Dur bir analiz yaptık hızlıca. Neden eri buraya geldik evet. Zaten. Sıkıntı yok. Eğer işte burada bu alınsaydı evet. Belki evet. De. Direkt. At D4 de olabilir. Gerçi vezir B6 var ama ne olduğu tam belli değil. Evet. Fil C6'ya E5 falan karışıyor ortalık. Çarşı karışıyor. Ya çok yani direkt. Seninki daha mı iyi? Ama bizim yine daha. Bu var herhalde. Ha yani ona da C5 varmış. Mesela. Bravo bravo bravo. Tamam. Okey doğru. Fil A8 çok mecburi. Güzel. Ne oldu şimdi? Ama Erlen, şimdi E5 alınabiliyor mu? Ona bakmak gerekiyor. Erlen'le 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ama beyazın tabii şimdi ciddi bir avantajı oldu çünkü atı dominant, vezir açık hatta, fil çaprazda A8 filine göre daha aktif. Yani beyazın ufak tefek üstünlükleri var. Şimdi beyazın mesela iyi hamlesi. At çarpı. Vezir B6 var. Vezir B6 var. Şah var. Bak o şah orada olmasa çok iyiydi hakikaten. Bak işte diyorum ya. Ama şah güzel bir yerde yok şu an. Her yerde. İşte H1'de olsa A6 yerine alabilirdi. Hemen biterdi. Peki E5 alınabiliyor mu acaba dediğin gibi?
Bir analiz edelim Kayseri'ni beklemeden. Al onu vezire 5 al. Ne oluyor şimdi, bu konumu anlamaya çalışalım. Şimdi C5'e belki at A6 mı? He, güzel diyorsun. Güzel dedin. Evet, evet, evet. At A6. Şu an piyonu öne geçti. At A6 alıp piyon öne geçebilirim. Doğru söylüyorsun. Vezir G3 girerse. At C7 mi? Ha, yok, at C7, vezir C7 dönüyor. Pardon. Boşa koydum, ben de görmedim. Burada içgüdüsü olarak vezir F2 gibi bir şey yapmak istiyorum ama tehlikeli mi acaba? Mantıklı aslında. Evet evet. Güzel bu. Ya dönüp at C5'i de tutuyorum bir de. Hı hı. Her şey evet. Tutuluyor. Evet. Bu bir er kazanıyor galiba şey. Karsen. Ya, at E4 falan olabilir mi? Tamam, vezir G3 aldım. Bir piyon önünde ne yapıyorsun? B4 M4 kaybedersin bunu yani. Bunu evet kaybedersin. Tutamazsın 3 tane canavar. Bir de yani en kötü çakarım, sürerim tabii, yani. Evet. O fili vermezsin. B4 hemen kazanır. Galiba Karsen, ama bir dakika. F5'e at E5 alıyor. At E5 alıp C5'i istiyor. At E5 alıyor. Ben filini alırsam o da ona oluyor. Gerçi orada ne oluyor? Ona bakalım. Al mesela. Ama biraz karışıyor. Yo, fil çok kuvvetli. Al fil A8. Fil A8 biter ya. Yok yok, o kadar hemen değil. Vezir C5 şah. Vezir D4 ya da E3. Peki. O da olur. Çünkü ben şu çaprazı da kapattım. Doğru, tabii tabii. D4 ya da E3. Bu oyun sonunda beyaz ayı. Kazanç mı bilmiyorum ama çok üstün fil çünkü. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Yok, bu oyun sonunda çok canın yanır. Üzerine E3'e. Piyonu sürmeye başlasam tutabilecek misin? Sür C5'e ben. Tamam ki. Direkt tutamam hani. Yok, sür sür. F çarpı E5. Ha, T8 falan var. Neyse yani sıkıntı. F çarpı E5 oynandı değil mi? Oynanacak yani, mecbur. Evet, beyaz şu an kazancı oynayan taraf. Ha, oynadı mı bu arada? Ben Oynadı. Önüme düşmedi. Şu an canlı Magnus Carlsen Show izliyorsunuz. Karahan artık illallah demiştir yani. İmana gelmiş midir? İllallah demiş midir? Yani Amerikalı. Ya keşke basın toplantısını yolda giderken izleriz ya. Evet. Ben hani o alkışları da duymak istiyorum bir şey. Yani izleriz, hepimiz akşamleyin izleriz toplantıyı, basın toplantısını. Sadece ben şunu tekrar ediyorum. Şu tiebreaklerdeki gösterdiği işte cesaret, hesaplama, işte yani artık siz sayın yani, sakinlik mi diyelim, doğru karar verme mi, dominans mı, her türlü şey olabilir. Şu formatta Carlsen'in dünya şampiyonu kalmayı sonuna kadar hak etti. Çünkü tabii sistem buysa, adam ona göre stratejisini kurdu. Risk de aldı. Ne riski aldı? Eleştirilmeyi göze aldı. Hem de böyle çok ağır eleştirildi. Neler dediler. Tabii. Bunlar oyuncu değil, bunlar tarihe saygısızlık. Bir dünya şampiyonu böyle bir şey yapamaz falan diyendi. Kramnik, mramnik falan, herkes yüklendi. Kasparov şey dedi. Magnus Carlsen'in sinirleri biraz zayıfladı galiba falan. Ya o da çok psikolojik bir baskı aslında. Yani adam ama da çıkıp şey diyemiyor yani. Hani işte o da Magnus Carlsen. Ben Rapid'de yenmek için bıraktım da diyeyim. Dedi ben kendimi çok şey görüyorum dedi. Onu dedi ama. Asıl toplantısında suratına söyledi. Karahan'a yani suratına dedi. Ya hayır, şey dedi. Son oyun için. Bu oyun benim hani planım buydu dedi. Berabere gibiydi. Hayır, berabere gidemedi. Amacım buydu dedi. Vezir E5 alındı. Amacım buydu dedi. Planım buydu dedi yani. Kazancı oynamadım dedi. Biz burada ne analiz ettik? At A6 analiz ettik. Vezir E5. Tam at A6 analiz etmiştik biz burada. Doğru yanlış bilmiyorum. At A6 evet. Biz burada at A6 ile beyaza iyi bir 10 üstünlük. 10 dakikaya 10 dakika. İyi bir üstünlük elde eder diye şey yapmıştık. Yani resmi sitede şey diyor. Zayıf şaha karşı 3'er. Evet, kabul. Evet. Kabul. Doğru bir tespit. Ama yani burada dedim ki mesela ata 6 al örneğin. Oynanıp oynanmadığı gibi. Ata 6'ya bir numaralar var mı acaba? Siyahın evet, bu şaha saldırması lazım. İşte ne bileyim, vezir G3, at E4, H5. Artık sallıyorum böyle, at D4 sallamalı. Bir şekilde yani mat hücumu yapması lazım. Ama şöyle diyebiliriz. Karuana da aslında istediği bir konum elde etti diyebiliriz. Yani ama bu kayıp herhalde artık. Yoksa piyon çok beraberlik olacak. Bix artı 1 diyor, evet. Elinden siyahlarla bir şey yapamazsın. Siyahlarla beraberlik yani, ama şimdi fil G2'ye düşüyor mu acaba? Yok canım, düşmez. Kaçar. En kötü at B4. En kötü at B4. En kötü yani. En kötü. Başka hamleler de olabilir. Burası almak istemiyorsun ki, senin de atın boşta. Evet yani orası öyle. Mesela fil B7'ye vezir E3 mü yapsam? Ama vezir B2 dalarsın. B2 dalar. Evet. Falan filan. Zamanı var. Ha, atı 6'ya bak. Ya ilk atı 6'ya bakıyordur herhalde. Tabii ki. Eri B almak istiyordur. Hmm.
Yani şimdi sene boyunca şey, yani at B4 oynanırsa değişimlerden sonra buradan başka çare kalmıyor gibi yani. Yapamazsın yani, evet. Yapamazsın. O yüzden hani at B4 de gidebiliyorum. Ya tabii at B4 gidersin, şah H1 çekersin, başka şeyler de oynayabilirsin. Karsan aldı mı ki? Önce onu bir şey yapalım. Şimdi almadı, evet. Yani daha, sene boyunca Karsan aslında öyle çok muazzam bir performans göstermedi bu kendi oynadığı turnuvalarda ve hani hakiki mesela reytingi çok düştü. Karsan'ın reytingi 2870'lerden 2830'lara düştü. Kendi de zaten basın toplantısında diyor ya, benim favori oyuncum 3-4 sene önceki Karsan diye bir espri yaptı. Evet. Güzel bir espri. Ama doğru şurada demek. Şurada hakikaten eski Karsan'ı ben biraz gösterdiğini düşünüyorum. Hakikaten çok iyi ezdi geçti. Daha bitmedi ama yani görünen köy kılavuzu istemez yani şu. Ya ben buradan da kazanç istiyorum ya. Yok yok, bu bir yerde dediğin gibi hamle tekrarı bir şey, teklif meklif falan. Oh, internet gitti. İnternet mi gitti, server'dan mı koptuk? Server'dan koptuk. Lichess'ten koptu, geri geldi. Evet, Lichess şu İnternet an... kopsa Beşiktaş'a erken giderdik. Şu an Lichess'te evet bir problem mi var yoksa... Evet, vezir çarpı B5'in ardından at D7, vezir B2 oynandı. Aa, almadı piyonu. Aa, at D7'de ne? At D7'yi anlamaya çalışalım. At anlamaya D7, çalışalım. Vezir B2 hızlıca oynandı. Hı. Eğer alırsan vezir D7 açmazdan şey yapacak. Bunu da isteyecek. Tabii. Taş kazanabilir belki. Vezir B2. Ya at F6 alsın. Herhalde at F6 alacak. Veya daha iyi bir hamlesi var mı acaba? Düşünelim. At B6 mesela iyi bir hamle olabilir mi? Yani fil B7 sonrasında atlar bütün kareleri koruyor vezir. Peki at F6'yı düzgün hamleye hesaplayalım. At F6. Ne yapacaksın? Piyonla mı alacaksın? Vezirle mi alacaksın? Vezirle alayım. Peki gene vezir D7 insem aynı mantıkla. Yine vezir. Ne kaybediyorsun? Taş kaybediyorsun. Vezir C8 şah, vezir A8 fil C6. Ve direkt fil C6 alıyorum ya. Ha ne oluyor? Pardon. Şey var, yok yok. Benim dediğimde var yok. Benim dediğim var yok. Vezir C8, vezir A8 taş kazanıyorum. Şimdi şöyle, evet evet. Vezir D7. Eğer vezir B2 oynarsak. Vezir C8 şah var. Şah H7. Taş kaybediyorsun. Atın da gidiyor. Bu olmaz. Ya yok yok, olmaz. Geri gel. Vezir B2. Hatta şu belki bunu da kaybetmiyorum falan ama gerçekten. Gördüm. Yani gördüm. Aynı şey. D6 var. Aynı şey. Peki bir dakika. At D7'li konu. Vezir D6. Bir dakika, almadı mı at F6? Vezir B2, vezir D6. Yuh! O Karsan sen. Aa, hakikaten bir canavarsın. Mat yani. İstiyor. Mat mı o? Mat olduğuna emin değilim. Değil. Pardon. Mat değil. Fili almak istiyor. A8'i alacak. A8'i almak istiyor. Pardon. Bu Karsan hakikaten bir canavar. Vezir C2'ye ne oluyor? Bir hesaplayalım. Aa dur, çok güzel. Bak bak. Oynat. Vezir C2. Vezir F8 şah. Vezir F8 şah. Şah H7 oynat. At F6 şah. Ne yapacaksın? Mecbur. Aldım. Vezir F7 şah. Vezir F7. İster beraber yaparım, ister A8'ini alır oynarım. At F6 ve vezir F6 falan süpür edebilirim piyonları. Beraber de yapabilirim. Peki. Şöyle bir şey var mı? Yok, onu boşa koyma veziri. Aynen. Ya bir an E6'yı da alıp fil D5 mi oynayacağım dedim de. Abartmaya gerek yok. Vezir F7 yani. Var. Bu beyaza kazanç bu arada. Ama şey, mecbur değil tabii yani. Yok Karsan muazzam. Evet, 5000 kişi olduk. Herkesten bir like rica ediyorum aynı zamanda. Abone olmasını istiyorum. Karsan korkunç formda. Yani çok hani... Vezir D6. Hızlı oyunda insanın gözüne hemen gözükmeyecek. Hayır yalnız vezir F8'in çaresi ne? At D7 alacaksın. At D7 alacaksın. Hayır, at D7'den sonra her şeyi kırışacağım. Beraber i̇şte, oluyor yani. Beyaz bence kazanç final de kazanç. At D7 vezir D7 bir oynat, inceleyelim. At D7 vezir D7. Ne yapacaksın? Atı alacaksın. Şimdi 2-3... Önce bir şahlayayım. Yani şahlamama da gerek yok da. Aa yok bak, şey var. Yok yok bak, çok pis hamle var. Onu oynama. Ha, öyle oyna, öyle oyna. Yok öyle oyna. Tamam. Şah H7. Al A8 al şimdi. Ne yapıyorsun? Vezirle şah vermek durumundasın bir tane. Hani mecbur. Yoksa dur. Evet. Orada şiş yiyeceksin. Vezirce bir. Yani bu finalde beyaza çok üstün çünkü fil. Eğer şu an Magnus berabere yaparsa, berabere yetiyor Magnus'a. 2.5 yaparak 4 oyun, yani 4. oyuna geçmeden tabii şampiyonluğunu ilan edecek. O yüzden önemli. At aynen bu varyant girildi. At D7 alındı. Hı. Şimdi vezir C2 ve şimdi tercih sırası Magnus'un. Vezir E8 ile ya da vezir C8 ile fili almak mı, yoksa direkt belki de daha
Yok yok. Fili tutar yani. Yok yok. Aynen. Burada çünkü... Evet sıkıntılar yok. Bu kötü bu kötü. Geri al geri çünkü. Şey... Fili tutar. O süper fili vermez. Vezir E8 şah oynanacak ya da Vezir C8 şah. Magnus Carlsen o süper filini vermez. Şimdi bu konumu bir daha göstersene. Vezir E8'li konumu. Vezir E8 şah al, al onu. A8'de süpür. Şimdi bu konumda filin çok kuvvetli fil. Çünkü piyonlar ters kanatlı olduğu için... Burada bilmiyorum siyah nasıl devam edebilir. Vezir C1 şah tek hamle gibi duruyor. Yani böyle hamle tekrarı yapması lazım siyahın. Başka türlü ben göremiyorum yani nasıl devam edecek. Bu C piyonu çünkü yürümeye başlayacak ve o vezir fil bataryası. Burada bence oyunun hakkı vezir C1 şahla beraberlik. Vezir C1, vezir F4 kabul edecek. Aa, şimdi buna da hamle... Vezir D6 geldi. Yok pardon. Geldik geldik. Bu oldu mu? Vezir D1. Evet. Şah aşkı mecbur. Şah aşkı gitti. Şah aşkı değil. Tamam şah aşkı. Vezir D6'ya şah aşkı gitmiştir. Şuraya gelelim. Tamam vezir D6'ya şah aşkı gitmiştir. Evet evet böyle olmuş tamam. Böyle. Vezir D6 şah aşkı doğru evet. Şimdi Karahanan'ın beraberisi var. Evet de. Ama ne yapmak zorunda ben söyleyeyim. Biraz önce resmi işte beraberlik yakın gözüküyordu diyor. Şu an Carlsen'in hala dikkatli olması lazım diyor. At D4, vezir E4. Şimdi F5 sürecek. Ben bunu hesaplamaya çalışıyordum bu arada sizlerle konuşurken. Evet Carlsen dikkatli olması lazım ama şey yani bu oyun sonunda filin ben ata karşı çok beğeniyorum. Çünkü evet, o evet, geçerler evet, hareketlenirse o at o filde baş edemez yani. Bir de yani burada şu, bir vezir kırışsa aslında bitiyor yani. Yani beyaza çok avantajlı olur evet. Bir de çünkü şu var geçerlerin önü boş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu 3'e 1'in önü boş. Öbür tarafta şahlar var. Mesela sen o 4'e 2'ni hareketlendireceksin ama şahlar aksiyonda. Öbür tarafta bomboş yani. Aynen. Hiç uğraşamazsın bile onunla. F5 sürecek herhalde. F5. Tamam doğru. Ben bunu hesaplamaya çalışıyordum. Şimdi mesela Gf5, Ef5, vezir D5 gibi bir şey olabilir. Ya da bırakıp vezir D3 mü oynasam? Olabilir. Olabilir. Lichess serverları çöküyor öyle diyeyim. Bu güzel hamle olabilir vezir D3. Yani oradaki tension'ı koruyup vezir E5 oynayacaktır. Galiba Gf5 daha iyi bir hamle ya. Sabri bak Gf5 nasıl alacaksın? Oynandı mı Gf5? Yoksa benim ha Gf5 daha Gf5 iyi. Gf5 aldı evet. Çünkü Ef5 almak durumundasın gibime geliyor. Gf5 al. Şey Ef5 al pardon. Şimdi vezir D5 benim gözüme ilişti iyi hamle olarak. Bu vezirleri kesersem... Kesmek zorundayım. Değilsin. Vezir B6, vezir F6 gibi hamlelerin var ama... Ne yapacaksın? Vezir B6 çok tehlikeli. C5 yersin. Vezir F6 C5. Gittin diyelim. Aynen. Git vezir F6'ya. Tamam vezir F6. Şimdi sürdüm C5 mesela. Hadi aynen bay- öyle. Bir sür bakalım ne oluyor. Bir oynayalım. F3 sürdün diyelim. F4 sürdün özür dilerim. Aa file 4. Alındı evet. Onu... File 4 şah falan var değil mi? O çok tatsız. Bu... Çok tatsız. Yani bu, şah bu çaprazı kapatmak zorunda. F5'i tutmak zorunda ama... At F5'e bakıyor herhalde. At F5 oynayacaksın. Bozuldu erlerin. Şimdi burada mesela gene bir sürü. Ama şimdi. Yok yok açmazız açmazız. Şans eseri açmazız. Henüz oynayamıyorsun. Henüz oynayamıyorum ama G6 oynamamda bir sıkıntı var mı? Bir sonraki hamle oynarsın ama şu an hamle böyle. E zaten. Çarpı F5 vezir E3. G F5 mi? E çarpı F5. E çarpı F5 vezir E3. Ha, vezir D5 oynamadın. Oo, ne oluyoruz? Vezir evet, E3 oynadın. Vezir E3. Bir daha gösterelim şurayı. Dakikalar 6'ya 6 mı? Şu an 0 gösteriyor değil mi? Şu an 0 gösteriyor. Resmi sitede bir sıkıntı var. Çöktü site çöktü. Evet. Bütün siteler çöktü hakikaten. Şu an 6,5 dakikası var. Carlsen'in 5,5 dakikası var. Karahanan. Vezir E3. Magnus konumu tutabilecek mi? Ya bırakın ya bırakın. Yok. Heyecan yaratalım diyorsun da. Ya şöyle bu finalde ben bir tehlike olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. İşin şakası tabii ki. Eğlencesi diyebilirim. Yani sadece şu şu siyah karelere dikkat etmek zorunda. Evet. Oradan numaralar. Şimdi mesela gelin. Beyaz atıyorum. Bak mesela beyazın burada B4 gibi bir planı var. Mesela dikkat etmezsen beyaz B4 oynayıp kazanç vaziyete geçebilir. Diyelim ki boş bulundum. B4 sürdüm. Gerçi at C2 kim var? Emin değilim ama yok. Belki de yoktur. Mesela B4 oynayabilse şimdi beyaz. Fil D5 oynayabiliyor muyum ben? Fil D5 de güzel hamle. Bence B4 daha pis hamle. Çünkü geçerli hareketlenecek. Mesela boş bulundun. Yanlış bir şey yaptın. B4 oynayabilir. Aha. Ve yani geçerli hareketlenecek. At E6. Tamam. Bence direkt. Bir dakika. B4 var mı?
Bence direkt fil d5. Fil d5 vezir e8 isteğiyle. At e6 oynandı. Hı-hı. Evet. Fil d5 niye bunu reddediyor? Yani atı belki at g5 gitsin mesela. Orada çok bir şey var mı? Mat mı edeceğim beni? Fil g8 ile matımsı yapıyorsun. İlginç. Çünkü şah da yok. İlginç. h5 süremiyorum. Evet. Bu ama, güzel fikir olabilir. Ama at f4 var. Tamam, doğru. Doğru söylüyorsun. Ben gene bak bu piyonları hareketlendirme taraftarıyım. Bir geri alır mısın? Fil d5'i. Burada b4 sürebiliyor muyuz? Sürebiliyoruz galiba. B4 sürebiliyorsak. Ama bence rakip de mi f4 istiyor acaba şu an? Yok, şah çeker. Bir b4 sürsene bu. B4 sür, b4. Piyonu. B4 at g5. Sürüldü değil mi b4? Tabii piyonları hareketlendi. Beyaz üstün diyor. Tabii ki üstün. Piyonlar gidiyor yani. Fil çok kuvvetli ata göre. Vallahi bunu da kazanacaksa yani. Ya şu bence şey olacak benim tahminim. Bir yerde hamle tekrarına izin ya, verecek. Sürekli şah olacak. Maalesef o olacak. Evet. Çünkü şey yani bunu da şey diye sunacaklar bize. Saygı bilmem ne falan. Ben olsam burada hayatta beyazda şey yapmam yani. Ama işte yani beraber ne ünvan geliyor uğraşması. Ne gerek var ne demek yani. Ben senden deli gibi üstünüm. Onu yani, gösterdin zaten hani, yani. Onu gösterdin yani. Zaten. Daha ne yapacaksın? Öldüreceğim mi? Canını mı alacaksın adamı yani? Anlamadım ki. Gel bir de Blitz oynayalım. Gel. Hadi bir de Blitz. Bak o dediğin nasıl oynuyorsun? İki tane bilerek kaybedin bir de Blitz'le şey yapın. Bir de orada hani onu orada da. Orada ilkini yenip ikinciyi verir. İlkini yenip ikinciyi verir. Armageddon'da da siyahlar alıp beyazları alıp yeneceksin. Aynen. Aa bir de beyazı alır. Ya bu fanteziye döndük arkadaşlar. Oyuna dönelim. Aynen. Ve ben bir hemen kısa bir mola vereyim. Fırsattan istifade. Bu parti hamle tekrar olur ben söyleyeyim. Onu oradan yapabilecek misin? Yaparız. Evet. Karsen bize eve gelmek istiyor musun? Karsen bize her şeyi yaptırıyor bugün. Evet, geldim. Evet, selamlar herkese. Dünya Satranç Şampiyonluğu maçının finali. Beklediğimiz kadar heyecanlı geçmedi diyeceğim ama aslında çok heyecanlı oyunlar ya. Oldu. Sadece direkt 2-0 olması. Şey yenilesene, bu çok önemli oldu. Ve şu an konum +2. Kazanıyor değil mi? Karsen kazanıyor. Tabii yani o geçerli evet. Tutamayacak. Şimdi bakalım B4 at G5'in ardından C5 vezir F6 C6 oynandı. Tabii ki geçerler gidiyor. At E6'nın ardından bir de geçen. A4 ABC piyonları yürüyor. Bunlar artık vezir diyebilirim. Magnus şampiyon oluyor mu şimdi? Karsen bugünkü psikolojik savaşıyla bence... Ya muazzam bir iş, muazzam bir iş yapıyor ya şu an. Karuana'yı gerçekten psikolojik olarak da oyun olarak da bugün bayağı iyi ezdi diye düşünüyorum. Bu kadar şey beklemiyordum. Bu kadar ya. Fark beklemiyordum. Bu kadar ben de beklemiyordum. Yani Blitz olsa böyle olsa okey. Ama Blitz'te hani ne olacağı yani. Belli değil gibi ama evet hızlıca bu arada oynandı at C7'den sonra. Şöyle bakalım A4'ten sonra at C7. Vezir F4 at isteniyor. At E6 şimdi vezir istendi. Şimdi vezir D6 mı oynayacak acaba? Valla bitişe yakın şeyler var. Yani Karsen bunu da kazanmaya oynuyor. Yok yani. Karsen bunu da kazanmaya oynuyor gibi ama şimdi herhangi bir yerde vezir D6 da oynandı. Vezir D6 da oynandı. Biliyorsun hamle tekrar yapabilirdi burada. Vezir E3 oynayabilirdi. Evet. Muazzam bir iş biliyor musun bu? Zorluyor. Yani, tüyler diken diken. Şimdi Karuana'nın şeyleri var mı? Vezir abileri var mı? Yok bırakma galiba. Ya buradan bırakma. Yok değil mi vezir abileri? Vezir abire şaşike. Karsen tertemiz. Tekrar kazanıyor diyor. Resmi sitede Karsen tekrar kazanıyor diyor. Bu arada Lee Chess muhtemelen server çöktü. 3-0 mı? 3-0 mı? Lee Chess 3-0'a kendini hazırlamamış. Biraz sıkıntılar yaşıyor herhalde şu an. Bakalım. Ya şampiyon olacaksa böyle olsun zaten ya. Vezir D6'da oynandı. Şimdi +11 sesse. Kazanıyor geçerler. İşte C7'yi tutamıyor şu an. Terk mi etti? Etmiş olabilir. Yeniliyoruz.
Bence terk etmez ya. F4'de file 4 var. Evet. Terk etmez. Terk gelmeyecek. Edecek. Birazdan gelecek diyorsun iki hamle. Tek hamle var herhalde. O da vezir F7. Vezir F7'ye de filde 5 var. Filce 4 var. Vezir abi şah. Vezir abi şah. Şah H2 at D4. Bu ne? Numara mı deniyor? Şey döndü. Liçe çöküyor şu anda. Aynen öyle. C7'ye ne var? At E2 falan. Ha, numara deniyor. At E2 var. C2 artık at E2 ile vezir G1 matları istiyor ama yani. Şimdi vezir E5'e ne var? At F3 var galiba. At F3 kaybediyorsun vezir. Niye ya? Vezir E5 at F3 bitti. Doğru. Siyah kazan. Evet, Karahan'la şampiyon. yeni şampiyon. Olursa hakikaten olur ama bak. Böyle bir şey yapsa şimdi Magnus son oyun bilmiyorum. Kendini döver herhalde. Yok be. İnter. C'li at E2'ye ne oluyor? Anlamaya çalışıyorum. C'li at E2'ye matı nasıl tutuyorum? Ya vezir C5 var ya. Bu palavra oyna. Oynatsana bir. C'li at E2 vezir C5. Nedir bu yani şimdi? Bu arada C7 oynandı. Biz onu şey yaparken. Tamam, vezir C5 oynadım şimdi. At E2'ye ne oluyor? Terk edeceksin herhalde artık. Çaresiz. Vallahi vezir çıktı. Bir at E2 vezir C5 oynatır mısın? Meraktan. At E2 vezir C5 şimdi oynanıyor mu bunlar ya, ben anlamadım. Oyun mu? Şu oynanmadı da. Bu oynanmadı. Şu an at yani at hamlesini bekliyoruz. Terk oynanacak. Böyle bitecek işte. Şu an oynanmadığı gözüküyor. Bilmiyorum. O vezir evet şöyle şu an konum. At E2'den vezir G1 mat istiyor. Atı 2'den vezir Vezir C3 oynadı. Vezir C3. E tamam, D4'e patlatıyor işte direkt. Vezir D4 patlatıyor. Hakikaten bu ne ya? Vezir çarpı D4'ün ardından herhalde terk gelecek artık. Yo oynayacak, alacak. Niye alacak ya? Vezir çarpı D4'ün ardından. Ya ama görmüyor mu yani? Terk eder. Oynamaz onu. Muhtemelen artık Carlsen. Bence rakibine Carlsen'e vezir fedasıyla bitirme şeyini yani lütfunu gösteriyor. Bence böyle bir hediye gibi hani vezir çakarak bitir. Yok ya, hiç sanmıyorum. Çünkü bir önceki dünya şampiyonluğu da öyle bitmişti. Bir de burada bana da bir de Leeches çöktü. Vezir C5 oynadı. Bile, veziri bile almadı. Vezir ulan C5 ne domuz adamsın sen. Bu nasıl bir... onu da yapmadı. Bu nasıl bir fantezi ya? Vezir C5 biraz terk et hamlesi geldi artık. Et çek. Şu anda Caruana'nın... Yeni bir dünya şampiyonumuz mu var? Hayır. Hayır. Yine bir dünya şampiyonumuz var. Dünya şampiyonluğu ünvanını Magnus Carlsen... İkinci defa koruyor. Daha önce... üçüncü defa koruyor. Üçüncü defa koruyor tabii. Bir kere Anand'a karşı korumuştu. Karyakin'e karşı korumuştu. Şimdi de Caruana'ya karşı 21 koruyor. 21 hamlede mat var diyorlar. Yani 21 hamle sürmez bile. Muhtemelen 10 hamlede falan, bitecek. Şu an imzalar falan atılıyor. Alkışlar. Şu an alkışlamazlar. Alkışlanır abi. Bitti artık. Salonda alkış kopar. Evet son Carlsen... 1,5 dakikası kaldı Caruana'nın. Yani 1,5 dakikası terk etti adam bence şu an. Şu an imzayı nasıl atacağını mı düşünüyor? Şu an imza atılıyordu ya da alkışlar falan salonda şey yapılıyordur. Kutlama var. Evet. Tebrikler, ne diyelim, 3-0 muazzam bir 3-0 skor. Gerçekten olacak işte. Beklenen bir skor hiç değildi. Belki bugüne özel, yani bugünün başında hiç düşünülen bir skor değildi ama Carlsen diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu hayda, bir kez daha göstermiş oldu. Vezir E3 oynadı. Vezir E3 mü? Burada artık son numara ne? Son bir trik bekliyor herhalde şey. Daha doğrusu Carlsen'den bir trik bekliyor. Çak şuna vezire. Ya şunu da alacak. Yani çak vezir de 4 artık ya. Yani Carlsen de şey diyordur. Vezir de 4 ne oynuyoruz? Kazandır, ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz kardeşim diyordur yani. Oo. Şimdi ona biraz bakalım. 3 dakikası var Carlsen'in. Vezir D4, vezir D4, vezir çıkınca perpem var. Yoktur ya. Var mı? Vezir E5. Vezir E5. Aa, perpe var galiba. İşte. Buradan kaçarım herhalde. Yok, kaçarım. Vezir E1 var. Vezir E1 var, perpe var. Bu arada... Perpe istemiyor. Yok, belli değil, belli değil. Yok, o yok galiba, yok galiba. Fil F1 kapıyorsun. Vezir E1, fil F1, vezir G3 falan. Vezir G3, şah H1. Ve... Caruana terk etti. Ederler. Evet. Caruana terk etti. Hemen hamlelere bakalım. C7, vezir C5'in ardından... İkinci vezir de çıkıyor. F5'in ardından vezir G4 ve
Dünya şampiyonu Magnus Carlsen 3-0 ünvanını 3-0 rapid oyunlarda 3-0 yenerek korudu. Klasik oyunlarda belki 6-6 beraberlik oldu. 12 oyunda sıkıldık belki. Hepimiz sıkıldık belki ama tiebreak oyunlarında çok 3 galibiyet. Yani bir günde 3 galibiyet hiç beklemiyordum. Bunları keşke serpiştirseydi Carlsen de biz de biraz şey yazsaydık yani. Ama gerçekten çok dominant bir oyun sergiledi bugün. Ben gene sizlere de teşekkür ederim. Selim abi istersen sen son yorumların son için sözü biz söyleyelim. Ya muazzam bir olay oldu. Evet. Evet. Yani Carlsen 12. oyunda ne kadar haklı oldu. Yani artık dediğim gibi kazanana bir şey diyemezsin. Adam bir risk aldı. Takdir edeceksin yani. Hayatta ya, risk alanlara. Muazzam bir şey bu arada. Böyle bir şey. Ya bak 3-0 yendi bir de. 3-0 bu nedir ben ya? Hiç diyecek hiçbir şeyim yok. Hiçbir yani. Şey yok. Hem bak Kasparov'un, Kramnik'in herkesin ağzına soktu yani. Tüm hepsine yedirdi. Tüm yazdıklarını. Hepsine yedirdi yazdıklarını, dediklerini. Kesinlikle. Yani, yani bir adam hiç düşünün, kimse bir şey diyemez. Tabii bir adam düşünün. İyi vaziyeti kabul etmiyor ağır partide ve hızlı satranca geçiyor. Niye? Diyor ki ben hızlı satrançta kendimi çok büyük favori görüyorum. Sonuç 3-0. Muazzam olay. Muazzam olay. Ve durum şu. Yani dün kazansaydı Carlsen süre avantajı olsaydı vesaire vesaire. Belki şey konuşacaktık. Ya sanki Caruana da yani şampiyonluğa adaydı ya şey hani belki şans faktörü yok, falan derdi. 6-6. Ama şu an evet. Muazzam bir olay var. Yani kimse 6-6'yı şu an konuşmayacak. Herkes 3-0'ı konuşacak. Bu bir de şöyle bir durum var. Carlsen iki tane son iki dünya şampiyonluğunu rapidler de korudu ve her iki rapidi de birini 3-0 birini 3-1 kazandı. 3-1 kazandığını da bahsetmiştik. Bir oyunda galibiyet kaçırmıştı. Hiç kimse 6-6 skorunu Carlsen'e karşı şey olarak görmeyecek. Yeterli olarak görmeyecek. Ve Carlsen de muhtemelen uzun bir süre hani bu yeteneğini, bu gençliğini, şeyini, enerjisini koruduğu sürece 6-6'yı her zaman kendine bir bu format böyle sürdüğü sürece avantaj olarak görecek ve dediğim gibi benden diyecek hiçbir şeyim yok. Yani nasıl bir yorum yapmalıyım onu da bilemiyorum. Yani dünya şampiyonluğu oyununda bu yani Brezilya-Almanya 7-1 gibi bir şey bu yani. Dünya Kupası yarı finalinde bir taraf bir tarafa 7 tane atıyor. Olmaz böyle şey. Bu olmaz yani. Bir de, çok zor bir şey. Bak yani. Çok hırslı bir şey abi. Yani burada beraberlik falan yapmadı, değil. Yapmadı. Onu direkt yapmadı. Şey yaptı. Dedik ama Atçı'ya 3'te dönmez dedi. Yani Vezir'de 4 patlatmaya belki Vezir'e 1 sürekli şanlar falan vardı. Ama belki vardı. Reddetti. Belki vardı. Onu da reddetti evet. Diyecek bir şey yok. Muazzam yani. Bir olay. Helal olsun. Bu evet biz yayından sonra bu arada yani hazır 6000 kişi varken ben hepinizden bir abone olmanızı isteyeyim. Başka canlı yayınlarda ya da videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Ama Beşiktaş'a, İstanbul'da Beşiktaş'a yakın oturanlar varsa biz şu anda Beşiktaş'a gidiyoruz. Bir kafede oturup hem maçı değerlendireceğiz hem de gelenlerle tanışmış olacağız. Kimler gelebiliyor? Topluluk kısmında bir duyuru yapacağız. Ama şu anda bir görebilir miyim? Kimler geliyor? En azından bir fikir elde edeyim. Ona göre de geçeceğimiz mekanın büyüklüğünü falan seçelim. Benim var aklımda bir yer ya. Barbaros Bulvarı'nda güzel yerler var. Arsene Lupin'i belki düşündüm ama. Orası olabilir. Şeyler vardı. Rock'n'roll'a veya. Şimdi isim verebiliyor muyuz şu an? Reklama girmiyor değil mi burası? Serbest bir kanal. Rock'n'roll'a var. Onun altında onun üstünde hemen güzel bir yer var. Adex'in o tarafı. Adex'in o tarafı. Orada çok güzel yerler Kafe var. Kafe Pi falan var. Kafe yani. Pi var. Kafe Pi'nin üzerinde Rock'n'roll'a var. Rock'n'roll'a yanında başka bir yer var. Ben çok sık giderdim. Oralar geniş ve güzel yani. Hani 8-10 kişilik masaları kaldırabilecek türden. Kapanışı yapalım. Duyuruyu... Tamam. Evet. Kapanışı. Aynen. Duyuruyu yapacağız birazdan. Ben gelirim. Fatih'im. Evet. Tamam. Şu anda herkes hazırlansın. Kesin gidiyoruz yani. Saat yaklaşık 10 gibi falan Beşiktaş'ta oluruz. Bir buluşma yeri seçelim. Seçelim. Barbaros Meydanı mı diyelim? Adex'in önü diyelim mi? Oradan çok rahat hareket ederiz. Adex'in önü mü yoksa şey mi? Direkt Beşiktaş'ın çarşının girişi olsun bence. O da olur. Çarşının falan. Girişinde bir taksi durağı var galiba. Bir taksi durağı ve durak var yani normal YTT durağı. Orada buluşalım. Zaten bizi gördüğünüzde tanırsınız diye umuyorum. Topluluk kısmına tekrardan yazacağım. Geç kalanlar olursa kafenin adını oraya geçer. Evet. Tamam. 1500 kişi olmayalım mı? 1500 kişi olursak güzel olabilir. Şey tezahüratlarla Carlsen'i kutlarız. Kendinize iyi bakın. Gitmeden önce bir abone ol tuşuna basalım. 45 bine çok az kalmış. Biz de yavaştan yayını kapatalım.
Abi çok teşekkür ederim. Rica ederim. Geldiğin çok keyifli için. Bir gün oldu yani. Ama Magnus'un kazanacağını sana söylemiştim önce. Doğru doğru haklısın. Sen de haklısın. Magnus da haklı, sen de haklısın. Ne diyelim? Yani şapka çıkarıyoruz. Evet. Emre sen de gel istersen ya. Bu dünya şampiyonluğunda Caruana ile başladı aslında Emre ama sonrasında hak etmediğini düşündü diyormuş. Evet. Güzel yayınlar geçirdik diye düşünüyorum bence ve ev sahipliği için çok teşekkürler Emre. Yani ne demek? Her gün buraya gelip yayın açmak çok güzel bir olay oldu. Yani Carlsen Caruana'yı görünce aslında Carlsen kazanır diyorduk. Rapidler için biraz... mi genel maç için mi diyorsun? Ya, maç içinde de aslında ilk iki oyundan sonra falan ben evet, dedim evet. ki bu adam galiba yapamayacak dedim. Ama olsun buraya kadar getirdik Caruana'da. Ya bir ya satranç adına iyi oyunlar sergiledi bence. 6-6 hani Carlsen'e gene klasikte de oynamak zordu. Ve gene de Carlsen unvanını korumayı başardı. Bence bu kadar özetlesek yeterli. Okey. Tamam. Saat 10-10.30 arasında biz Beşiktaş'tayız. Orada görüşürüz diyelim. Güzel. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça